Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Dünkü davetinden sonra bugün buraya daha böyle bir enerjik geldim. İyi gördüm ama seni. Sen de çok güzel görünüyorsun. Kombinin çok güzel olmuş. Mavi de çok yakışmış bu arada. Harikasın. Leyla! Leyla! Bugünden bir beklentin var mı? Beni mi gösterdiler? Efendim? Bugünden bir beklentin var mı? Yapmayı planladığın, istediğin bir şey. Senin beklediğin bir şeyler var mı? Ne? Senin beklediğin bir şeyler var mı bugün? Bilmem. Belki de. Sürpriz. Tamam. Hadi o bakalım. Zaman sürpriz olsun. Teşekkür ederim. Hasret, bu arada sen nasılsın? Bana mı sordular? Hasret san. Evet. Teşekkür ederim. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Alles gut, alles gut. Köfte, alles Mötte. Gut. Çok iyi. Ne haber, nasıl gidiyor? Çok güzel. Dün bir şey söylemeyi unuttum. Davetin için teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Biz böyle ilk gün seni gördüğümüzde çok önyargılı yaklaştık. Hani çok sessiz falan. Hiç alakan yok bu arada. Çok farklı bir vibe'ım var. Onu da arkadaşlara söylemek istiyorum. Teşekkür ederim davet için. Ay, ama bu seni öyle görmüşsün. Burun kırma muhabbetinden sonra birazcık olay kankaya döndü. Onu da belirteyim şimdi de. Tatyana nasılsın? Yok ya, size bir şey yapmam, merak etmeyin. Cansın. Tatyana nasılsın? Efendim, buradayım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız hanımefendi? Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Güzel uyudun mu? Güzel uyuyamadım. Biraz geç yattım bugün. Geç mi? Geç uyudum, evet. Geç uyudum. Ben de öyle. Ama sen biraz daha enerjik gibisin böyle. Belki yüzüne yansımış. Bugün mü? Dün, evet. Teşekkür ederim. Bugün daha asil, daha güzel olmuşsun bence. Yeliz'im, günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, göremiyorum ama seni. Evet, seni görmeyi bekliyorum. Ben de, göstermiyorlar bizi. Ha, geldin. Ya beni aniden çekmeyin. Evet, ve seni görebildim. Nasılsın? Ve siyahlar içindesin. Harika gözüküyorsun. Güzel olmuş muyum? Evet, harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ben anlamadım. Evet. Güzel. Benim de hala güneşim doğmadı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet. Herkese duyurayım. Biz Mert'le yazışmaya başladık. Aa, evet. 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 Instagram'dan. Görüyorsunuz. Yani hepinizden bir level öndeyiz arkadaşlar. Oğuzhan sen konuş istersen birader. Ben şey yapmayayım ya. Yok kanka, ben sadece öyle bir espri olsun diye. Burada Oğuzhan'la anlaşamayan adam bence kimseyle anlaşamaz zaten. Bir saniye, ben konuşurken niye ben sen Dilara'yla konuşurken şey yapıyor muyum? Bu adama ne, niye yükseliyorsun ya bu adama? Ya çek sen delinin kolunu, el kol uzatma bana ya. Ne diyorsun lan sen? Sakin. Ezerim seni bak ha. Ezsene. Ezerim seni. Lan!
Ya temizlik yapılırken attılar. Sana ne, belki oraya bıraktı. Çarpıştın o kadar. Kırıldım dedi, şöyle belki böyle dedi. Bana göre belki der vermek böyle. Sana ne, oraya ortalığa koydun, karışma. Ortalığa koymak mı der vermek? O zaman ortalığa koyma, benim görüyorum ki yorum yapıyorum canım. Kimsenin şipine veya işte elektriklenme olaylarına karışmam, girmem, üçüncü kişi olmam dedim. Söyledim de. Ama benim olan benimdir yani. Bir şey yapalım orada, burası çok sıcak. Ya da ben şu an heyecanlandım. Biraz da bizim ateşimizden var. Wow. Ya ben sessiz kaldığım için Ozan biraz daha ona karşı aktif olduğu için mi onu seçti? İşte gerçekten Ozan'ı beğendiği için mi diye dün kafamda kur yedim bitirdim. Acaba Rümeysa için savaşsam mı düşüncesine daha yatkınım. Tatyana eve geldiği zaman sen soru sormuşsun. Esmer mi sarışın mı diye. Evet. O da Esmer deyince sen şey demişsin, ben yokum o zaman. Ben neden yokum mu dedim? Ben zaten yokum dedim, bıraktım orada, anladın mı? Ben zaten yokum. Ben sana öyle bir güven veririm ki benim resmimi çekip de üyelerimle vesaire ya da bir başkasıyla sana gönderseler de ben bunu biliyorum. Evet. Şöyle bir durum var. Bir tık tutarsız bir yaklaşımın var gibi geliyor bana. Ben tutmak istediğimi tutarım yani. Öyle mi? Şöyle bir şey var. Senin istemeni sağlarım. Deneyim dedim, gözümü kamaştıracak mısın diye takayım dedim. Sen beni çağırdın, böyle terlemişsin, sıcak bastı galiba. Heyecanlandım. Ben seni geriyorum bence. Dediğim gibi beni etkileyen bir tek sendin. Hani kimsenin yanında gerilmiyorum senden başka. Bunu söylesem yeter mi sanırım? Evet, fazla yeterli. Senin hiç olmadı mı başka bir merak ettiğin? Peki soralım, bir kırmızı oda hakkım vardı. Onu kimle kullandın? Yeni. İzlemiyor musunuz? Burada değil misiniz arkadaşlar? Sen fazla aşık oldun bence. Birazcık kendini buraya ver. Dikkat et, sana olmayayım kanka. İkinci hatayı yapmayalım. Yani ne olacak hani? Sen yorumuna devam et. Oğlum bak, onu ben bunu yiyeceğim şimdi ama kanka bak. Bak ben bunu yerim ama kanka. Bak. Arkadaşlar, Rümeysa yok mu bugün? Göremedim. Kim onu sordu? Yani ben, bilmiyorum. Ozan. Rümeysa'yı avınız tuttu sanırım. Ne oldu, bilginiz var mı? Kime aitti kıza? Ben sordum ya, göremedim. Rümeysa geliyor. Dün çok yormuşsun herhalde. Yorulacak çok tempoya giremedik ya. Geliyor, burada Rümeysa. Heh, şöyle ay, ya. Ay hayret, günaydın. Yani. İki gündür ben günaydın diyorum, günaydın. Küpelerin çok güzel olmuş, ceketini de çok beğendim. Çizmelerini de fark ettim ama bugün birazcık mutsuz gördüm seni. Ben mi? Hayır, çok mutluyum. Enerjin yerinde değil mi? Evet. Ben de çok heyecanlıyım bugün için. Anlamadım. Bugün çok heyecanlıyım. Neden? Bugün yani bir davet olabilir, şey olabilir. Aa. Tekrardan seninle birebir görüşebiliriz. Doğru. Belki senin de sormak istediğin bazı şeyler vardır. Aa, ben sorularımı hazırladım bu arada. Hazırladın değil mi? Evet. Küpelerin yine çok güzel bu arada. Anlamadım. Küpeleri yine çok güzel olmuş. Ya. Bir küpe, küpe takıntısı var. Evet, var yani. Ben de bak, turuncuyu yakıştırmıştın tekrardan, turuncu. Onu soracaktım. Sen seviyor musun turuncu rengini? Yani sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Ben de özellikle bugün turuncu giymek istedim. Sen yo, de... ben turuncuyu sevmiyorum da sende güzel durmuş. Yani. Ben de güzel durduysa sorun yok. Güzel taşıyorsun. Bugün kırmızı odaya çağrılmayacağını düşünen var mı? Kim sordu onu? Ozan Çengel. Aynur kankam. Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm, bir afalladım ama gelecek kendime. Arka yapıştırdım sadece. Ya gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Ben bayağı de bunu konuşuyoruz zaten seninle olsam, biliyorsun. Aynen. Sen dün kırmızı odaya gittin mi? Gittin mi? Gitmedim diyor ya, öyle bir şey kanıtlayamıyoruz bu arada. Aysun'a. Aysun. Kime? Aysun.
Aslında kanıtlayamıyoruz dün Kırmızı Oda'ya seninle gittiğini Görkem. Olabilir, kankim o benim artık. Gökhan'la gittim kanka diyor. Olduk. Kankiyiz artık bundan sonra, tanıştık. Ölümüne. Baktım yani hiç. Benim için de öyle, merak etme. Bir şey söyleyeceğim, sakalları çıkınca bak daha şey olursun. Aynur, Görkem'i görünce niye afalladın? Aynur. Efendim. Görkem'i görünce niye afalladım dedin? Heyecan yaptı belki de. Niye yan yana verildik diye soracaktım, o yüzden afalladım. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Yok, yakın arkadaşım. Görkem'in bir ablası olarak şu an onunla yan yana konuldum. Başka bir şey abla değil, değil yani. Abla değil, abla değil. Teyzemsin sen benim, teyzem. Ablası değil, teyzesi. Teyze. Aysun teyzemsin sen benim, elinden öpeceğim. Onur. Günaydın Onur. Merhaba, günaydın. Ne haber? Kim o? Hangisi söyledi? Sürpriz. Günaydın. Hasret söyledi. Hasret mi? Kıza kim teyzesi? Bana seni diyenin yaşı efendim. Kaç. Sen mi dedin? Evet. Merhaba, günaydın. Günaydın. Çalacağını düşünüyor musun bugün? Yani, ben mi? Günaydın dedi diye. Belki en başından beri hasret vardı. Nereden biliyorsunuz? Bilmem, günaydın dedi diye değil bu. Hasret, dün akşam kaç kişiyi dövdün? Vallahi dün akşam. Canım benim hiç kimseyi dövmedim. Hasret, ya, beni şey de döver misin? Ama... Eve gittim, yattım yani. Ya şimdi niye böyle bir canavarmışım gibi bir şey var? Hayır şu an? Canım. Hayır canım, gayet. Sadece şaka yapıyorum. Aslında çok hanımefendi bir kadınsın. Gerçekten öyle. Kırmızı Oda'da bunu... Evet. Olsan sen konuş. Anladım istersen mi birader. Ben şey yapmayayım yani. Yok kanka, ben sadece öyle bir... Tamam okey de sen konuş istersen, ben hiç şey yapmayayım yani. Şimdi niye gerildin ki bu kadar? Olsan seni niye salmıyor kimse ya? Beni salmıyor derken ben sakinim zaten. Kimse... Burada Oğuzhan'la anlaşamayan adam bence kimseyle anlaşamaz zaten. Ben konuşurken bir saniye. Ben konuşurken niye ben sen Dilara'yla konuşurken şey yapıyor muyum? Yok, müdahale etmiyor. Müdahale ediyor mu? Hayır, sizin hayır, o ayıp değil mi yani? Ne alaka? Ben bir kontak kurmaya çalışıyorum. Tamam, ve en başından beri ben burada söylüyorum. En başından beri aklımda olan insan iki kişi vardı, açık açık söylüyorum. Biri Beyza Nur'du, bir diğeri de... Tamam. Onurcuğum, şimdi şöyle bir Hasretli, şey var. Bak, ben bir saniye. Bir şey diyeceğim. Allah Allah, bir şey diyeceğim. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben sadece biz ben bunu bilmiyorduk şey diyeceğim. Ben sadece yani bir soru sordum öyle arkadaşım olduğu için. Hayır, tamam, hani arkadaşın. Bak ama arkadaşın ama ben konuşuyorum. Tamam, ben sen konuşuyorsun da araya bir laf soktum. Ne var şimdi bunu bu kadar gelince? Bir de ben konuşurken sen bir şey söylüyorsun. Burada günaydın bahsede bu adama ne demek istiyorsun peki? Sen şu an yükselme kanka. Sakin ol. Tamam kardeşim, sensin. Tamam, sen. Bu adama niye yükseliyorsun? Ya çek sen delini kolunu, el uzatma bana ya. Şey yapma, işaret edeyim. Ne diyorsun lan sen? Sakin ol. Değil mi kendine bana şey? Ama sana çabuk. Ezerim seni bak ha. Ezsene. Ezerim seni. Hayır. Ezerim. Ezerim oğlum seni. Vallahi ezerim lan seni. Boşaltma yine. Aa. Ya bunlar gerçekten. Hiç iyi değil yani. Şey, ya temas vardı, görmekle böyle. Temas ben vardı. Görmedim o esnada burada. Ne temas oldu? Vardı. Temas vardı hayatım, görmedin mi? Ben mi yanlış gördüm? Ne yaptı? Ben orada kontak kurmaya çalışıyorum, tamam mı? Hani, bak bir nedeni. Ben size söylemedim mi? Yavrum. Demedin mi Hasret ve Beyza Nur diye aklımda en başından beri? Tamam. Değil mi? Gerilme. Zaten. Mesela bağırmana gerek yok şu anda. Hayır, bağırmana gerek yok. Sen niye müdahale ediyorsun? Sen ne alaka? Ben Oğuzhan'la konuşuyorum. Ya bu adam ne alaka? Ya sana ne lan? Ya sana ne? Oğlum doğru sok sen! Bak! Hiç gerek yok böyle işte. Gerek yok. Çık bir eline git. Tamam, görüşeceğiz. Görüşeceğiz biz seninle, tamam. Bu böyle bitmez yani, haberin olsun sen. İstediğin gibi gel. Bu böyle bitmez yani. Oğlum boş yere geç. Biliyorum, ben de anlıyorum zaten ama boş ver. Şu an biraz herhalde... O tam aslında Oğuzhan'a gerildi, o sana patladı, ona patladı. Biraz gergin. O adama karışma ya. Tamam, o gerekse o sinirlendi. Gergin biraz, sinir yok. Su içer misin? Adam ilk defa konuşuyoruz da o yüzden gerildi de birazcık. Ya, gerilecek bir durum. Ama bu kadar alınacağını tahmin etmezdim ben. Hiç konuşmayalım. O yüzden sen de orada birazcık şey yaptın. Hemen atladın ya. Çocuğa falladı. Yani böyle olacağını bir silim at. Yani konuştun. Dün yani kavga etti mi falan, oradan da yürüyebilir bu adam, anladın mı? Sen dedin ki birini dövdün mü? Yani bundan yürüyebilirsin. Buna aslında sen pas atmış oluyorsun. Neye yükseliyor ki bu kadar? Ya o bayağı da konuşmuyordu. Hiç günaydın demedi ya. Konuşmaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Bir anda... İşte ya yükseliyorlar. Ya iletişim kurma problemi var o zaman arkadaşlar. Ya kimseyle bir iletişim kuramadı ya, heyecan yaptı deniyor. Aynen. Heyecan yapınca da parladı.
Sen değer verdiğin şeylere böyle ortalığa mı bırakıyorsun? Ama ben onu diğer arkadaşları gibi öyle sessiz tutmam. Sana ne belki oraya bıraktım? Sana ne? Herkesin sabahı yok aslında. Her şeye karıştın yani. Sana ne? Karıştın o kadar. Tamam, kırıldım dedin şöyle belki böyle dedi. Belki ben değer vermedim. Oraya bıraktım. Belki ayakkabımı o zaman niye belki değer verdin dedin dün? Tamam. Bana göre belki değer vermek böyle. Sana ne oraya koyayım? Ortalığa karışmak mı değer vermek? Senin değer verme aldığını da anlamadım ki. Sana ne? Çok merak ediyorsun. Sana ne? Sana ne mi? O zaman ortalığa koyma. Benim görüyorum ki yorum yapıyorum canım. Bu evde hep beraber yaşıyoruz. Görüyorum ya yorum yapıyorum. Bak. Dün hastanede fitne fesatını çıkarıyor ortaya. Söyledi ya bak. Ben tabii dedim ki burada Leyla dedi ya size verilen hediyeleri buraya mı koyuyor, böyle mi koyuyorsunuz diye. Ben dün giderken herkes de gördü bana verilen hediyeleri aldım şeye götürdüm, evime götürdüm. Ama gel bir şey diyeceğim sana, Leyla gel, öyle gel bir şey göstereceğim. Dedim ki bir dakika Dilara'nın taşı burada mı dedim. Koşa koşa oraya gittim. Taşın tamam, orada olduğunu görünce bana dedim ki dün Hasret'le kavga ettin. O zaman taşı niye şimdi burada bıraktın? Sen bana bir bahsettin. Yine aldı fesatlar. Yani şimdi bana tavır koydu. Ben bunu dinliyorum bile. Hayatım tavır koydu. Bir beni dinler misiniz? Ne? Bu kiminse almış, buraya koymuş, ben de aldım, fotoğrafımın yanına koydum. Ama niye en başından böyle düşündüğüm için? Bana gelen bütün her şeyi buraya koyacağım. O yüzden. Evet, ben de. Bunun en başından açıklamasını böyle yapsan anlayabilirim. Ama sen de mi? Anlamıyor ki. Hayır. Ne yaptı bu şey? Bak böyle sana ne şöyle. Ben bu evde aynı anda yaşıyoruz ama ya bana Buse dersen, hayatım. Bu bana evde şey aynı işte, anda hep beraber yaşıyoruz ya. Evet böyle mi der veriyor? Ama bu ev onun evi zaten. Ha, oraya koymuş alıp eve götürse daha kötü. Çünkü burada sürekli vakit geçiriyor zaten. Ya ben burada görmek isteyebilir. Ben de onun hediyelerini oraya koydum. Şimdi açıklamasını yapınca. Sen bu bak benim ne açıklaması hak ediyorum ya? Ben bir açıklama bekliyorum. Ya Allah aşkına Dilara sen de var ya. Ya defol git ya. Yine çok boş bir Leyla, şuradaki küçük hediye gördün mü? Ozan'ın hazırlattığı hediyeler. O hediyeyi gösterdi. Dedi ki siz size verilen hediyelere böyle mi davranıyorsunuz? Ben de dedim ki bir dakika bekleyin dedim. Koşa koşa Dilara'nın taşı burada mı dedim. Almış mı dedim. Taşın oraya gittim. Ondan sonra bir baktım Dilara'nın taşı orada. Ben dedim ki Dilara dün sen Hasret'e tavır koydun. Niye benim taşıma öyle davrandın diye. Taşını dedim evde mi bıraktın yani? Boşunu uzattı kanka. Yani çok bu kadar uzatmanın neyi manası yani. Bu kadar yükselecek ne var? Bir espri yaptın devam et. Sana şey diyemez mi? Ozan kanka müsaade edersen ben Hasret'le bir konuşabilir miyim? Sen hayır mı diyeceksin? Öyle desem sen zaten. Sen niye gülüyorsun Bilal'e? Öyle desem beraber. Hasret'le bir ilişkiye gireceğim anlamına gelir. Ama ben sadece Hasret'e arada bir makara yaptım bu kadar. Yani sen kendini yani arkadaş olarak niye bu kadar büyük konu anlam veremedim açıkçası. Ben şok oldum yani bu kadar yükselmenin bir anlamı yok sana diyebilir anladın mı? Olsan bir müsaade eder misin kankacığım? Ben konuşmak istiyorum. Sen bir şey demezsin tamam zaten. Tamam kanka derim otur. Sen öyle bir adam değilsin. Onu anlatmaya aynen çalışıyorum ben de anladın mı? Kendisinde iletişim problemi var. Bilmiyorum belki dün akşam farklı şeyler yaşamıştır. Belki sorun vardır. Yani büyük ihtimalle akşam uyurken bir problem belki yaşadı herhalde. Tamam da yani sıkıntısını. Batuhan da dün akşam dün biraz gergindi o hani köpeğin. Ya onun da yok, onunla hiçbir alakası yok ya. Ne olabiliyor yani, herkes her şeyi yaşayabilir. Olabilir. Hani Mert de sonuçta bir şey yaşayabilir, burada gereksiz yere gerilebilir. Çok gerek normal yok. Ama... Ama işte tadında kalması hani lazım, de... o adrenalin tadında aynen kalması aynen gerekiyor. Aynen, bir sıkıntı yaşadıysan evinde onu bırakıp öyle gireceksin buraya. Ben de köpeğimi kaybettim yani, başka bir insan ayakta duramaz. Geldim burada yani pozitif olmaya çalışıyorum. Senin ne sorunun varsa evde onu halledip buraya geleceksin. Bu adam kimse tutuldu mu mesela? Aynen adam öyle köpeğini kaybetti. Herkes de biliyor bunun ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu. Evet. Yani ne yaşadı bilmiyorum. Bu adamın yaşadığının yarısını da yaşadığını düşünmüyorum. Adamın acısı bu arada çok büyük. Hafifalanacak bir acı değil. Senden sonra birisi söylerse sustur. Hayatım ekrana başkası verilirken ben nasıl günaydın diyebilirim? Benim ben sadece İlk ekrana kimse yani verilmedi. Genel görünüyordu ya. Tamam, ben direkt günaydın diyoruz ya zaten. Sonra ekrana verilenleri bırakıyorum sırayı. Sen de şimdi şey yan yanayken ben araya girip Berke nerede diyemem yani. Bu sana saygısızlık olur çünkü. Tamam yarın bundan sonra yapacağım saygısızlığı. Söyle. Vallahi kusura bakmayın araya gireceğim sana yani. Onu söylüyorum. Bu kim olursa olsun oraya gireceğim yani. Ya. Ben bile olsam ya. Sakin ol. Bazen insan farkında olmuyor çünkü heyecanlanıyor. Evet ya. Yani. Olmasa bu yarın yani bu kadar takılmam. Tamam. Ama bizim dünden kalan ben farkındayım Berke'nin suratından bu arada. Bu arada aynı şekilde Berke de sinirli. Berke arkadaşlarına evet şu an. Ha, onu bilemem. Onu konuşacağız artık da. Yani Berke ile konuşmamız gereken bir konu vardı dünden kalan. Çünkü gergindi çocuk. Ben de fark ettim. Yüzü düşüktü ama ben düşük olsun istemiyorum. Çünkü Berke ile bir problemin bir negatif çok bir şeyim yok. Çok yükseldi o yüzden. Bence bir hayal kırıklığı gibi oldu. Hani duygu ama ben istemiyorum demedim ki. Yükselişiniz aynı orantıda değil ama o yüzden. Ne? O sana daha çok yüksek şu an.
O yüzden anladın mı? Hani tam ama böyle aradığımı buldum gibi. Tamam, ben aslında yine onu düşündüğüm için ama bu konuşmayı. Bence yaptım. Genel olarak tüm erkeklere ve kadınlardan daha çok fazla hissediyor. Ne? Tüm ilişkiler için söylüyorum. Erkeklerin hayır hepsi ya. Kadınlara oranla daha yüksek. Biz kadınlar belli ediyoruz. Evet. Ben daha yoyalara o şeyi çok görmedim. İncinmişler aşklarını aramaya gelmişler. Evet, hepsi gerçekten aşkını aramaya gelmiş ve hepsi gerçekten Murat, böyle bağlanmak, tutulmak istiyor. Yüksek, tamam. Evet, farkındayım. Murat, Murat senden daha yüksek, belki ondan yüksek. Hayır ya, benden yüksek değil. Sen de yükseksin, sana oranla yüksek. Seninki o zaman de. Aynı orantıdayız. Ne diyorsun be? Allah söyledi. Ay Görkem sana çok fazla yüksek. İnşallah. Bu arada Görkem bir şey söyleyeyim mi? Çok ya hepimiz makara falan yaptık ama Görkem yakışıklı bir çocuk yani. Size söyleyeceğim, ben Görkem'in tavırlarını da değiştirmiş yani. Evet, niye çocuğu öyle görmedim ama çok daha kibar konuşuyor. Gözlüğüm nerede benim ya? Kanka bende. Onur iyi misin kanka? İyi misin? Sakinleştin. Sakinleştin mi Onur? Batı sen nasılsın? İyi, gelsin. Ha? İyi misin? Ay niye müdahale oluyor abi? Tamam, tamam, hadi, hayır hadi. Ben bir de diyalog tamam, seninle yani. Seninle tamam, alakası seninle tamam, alakası. Tamam ben orada araya girdiğim için tamam. Özür dilerim. Kardeşim kimse sana bir şey yapmıyor burada. Anladın mı? Sana yani konuşmak istemene de kimse uyuz olmaz, etmez. Ben dedim ki bu adamla iletişim kuramayan genellikle zaten kimse kuramaz diyor. Ben sana orada kötü bir şey de söylemedim. Herkesle iletişim kuramazsın. Ben konuşuyorum şu anda beni dinle. Anladın mı? Ben konuşuyorum ben de seni dinleyeceğim. Anladın mı? Ben ne alaka yani olsan kim? Niye ben onunla anlaşamıyorum diye kimseyle anlaşamam? Tartışamazsın. Sen de tartışabilirsin. Ben de tartışabilirim. Ki ben onunla tartışmaya girmedim zaten. Sorurum tamam abi dedim kanka, sen konuş. Tartışmaya girdin. Basit. Bak tartışmaya girdin. Hani girmedim deme ama boşuna yükseldin. Hani eğer senin lafını böldüğüm gibi hani anladıysan. Bak böldüğüm gibi anladıysan ben özür dilerim hani ama öyle bir amacım yoktu. Saldırdı ben kardeşim, onu anlamadım. Bak, sen sakin ol da. Hani seni saymıyorum okey de neden yani? Ben sana kendimi anlatayım mı? Müsaade edecek misin? Müsaade et bana. Bak ben burada Mert'i çok seviyorum. Anladın mı? Gerçekten kardeşim gibi görüyorum. Ama ben bu adamla farklı düşüncelerim olabilir, anladın mı? Mesela belki ben seninle ya da Oğuzhan'la daha iyi iletişim kurabilirim. Ben burada Mert adam değil mi diyorum. Ben Oğuzhan'la daha iyi iletişim kuruyorum. Mert adam değil olmuyor yani, anladın mı? Bu adam da adam gibi adam. Hani iletişimde bazı problemler yaşayabilirsin insanlarla. Yani mesela ben Mert'i seviyorum. İletişim kuramıyorum belki Oğuzhan kadar. Bu adam değil demek olmuyor Mert'e. Onu saygı duyman gerekiyor. Adamın yani dediği şey de bu arada kötü bir şey o kadar değil. Şeyden, o kadar sempatik şeyden bir cümle kurdu. Tamam okey siz haklısınız beyler. Adam değildik falan. O kadar falan şeyden onu aldınız tamam mı? Kanka. Bir sürü şeyden seçtiniz böyle okey. Hani bir onu çıkardınız onu kaldırdınız yani. Kanka onu sen yapın. Senin zorla bir şey yapınlar. Yeni konuşuyorsun, birisi oradan hop 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 hop. Ya bir dur bir konuşayım ya. Biz ama bak yemin ederim ya. Sen bana sordun ya. Havuz başında konuşuyorduk sonra Leyla orada yine cır 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 cırılıyordu. Hadi biliyorsun vır 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 diye. Her zamanki gibi. O esnada da Tatyana'yla Beyza Nur burada yalnız kaldı ya. Evet. Aynen. Zaten ilk önce şey o zaman sen demek burada Dilara'yla konuşuyordun. Dilara'yla konuşuyordum. Tanya geldi yanımıza. Ben seni çıkalım diye içeri geçtim hatta. Sonra Tanya mı geldi yanımıza? Aşkım Tanya ayaktaydı böyle yavaş yavaş süzüle süzüle oraya geldi oturdu. Biz Dilara'yla konuşmaya devam ettik. O ara ben konuşmayı Tanya'yı da katmak istedim. Sonra Dilara kalktı mı kalkmadı mı tam hatırlamıyorum. Duydu mu duymadı mı? Ben Tanya'ya dedim ki Tanya ben söylemesem seni söylemeyeceğini biliyordum. Ya tam açılamadın ya da kişiliğin buna el vermiyor. Söylemeyecekti. Tamam. O da beni onayladı. Başıyla mı onayladı? Evet mi dedi. O tarz bir onay verdi. Aynen. Sen burada sen sordun ben ya Yeliz. Yeliz sordu dedik. Beyza sana böyle bir şey söyledim mi? Böyle yaptı. Hayır söylemedi dedi. Bak, sonra da dedi ki gerçekten söyledi. Bak pazar günü yayınlanınca her şeyi göreceksin. Sonra da bak, dedi ki. Bak sana bir Tanya o zaman işine geleni hatırlıyor. İşine gelmeyeni hatırlamıyor. Aşkım. Hayır bak. Hayır çevirdi. Evet evet çok bağırıyorsun bir, ya. Hızlı Allah bir yükseliş oldu. Ben anlamadım yani. Hani olayı da tam bağırma. Kendini soyutlama şu anda. Ama soyutlama. Bir nabzını düşür. Yaşandı ve bitti. Bağırınca haklı olacağını sanıyorum. Sakinliğini koru şu anda. Baba onlar ya okey tamam. Baba onlar. Ben balkon çocuğu değilim. Ben kültürsüzüm. Kanka, bak, ben yükselirim. Ben yükselirim. Ben kültürsüzüm. Burada hiç baba falan değil kanka. Kimsenin yarını da garanti değil burada. Tamam siz onlar hiç çok kültürlü. Yok. Tamam yok yok hiç öyle bir şey girmek. Onlar mükemmel eğitimler aldı. Ben eğitimde almadım kanka, kardeşim. Ben bro çok ya öyle bir şey yani değil. Çok farklı. Ha, öyle görüyorsanız değil. Aniden yükseldim eğitimsizlikten. Hayır. Ya konuyu nerelere getirdin? Bir şey yok. İletişim kurmayı bilmiyorumdur, beceremiyorum. Bak soyutlama kendini. Gerek yok. Hiç kimse burada birbirinden üstün değil. Hepimiz değil aynı yarışmada birlikte yarışıyoruz yani. Bu kadar basit. Aşkım zaten pazar günü yayınlanınca hepimiz göreceğiz yani. Yani evet benim de garibime giden şey o sıra şu. Yani dedim yalan ki, niye söyleyeyim ki? Gereksiz evet zaten yayınlanacak şimdi. Biz kimin arkasından yani. Ne dedikodu yaptıysak ben onun yayınlanacağını bildiğim için yapıyorum.
hani bile bile bunu tabii, göze tabii, alarak yani. Ortaya çıkacağını göze alarak konuşuyoruz ya. Diyorum ki hani niye böyle bir şey diyor ki? Zaten ortaya çıkacak söylemediği. Kafamda öyle düşünüyorum. Evet. Ama şimdi şöyle düşününce mantıklı, sonradan aşkım, hatırlamıyorum. Bak yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tanya önceki bölümleri, önceki sezonları çok iyi izlemiş. Orada bazı böyle sessiz gözüküp de sonra herkesin böyle üstüne çıkan, herkese ezikleyen bazı tipler vardı. Onlar olmaya çalışıyor bence. Şimdi masum gözüküyor, erkeklerden oy toplamaya çalışıyor. Ama ben onu orada... ya. Yemin ederim, iki gündür benim bütün çabam Tanya'yı korumak için de kendimi ateşe attım. Herkes bana karşı sırf Tanya'yı korumaya çalışırken yaptığım hatalar ya da yanlış anlaşılmalar yüzünden herkes bana sen iyi niyetine yaptın, ben art niyet sezdim mesela. Bak ama bir şey söyleyeceğim. Bak iyi niyet olabilir ama art niyet de vardır. Kusura bakma hayatım, burada yüzüne karşı söylüyorum. Çünkü ben arkayım, sen arkasında dedikodu yapmam. Aynen. Herkes yani konuştuğumu da arkandan konuşunu yüzüne de söylerim. Kanka bunlar yani doğal şeyler bak. Gerçekten doğal şeyler. Onur bu kadar yani. Yaşanabilir yani, yükselebilirsin. Düşman değiliz bro. Hani bu kadar yükselmene gerek yok. Bana dersin ki, kanka ben konuşurum, neden araya giriyorsun? Kanka kusura bakma ya hani. Der geçer devam edersin. Ama sen niye yürüyorsun? Böyle yapmana öyle gerek şey yok abi. Demedim bana. Ama kalktın bayağı yükseldin bro şey yani. Kalktın bayağı ben yükseldin. Ben sana baktım hatta, hala durmuyorsun çünkü ben konuşuyorum. Hala durmuyor muyum? Hala durmuyor muyum? Evet abi, kayıtlar var arkadaşlar, yapmayın ya. Bak yanlış ya, anladın bir kere değil, sesini bir alçak kadar... konuşsana kanka. Onur. Ben dedi bu kadar yüksel, şey miyim? Hani beni... Ya sana ne be? Sesini sana biraz alçak. Herkes yükselme. Oğlum. Havlayan köpek ısırmaz. Ulan sana ne lan? Ya beyler Sana ne lan? Hayır. Sana ne lan? Saçmalamayın. Saçmalamayın. Geç. Sana ne lan? Bak beni delirtme. Delirsene. Hadi. Adam sen ne yapıyorsun? Ya bırakın, gel bak. Gel. Ya oğlum gerek yok. Ya bırakın, gel. Oğlum eleştireceğim mi kendini? Ya eleştireceğim mi? Sen iyi misin? Haklı olmuyorsun. Kanka bak eleneceksiniz ya. Gerek yok. Şov yapma. Ya gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor. Vallahi şov yapıyor bu. Ben düşüyorlar. Bu kadar bağırınca bulunmuyor ya. Ya bir sessiz konuş ya. Bugün çok bir araya gelmemeye çalışın bro, olmuyor. Ya tamam ben, sussun abi, sesini tamam, azaltsın şey o zaman. Karşı ama hatalı olduğumu düşünmüyorum ama sen yapmayın, buna karşı alınmış karakterin böyle olabilir. Ben eğer sen alınmıysan yani inanamıyorum. Eyvallah ya. Ama gidip de hani Batuhan'a yani işte orada hani Batuhan'a da bağırmandan acaba dedim hani dün farklı şeyler mi yaşadı? Kanka onunla alakalı birikmişlikler olduğunu düşünüyorum. Kavga mı etti falan diye düşündüm. Çünkü böyle insan değilsin bro. Birikmişlik oldu mu kanka? Serviste de, serviste kanka, de tamam bir dakika bir derler. Serviste de böyle bana ters ters bakmalar falan. Hani dışarı çıkıyorum. Hani bir şeyler içiyorum falan filan böyle, anladın mı? Molalarda bakıyorum böyle bana ters ters bakmalar. Hani böyle ben gelince oradan uzaklaşmalar falan, hayırdır ya? Kim yapıyor bunu? Batu yapıyor ya. Onur bir şey söyleyeceğim sana. Bu senin birikmişliğin mi kanka? Hayır ben kesiyorum abi. Ben bunu herkesi kesiyorum. Ben az çok herkesi hani molada yani falan da hani böyle baktı diyorsun ya. Aslında bakıyor bir birikmişliğin abi, patlaması mı ya oldu bir şu de anda? Ben hani burada okeyim arkadaşım. Ya şurada ben konuşuyorum. Bu çocukla konuşuyorum. Evet. Bu ne ya? Sen niye buna böyle müdahale? Kanka ya bir de bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu? Sana bir şey söyleyeceğim bir dakika. Sen hasretle ilgileneceğini konuştuk biz seninle. Evet. Doğru mu? Herkes biliyor zaten, ben herkes öyle. Batu da orada dahil olmaya çalıştı bu konuya. Kanka bana hasretin ilgisinden dolayı mı söyledi acaba? İki kişiyi beğeniyorum dedi. Bunlardan bir tanesi kafamda hasret söyledi. Tamam okey, biz onu net olarak konuştuk ama Batu da orada hasret konusuna girmeye çalıştı gibi geldi bana da. Yok günaydınlar, tam kanka olabilir. Ben şöyle ben düşünüyorum şey açıkçası. Ben bunu şeyde söyledim, Batu da söyledim. Bence ben orada kıvılcım şeyden olur çıktı. Kanka sen Oğuzhan'a mı yükseldin de o araya girince ona patladın? Senin dışlanmanı istemem, izin vermem. Ben de dışlanmak istemezdim çünkü empati kurduğum için. Birilerini korumaya çalıştım. Senin dediğine göre iyi niyetten yaptın bunu. Konu çözülsün istedin. Çünkü Dilaraların bozulduğunu düşünmedin ama Tanya bozulduklarını hissetti falan. Sen bu konu açılsın diye, bu konu açıklığa kavuşsun diye bu konuyu paylaştın. Ama art niyetli gözüktün. Yanlışlıkla da olabilir, öyle olmamış da olabilir. Arkasını dönüp gitmek zaten sorunlu. Düşünme yapıları birbirine benzemek zorunda, benzemek değil, zorunda değil. Farklı bakış açılarından bakıldığında öyle gözükmüş olabilirsin. Benden sana tavsiye, bence sadece kendini koru. Sadece kendinle ilgili konuş. Ya zaten yani, Tanya sağ olsun iyi şekilde bunu bana öğretti yani. Dün sana bir ders olmuş olsun. Aynen çünkü öyle. Çünkü sen kötü gözüktün. Bak arkadaşlar çok önemli bir problemimiz var. Neymiş? Tati'nin morali çok bozuk. Niye selam vermemişsin kıza içeride, kuliste hiç konuşmamışsın? Aa, hayır, selam veririm diyor. Sen dün bana elma yedirdin. İçeride hiç konuşmamışsınız ya kızla. Morali çok bozuldu gerçekten. Gülersin dedim böyle ki, ya. Dedim ki ağlama aşkım dedi. Ağlayacağın günler de gelecek. Sen kimi tehdit ediyorsun ya? Ben seninle niye mi konuşmuyorum? Sen kimsin ki ağlatıyorsun kızı? Bir dakika bekler misin? Sen kimsin ki kızı ağlatıyorsun? Demedim. Bir dakika Leyla, sen her olaya girme. Tamam mı? Tanya ile beraber. Söyledim, gel.
geldin hemen kızın taşına. Niye Leyla bir şey söylüyor da hemen bir şey buluyor? Bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Sonra siz konuşun olur mu Allah Leyla? Allah. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadı. Ben kızla hiç konuşmamıştım. Bu kadar insanın antipati duymasının sebeplerinden biri de yani benim kendi çapımca belki dışarıdakiler farklı görüyor olabilirler. Benim sana seni korumaya çabam, koruma çabamdı. Ama sonrasında kızın benim koruma sana ihtiyacı yok. O gayet kendini korumaya çalışıyor. Konuşuyoruz ya. Biz de kavga ettik tamam mı? Ben herkesten ben savunmaya devam ettim seni. Bak sana bir şey söyleme. Ben çok kötüyüm. Tamam mı? Ben çok kötüyüm. Ben kaostan hoşlanıyorum. Tamam hadi böyle olsun. Ben bu konuda hiçbir şey değmedim. Ama benim anlamadığım bir şey var. Ben sana burada söylediğim bir şey. Ben sana şurada söylediğim bir şey. Buraya gelip böyle yaptın. Hayır söylemedi. Sonra işte hatırlamıyorum ben dedim. Hatırlamıyorum sonra dedim. Ya, buradaki bu kadar insan şahit. Önce duymadım sonra hatırlamıyorum dedim. Hayatım bunlardı şahitler. Bunları izleyeceğiz yalnız sen ya. İzleyeceğiz. Sen herkese ne yapıyorsun biliyor musun? Olur mu? Masum rolü oynuyorsun. İnsanlardan oy toplamaya çalışıyorsun Gülgül. Sen de oy toplamaya çalışıyorsun. Sen var ya. Sen oy toplamaya çalışıyorsun. Ama aramızdaki sana bir şey söyleyeyim. En fena sensin. En fena sensin. Anladın mı? Leyla dahil olma. Dahil olma. Nasılmış? Konuşmaya çalışıyorum burada. Nasılmış? Dahil olma. Sen sürekli konuştuğun için bazen seni susturmamız gerekiyor ya. Bazen seni susturmamız gerekiyor ya. Ağzını bük böyle. Bükerim senin ağzını. Bak sakin. Benim ağzım bükersin. Evet. Evet. Bükerim ağzını. Hadi gel. Hadi gel. 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 Ya hadi. Güvenme ha. Hadi hadi. Ben katlarım. Abartma ya. Çok katlarsın canım. Leyla, çok katlarsın. Hadi ya. Gelir ya misin? Bir şey söyleyeyim mi? Bu evde olduğum sürece sana açma. Her gününü zehir edeceğim. Okey. Her gününü zehir edeceğim sana. Yüzerdekil alma. Çakma sarışın seni varoş. Bana. Ben hayır dedim. Bak, varoş. Git abi. Her gün beynini koyan. Vizyonsun. Cengimizin ne olsun. Tamam. Kabul ediyorum. Vizyonsun. Ama herkes yana gelince. Dur ya. Ben konuşacağım. Ben konuşacağım. Sen kes asıl. Sen kes. Ben senin gibi masum. Sen kes dedim. Masum'a oynayıp da oy toplamaya çalışmıyorum. Ben gerçekten tamam. Hayır neden yani öyle yükseldi ki bana sönlüyor ona. Ne alaka anasını satayım seninle konuşmuyorum. Şeyle konuşmuyorum anladın mı? Ben Oğuzhan'la konuşurum. Neden müdahil oluyorsunuz? İyi ya onda çok yanılıyor. Neden? Ben bundayım yani. Kanka lütfen bak ben ona da söyledim. Zaten ilk sana söyledim. Lütfen bro kuralları aşmayın. Ben ikinizin de bu evde sarı kart veya kırmızı kart gibi böyle şeyler yaşansa istemiyorum en azından ikiniz için. Ve böyle bir konu için çok gereksiz anladın mı? Yani ortada bir kıvılcım denen bir şey bence bile yok ya nasıl pardınız ama dediğim gibi ondan burada değil. Olmamış bak, yani. Murat'cığım ben affedersin ama Leyla ile konuşursam bak konuşuyorken tamam. Konuşuyor iken tamam. Sen müdahil olsan aynı tepki sana da verir. Bu böyledir. Tamam Leyla'dan örnek verme. Çünkü laf anladın mı kanka kesiliyor. Bundan sen de hoşlan. Bundan kim evet. Hoşlanan insan var mıdır ya? Doğru söylüyor. Yani bu beni kötü hissettirdi anladın mı? Bu demektir ki. Ben ciddiye alınmıyor. Ki zaten adam çok konuşan biri de değil. 40 yılda adam bir konuşuyor. Şey orada sen yine Leyla'dan bahsetmiyorsun. Bu girmeleri kötü olmuş. Dur be kardeşim. Kanka. Ya ama bir dur kanka ya. Ama Leyla çok ama bir dur tamam mı anladın kanka? Ben biliyorum zaten dediğini biliyorum. Aa, anladım. Ben kendimi anlatamıyorum bro anladın ya, mı? Ya anlıyorum. Çünkü sen bir de pek konuşan bir şey biri değildin. Hani konuşan biri de değil. Hala gelmiyorsun. En başında ben en başında söylediğim şey şu. Bak en başında dedim ki birader benim karakterim bu. Gayet normalsin yani. Söyledim. Kimsenin şipine veya işte elektriksel elektriklenme olaylarına karışmam, girmem, üçüncü bir kişi olmam dedim. Söyledim de. Ama benim olan benimdir yani. Dünün hırsını, o dünün hırsını bugün tamamlamaya çalıştı Tatiana'yla. Ben ondan siz gelmeden önce zaten konuşuyordum. O zaten hazır. Ya kız da tetikteydi yani. Tamam bir şey söyleyeceğim. Kız da böyle bir alıp verememe mevzusu var. Yani bir hırs, bir sinir, bir şey ne gerek var yani. Şimdi Leyla da işin içine karıştı. Tatiana yine karıştırdı. Yine Leyla cıvır 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 cıvır. Ama ben ne yaptım ki ben anlamadım. Dün bir soru sordu. Boli boli dedim. Evet. Doğru mu? Doğru. Yalan mı dedi? Evet. Soru sordu.
Evet dedim, hatırlamıyorum ama yani. Ama şimdi Tatyana, belki şimdi dedim, bir şey söyleyeceğim hayatım. Yayında, yayınımızda olduğum zaman da göreceğiz zaten evet, bunu. Ondan sonra sen ilk önce dedin ki hayır, ondan sonra dedin ki hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum işte. Ama sen ama niye hiçbir şey hatırlamıyorsun? Yani bana artık yavaş yavaş nasıl gelebiliyor musun? Nasıl hiçbir şey hatırlamıyorum? Aşkım, bana nasıl gelebiliyor musun? Bir şey sorulduğunda sana ben hatırlamıyorum. Sanki böyle işine gelme, bir an böyle bir korkaklık, ürkeklik yaptığında ben şey, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum bak, çünkü. Ben sana diyorum ki bir de seni koruyorum o esnada Beyza'ya karşı. Bak eğri oturalım, doğru konuşalım. Hatırlamıyorum çünkü. Benim anlamadığım bir konu, hani böyle bir meçleşme olayı olsaydı Onur'la Hasret arasında, hani böyle bir alınganlık ister istemez kişisel kendi içinde yapabilir derim. Onun yapısı, kişisel karakteri budur. Ona kimse bir şey diyemez. Ayrı. Ama daha siz kelebekte şimdi verildiniz ya. Tamam sen ilk günden beri zaten Hasret diyorsun. Tamam zaten burada herkese... Hasret mi diyorum? Yok yok, Onur için diyorum. Onur dedi ya, benim kafamdaki tane aday var. Zaten ilk günden beri Hasret diyor buna. Buna evet. Hemfikiriz ama kelebeği ilk defa verildi. İlk günden beri demiyor bu arada. Son bir gündür, iki gündür falan diyor. Bana ilk günden aslında bir şey yapmıştı, çıtlattı. Bilemiyorum artık, benim fikrim yok. Bana, bilmiyorum, bana öyle bir çıtlattı. Haberim yok daha doğrusu. Bana öyle bir çıtlatmıştı Hasret'le alakalı. Bence kanka dediğim gibi çok kıskanç bir adam. Sen orada konuya dahil oldun Hasret'le beraber. Sonrasında işte Batta şey yaptı ya, işte orada bir müdahale etti ya. Hı hı. Sana olan hırsını, sinirini Bat'tan çıkarmak istedi. Yani patlayacak bir yer arıyordu. Ben orada belki ona naber, iyi misin desem bile belki bana da patlayacaktı. Ama şöyle bir şey. Ama yanlış. Bana olan sinirli olmasını gerektirecek bir durum yok. Hiç yok. Ki sinirli olsa bile ben burada onun yükseldiğini anladıktan sonra belki alınmıştır diye alttan alıp özür dilememi gerektirecek bir şey olmadığı halde diledim. Diledim. Çünkü neden? Kapansız konu. Hani onu yatıştırmak için ama ben yatıştırmaya çalıştıkça o yükseliyor, daha çok yükseliyor. Sen zaten efendi adamsın. Orada da özür dilenecek bir konu yoktu. Ben orada da şaşırdım. Evet. Ama ben senin biraz yapını, karakterini senin yakından da iyi tanıdığım için hani sen yine efendiliğini göstermiş oldun da ona rağmen bu kadar yükselmesi, ben sonra Batı dışarıya çıkartıyorum. Onunla konuşuyorum, onu sakinleştirmeye çalışıyorum. Abi yastıklar, mastıklar ne oluyor abi? Bu kadar sen ne yaşadın ya? İşte ben ona çok şaşırdım. Gereksiz. Onur daha iyi misin? Lütfen bro. Yeter artık yani. Bak bugün kırmızı odalarımız var. Çok güzel konularımız olabilir. Güne çok kötü başladık ama böyle bitmesin kanka. Bence de böyle bitmesin. Böyle bitmesin. O modum yok ya şu konuyu an. Konuyu da yavaşça değiştirelim. Kırmızı odalı bir modum tamam, yok. Tamam otur sakin. Gerekir sus kanka 10 dakika. Harbiden. Gerilmeyelim kanka. Siz devam edin, ben bölmeyeyim. Gerilmeyelim. Harbiden gerilmeyelim. Dilara yanımızda mıydı, değil miydi? Hiç hatırlamıyorum gerçekten söylerken ben ona. Ama ben Tanya'ya söylediğime %100 eminim. Bunlar zaten yayınlanacak Tanya'cığım. Şimdi istediğin kadar masum oyna. İnsanlar kimin masum, kimin ne olduğunu gerçekten çok net şekilde görecekler. Tamam canım ya, abi sen de çok masum olmak istiyorsun da. Ben de masum olmak istiyorum. Ben masum olmak istiyorum da. Ben o yüzden olurum. Seni korurken sen kendime olma, bu kadar olurum, şey mi patladım? Ben olurum. Ya ne olur ama sen olma, ben olayım. Sus lan. Haydi canım. Lan mı dedin sen? Onu kim öğretti sana? Sana kanka. Sana bunu kim öğretti? Kim öğretti? Sen gel. Koz bulduk. Kısmetse olur, koz bulduk artık. Ooo. Lan dedin. Ben Hasret'i çağırmak istiyorum. Hello. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi. Teşekkür ederim. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi. Nasıl gidiyor? İyi, alışmaya çalışıyoruz. Diyelim. Bir şey söyleyeceğim, evde her şey yolunda mı ya? Her şey yolunda değil aslında. Niye? Yani tam ortada diyelim. Yani sabahki tartışmamı falan soruyorsan onu istersen sonraki şeylerde konuşuruz. Şu an sadece seninle ilgili konuşmak istiyorum. Tamam, şu gözlükleri gözümden rahatsızsan evet. Onu soracaktım, evet. Kusura bakma, şöyle bıraktım. Şöyle, seni evet. Gördüğümden beri... Yani iki kişi vardı aklında, olur ya yani insanların iki kişi olur aklında. Yakın gördüğü veya hoşuna gittiği fiziksel özellikleri olabilir. Beyza Nur ve sen vardın. Beyza Nur dedin sen bu sabah, doğru mu? Evet. Bizim kızlar dedi ki Rümeysa. Hayır. Daha doğrusu dedim hayır, Beyza Nur dedi. Beyza Nur vardı evet. Onlar iddiaya girdi bu arada. Beyza Nur ve sen vardın.
Hatta kağıda da ben yazdım. Soru işareti koyan da bendim. Biliyorum. Bunu anladım zaten. Öyle ama senin tarafından çağrılmamak üzdü beni. Ya ben bekliyordum şimdi... biliyor musun? Aslında biz sen oraya geldiğinde birazcık göz kontağı da kurdum ve sürekli bana bakarak anlattığını hissettim bilmiyorum. Ya tabii ki sohbet muhabbetimizde şöyle bir şey var. Açıkçası ben evde hiç kimsenin etkilenmedim. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Çünkü ben çok dürüst bir insan olduğum için o günde zaten sohbet muhabbetimizde de az buçuk anlamışsınlar diye düşünüyorum. Hepiniz muhteşemsiniz ayrı bir konu. Şimdi herkesin bir matchleri falan yani bir kısmımızın var biliyorsun. Birileri birisinden hoşlanıyor, birisi şey yapıyor. Orada burası çok sıcak. Aynen. Ya da ben şu an biraz da bizim ateşimizden Wow. Beni Batı çağırma sebebim dün de. Hani ona da aynı bu şekilde otururken söyledim. Bak ben kimseden hoşlanmadım, kimseden etkilenmedim. Belki gelecek kısmetlerimi bekliyorum. Belki sonraya doğru bir şeyler olabilir. Hani hiçbir şeyin garantisi yok. Ama şu an dedim Batı böyle hani daha bir eğlenceli, daha bir sempatik. Hani kendisi bu sabah diyor kanka, arkadaş muhabbeti gibisinden yanlış anlaşılma olmasın diye zaten Batı çağırdım. Evet. Onu da anladım. Dün aynen dün konuşmada da söyledi zaten. Batı değil arkadaşça falan. Öyle yani. Anladım. Ama zaten biz kızlarla da konuştuk. Ben dedim hatta soru işareti deyince dedim ki kesin dedim. Hatta ben şey diyorum bizim barmen. Ya barmenlik yapıyor değil mi? Barmen deyince Leyla diyor ki nasıl bizim oluyor? Niye dedim bizim çocuklar değil mi? Yani. Evet, otomatikman öyle. Evet. Ondan sonra ya falan filan derken öyle dedim. Yani öyle bir durumumuz vardı. Anladım. Evet. Bir de şey. Ben söylediğim hani benim bir klasik bir sloganım gibi bir şey var. Yani en başından beri bunu derim. Soy ismim Ateş biliyorsundur belki. O ateşin yanında bir barut arıyorum. Bunu hep söyledim. O ateşin yanındaki barut, un sen olacağını hissettiğim için şu anda buradasın. Sonrasında ne olur ne gider bilemem. Ama onun senin olacağını düşünüyorum. İnatçıyım da istemezsen de veya benden bir elektrik alamasan da problem değil benim için. Ben çünkü aldım senden. Sonuna kadar da gitmeye ve senin için diyorsun. Kesinlikle. Ama ben onu görmek istiyorum öyle bir durumda. Senin için mücadele etmeye de hazırım sonuna kadar ve bunu da görebilirsin. Hiç problem yok. Belki yanlış anlaşılmış da olabilirim kızlar sen tarafından. Evet, ilk gün geldiğinde mesela hiçbir şekilde ben bunu kabul etmiyorum, şunu kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum. Ben çok yanlış anlaşıldım ve tamamen kendimi onlara kanıtlamaya da hazırım. Yani birazcık heyecanlıydım, kendimi anlatamadım ama o yeni olduğum içindi çünkü... Ya bir de heyecan vardı. Heyecan çok vardı. Siz ilk başta bize geldiniz. Evet. Hani bu çok farklı. Biz de çok hazırlıydık. Siz yine hazırlıklıydınız anladın evet, mı? Evet, biz sizinle tanıştığımız için. Biz çok hazırlıksızdık. O yüzden birazcık kötü oldu yani. Çok kötü tanıtıldım. Bir de barmenim ya, mesleğim. Yani bazı insanlar hayır, tarafından şey hayır, senin mesela şöyle dedin hani, ya hani... Ben evet barmenim ama kız arkadaşım işte oraya gidemez, buraya gidemez. Gidemez de demedim aslında. Gidebilir ama benimle gitsin anladın mı? Neden kız arkadaşım? Ya ben çünkü o alkolün şişede nasıl durduğunu çok iyi biliyorum. Bir barmen olarak doğru. Ya biliyorum çünkü ben yıllardır, 5,5-6 yıldır bu işi yapıyorum anladınız mı? Hani sürekli bu yani. Biliyorum ya arkadaş olarak gelip hani mesela onu atıp anladın mı? Sonradan neler olduğunu ben hep görüyorum anladın mı? Ben bu yüzden kız arkadaşımın ve erkek arkadaşı olmasını da istemiyorum. Buna da karşıyım. Tabii ki de sen istersen benim de kız arkadaşım olmaz. Ben tamamen sevdiğim kadının her şeyi olabilirim. Yani böyle bir kapasitem var. Arkadaşın da olurum, dostun da olurum, sevgilin de, gerekirse eşin de. Anladın mı? Her yollu bir adamım yani, her yönlü bir adamım. Çünkü erkeklere güvenmiyorum. Çünkü neler düşündüğünü biliyorum bir erkek olarak. Çünkü ben bir erkeğim ve biliyorum diyorsun. Yani sen... Kadınları benden iyi tabii tanırsın ki ben değil mi? Ben de kadınları biliyorum. Şüphe hani yok. Nasıl ben de aynı şekilde erkekleri bu şekilde. Yani işte mesela ben kısıtlanmak falan öyle şeyler hiç benlik değil. Yani bunu bil de. Kısıtlanmak aslında değil gidemezsin, bu. Gidemezsin yapamazsın falan gibi. Gidemezsin ben biraz inatçıyım biraz da asiyim. Severim aslında öyle karakterleri var. Biraz dik başlıyım ben evet, ya. Belli. Baya baya dik başlıyım. Belli. Süremiz bitti galiba. Seni tanımak güzeldi. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni çağırdığın için. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Sürpriz bir isim var teyzeni kafanda. Sürpriz birisi var kafanda. Sürprizi bozmayacaksın galiba bu zaman. Bize söylemeyecek misin? Yok yok yok. Ben şaşıracaksınız. Karşı taraf da şaşıracak gibi hissediyorum. Şöyle bir yaklaşalım şöyle. O zaman ben ağzıma laf almaya çalışayım. Şurada oturman çok rahatsız edici. İlk girdiğinde söylemiştim ya. Biri çok dikkatimi çekti diye. Evet. Gülüşü falan. Aramızda kalsın ama. Benden çıkmasın. Yeliz'i düşünüyordum çağırmayı. Ne? Aynen.
Şaka ediyorsun. Vallahi. Sen ne düşünüyorsun konu hakkında? Olur mu yani? Ciddiyim. Yani ben ilk girdiğimde benimle ilgilenen 3 isim vardı zaten. Birincisi Yeliz. İkincisi Tatiana bir iki laf attı. Üçüncüsü kimdi? Üçüncüsünü hatırlamıyorum. Yani o da negatifti. Ha, pardon. Üçüncüsü Leyla'ydı ama o çok negatif bulmuştu beni. Yani Yeliz'e yükseldim. Ama sonra Mert bu kadar yani fena aşık oldu adam ilk günden. Kanka ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yeliz dün şey söyledi ya. İşte Mert'le Kırmızı Odalı bir donduk. Hani bir eğriye doğru gitmedi. Aynen. Sohbet akmadı. O yüzden demek ki sohbet muhabbeti böyle akacak. O da işte böyle canı sıkılmayacak birisini arıyor. Birisini arıyor ve o da konuşkan biri. Konuşkan ben de iletişimi seviyorum. Eğlenirsiniz hani aynen. Böyle. Yani eğlenceli birisini istiyor böyle. Hani ben onunla konuşurken tabii, sıkılmayacağım. Tabii. Konunun akacağı, ilerleyeceği. Evet. Böyle bir şey istiyor. Onun Mert de alamadı gibi. Alamadı canım. Yani Mert... Kendisi söyledi çünkü. Söyledi. Mert tamam güzel çocuk ama birazcık o konuda suskun kalıyor. Kadın konusunda suskun kalıyor. Mert'in... Mert çok daha yoğun. Mert normalde hani biz evet erkekler evinde akıcı falan konuşuyor. Bundan yana sıkıntı yok ama biraz daha yoğun olduğu için Yeliz'e... Duyuyorlar aynen. Tutuluyor. Sen başka birilerini çağırabileceğini söyledin diye hatırlıyorum. Hayır ben birini kararsızım dedim. En dedim arkadaşlar Batı çağırabilirim dedim. Batı çağırabilirmiş falan evet, dedim evet. Bana. Ama çünkü benim... Batı çağırmayı düşünüyorum ve hani arkadaş olarak çağırmayı düşündüğümü de belirterek dedim evet. Ya Bat dedim. Ama sen sonra Batı bir çağırdın. Bir şey soracağım. Arkadaş olarak çağıracağını belirttin zaten. Evet yok. Meçleşmek için aşkım, ya da hoşlandım. Meçleşmek değil. Tabii ki de öyle bir şey demiyorum. Ama benim verdiğim ama isme yöneliyorsun. Bak öyle bir kelime kullandın ki sanki sen böyle Bat'tan hoşlanmışsın da. Sen hoşlandın diye böyle sanki senin elindekine kıskanıp onu çağırmışım gibi bir aşkım, konuşma öyle yaptındır. Bir şey yok ama hani bana oradan iki tane oy geldi. Az çok da konuşmalardan kimden geldiğini tahmin edebiliyoruz. Acaba sen de o yüzden o taraflara mı yönelmeye çalıştın diyerekten. Ben de dedim ki Bat, ben dedikten sonra sen Bat'ı çağırdın dedim. Ben Hasret'le mi konuştum, kiminle konuştum hatırlamıyorum. Ben ilk dedim ki Bat'tan ilk başta hoşlanmamıştım dedim. Akşam burada son görüntülerini verdiklerinde Bat bana işte saçın çok güzel olmuş gibisinden bir yorum onu yaptı. Toplu konuştuk ondan bu sonra, arada, ha, toplu mu konuştuk? Evet, saçın güzel olmuş dediğinde... Aa dedim Bat o kadar da kötü olmayabilir. Ertesi gün sabah bana dedi ki ya Beyza nasılsın, iyi misin? Saçının sarısı çok güzel gibisinden bir iltifatta bulundu Bat. Hatta ben de o zaman Ozan'a doğru bir yönelimim vardı. Ben de Ozan'a selam verdim diye Bat bir böyle şey donuk kalmıştı falan. Ben erkekler evine de gidince ben Ozan'a selam verdim diye böyle biraz şey soğuk davrandı gibi hissettim. Orada da bir iç aramızda atışma oldu Bat'la. Ondan sonra ben de dedim ki yani ben Bat'ı böyle gördüm ilk gün ama Bat dedim zannettiğim hani kadar kötü de olmayabilir. Bana Ozan'la sen, olmadı. Ha. Bat benden hoşlanıyor. Ona yöneleyim dedin. Olabilir. Ben hoşlanmadım. Ha. Aşk senin sen olsun. Şunu demiyorum yani. Hani illaki Yeliz falan değil. Beyza'dan da bu arada elektrik aldım. Tanımak amaçlı. Tanımak amaçlı. Hani girdiğimde de onu söyleyeceğim. Anladım. Bir enerjisini alayım bakalım. O benden nasıl bir enerji alacak? Böyle bir hakkım var zaten. Tabii yani ki de. Kısmeti olur evi. Tüm kadın adaylarını tanıyabilirsin yani. Hani şey yok yani bunda. Zaten biz buraya şu an için ilk başta bir tanıma yoluna girmeye geldik. Yani insanları tanıyamayı. Sonrası eleyeceğiz abi. Kesinlikle. Mert konuda birazcık bana yükselebilir. Ama yapacak bir şey yok. Peki sen bunu göz ana alıyor musun? Ki göz alıyorum. Alıyorum canım. Kime ne ya? Orada bahçede söyledim zaten. Bahçeden ziyade dün de söyledim. Kimse kimseyle sevgili olmadan önce benim fikirlerimi şey yapsınlar dedim yani. Yani kime tanışmak istediğim saygı duysunlar. Saygı duysunlar. Sen dedin ya işte ben Batı çağırmayı düşünüyordum dediğinde Bat bir şaşırdı falan ama sabahında da gelip bana selam verdi sana değil. Aşkım bana sonrasında... iki oyu kim vermiş? Bilmiyorum kimin verdiğini. O zaman Kırmızı Oda'yı bir dahaki çağırmanda öğrenirsin. Sürpriz tamam, olmasın bakalım, ben biliyorum bakalım. Çünkü. O yüzden o konuşmayı bakalım, yapmazdım tahmin çağıracak. Etmesen. Ondan sonra tekrar aşkım, bunu konuşabiliriz. Aşkım beni çağırmasın zaten. Al seni. Hayır bir ama şey söyleyeyim dün, aşkım dün burada yaptığın yorumu duydun mu sen? Kırmızı Oda'ya gelen biri beni zaten çağırmasın. Aşkım, ya bu benim için hakaret olur. Pardon? Almayayım. Pardon i̇stemem, nasıl bir hakaret? İstemem. Pardon nasıl bir hakaret? Ne oldu Dilara? Bir şey olmadı ne bildirmeye gereksinimde bulundun. Neyse.
ama ben senin konuşmalarının çok sen gene şu an ortamı germeye çalışıyorsun. Hayır, germeye çalışmıyorum. Sen çok fenasın. Dün ortamı geren o kelimeyi ettikten sonra bu konuşmanın geçeceğini zaten biliyordum. Tamam. Hiçbir şey yokken bana da öyle dedi ki, yani herkesin içinde ben Batı dedim diye Batı çağırdı. İnsanların evet, elindeki ilgini çekiyor gibi bir kelime. Hayır, ben kıskanç evet, değil. Sen biraz sen de var. Ya ben sessiz kaldığım için, Ozan biraz daha ona karşı aktif olduğu için mi onu seçti? Benden yeteri kadar ilgi görmediği için mi bu şekilde düşündü? Yoksa işte gerçekten Ozan'ı beğendiği için mi diye dün kafamda kur 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 yedim bitirdim. Ondan sonra ama şöyle düne göre daha çok acaba Rümeysa sağ için savaşsam mı düşüncesine daha yatkınım. Çünkü bir de şöyle bir şey diyeyim. Tatiana ile yan yana mı dersen ya da Rümeysa ile sen mi yan yana? Rümeysa ile sen derim. Tatiana birazcık tip olarak da... Tatiana dedi de ne hoşuma gitti biliyor musun? Ağır durması, soğuk olması. Okey, güzel kız. Allah'a var güzel kız. Ama güzel çok gördük. Yani hani güzellik tamam önemli bir şey ilk tanışmamızda ama... Benim Tatiana'da bulduğum en büyük özellik ne biliyor musun? Soğuk, herkese karşı, donuk. Çünkü ben bir kız arıyorsam, bir kadın... Ben gittikten sonra işe gideceğim mesela, o dışarıya çıktı... Buz gibi olması lazım. Tabii gereksiz samimiyet. Hiçbir samimiyet göstermeyecek erkeklere aynen karşı öyle. Ki erkekler siz de erkek olduğunuz için çok iyi biliyorsunuz. Hemen bir tebessümden yakalarlar ve yürümeye çalışırlar. Ama dışarıya karşı donuksan hiçbir şekilde iletişim alamazlarsa korkarlar o kadına karşı bir iletişim kurmaya. Bence bu Rümeysa'da da var bu arada. Gerçekten sinirlerim bozuk. Hiç konuşturmuyorsunuz da yani. Dünden beri şey yaptım yani anladın mı? Saçma sapan konuşmalar geçiyor. Yani iki günde kimse burada aşkınızdan ölmüş gibi davrandı ya. Dün o Berke olsun, Murat olsun zaten. Murat bir mikserlik yapıyor. Ben anlamadım. Ben yanlış bir şey mi yaptım sence? Bence sen ya yanlış. Ben tanımadım. Bir şey söylüyorum. Bir şey söylemek evet, istiyorum. Evet. Hayır, onların bu düşünceleri... Biz burada sözlü müyüz şu an, nişanlı mıyız? Bizim evet, eşimiz değil biz yani. Neyi kaçırdın, ben 3 dakika burada bir adam... Bir dakika bir konuşayım. Kırmızı odayı. 3 dakika burada ben... Biri burada genel bir şekilde 9 kişiye kendini anlatıyor. Ben gidiyorum 9 kişiye kendime genel bilgilerimi veriyorum. Yani birebir de kimseyle sohbet etmedi. Evet çok abartıyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Çok abartıyor. Ya bunlar rol yani. Çok evde abartıyor. Kalmak evet, için birebir de 2 günde Bir dakika, 2 günde şipreneyim biriyle şey olayım evet, beni elemesinler. Evet. Böyle bir samimiyetsizlik yapacağım ama ben tek başıma eğlenmeyi tercih ediyorum. Ben tanımadığım bir insanla hayır, bir şey aşk yaşayamam. Tamam, sen tanımıyorum çok sonuçta. Ben tanıyacağım. Bana ilgi gösterecek, davranışlarına bakacağım. Erkekler bizden daha çok mücadele izledi bence programı. Evet, mücadele edecek. Ben durduk yere ölüyorum, bitiyorum. Ben böyle bir karakter değilim. Tamam, bana saygı tamam, duymuyorlar. Hayır, hayır, bir şey söyleyeceğim. Bana öldü bitti demiyorum ne canım. Oradaki ne bütün erkekler beni suçluyor ya. Beni suçluyorlar ya. Onunla yemek yiyor, bununla kırmızı. Ben tanımıyorum ki ikisini de kardeşim. Bir şey tanımak için zaten çağırmışım. Bak, kendileri aşkından mı öldü iki günde? Hayır, bak konu o değil. Bak, çocuk ya, yanlış konuşuyorlar. Ben çok doldum bak. Erkeklere dün çok doldum. Ben vallahi şoka girdim. Ben ne yaptım ya? Kimseyi tanımıyorum, birini çağırmışım. Bunda ne yanlışlık var? Burası zaten tanışma platformu. Burada yani tanımadan ben iki günde ölüyorum, bitiyorum. Gözüm kimseye görmüyor. Bu rol arkadaşlar. Bu oda en sevdiğim oda. Evet, Dilara gelebilir mi lütfen? Yes! Yes! Hoş geldin. Ne haber? Ne yakışıklılık. Sen de çok güzel misin? Buraya oturabilir miyim? Çorabım kaçtı da benim. Ah, nereye kaçtı? Kaçtı. Ne haber, ne yapıyorsun? Bugün sen iyisin değil mi? Ben bugün iyiyim. Ceket giydiğim zaman sürekli modum böyle düşüyor. Ha. Problem yaratmasın arkadaşlar şimdi o yüzden. Nasılsın, nasıl gidiyor? Ceketin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. İyi sen? İyi, ben gayet iyiyim şu anda seni gördüm. Sana sorularım var. Evet, ben de dün sana çok soru sordum. Bugün de bence sen soru soracaksın ya gibi. Ya bunu burada sormayacaktım. Merak ettiğim için soruyorum şimdi. Tatiana eve geldiği zaman sen soru sormuşsun. Esmer mi, sarışın mı diye. Evet. O da esmer deyince sen şey demişsin, ben yokum o zaman. Yok, ben zaten orada demek istediğim şey, yani kıza kimse bir süre soru sormadı, tamam mı? Evet. Ben de dedim ki esmer mi sarışın mı dedim. Zaten benim hani gözüm Tatiana'da Matiana'da değildi. Ben orada zaten rengimi de belli ederdim. Arkadaşlara da söylerdim yani Tatiana ben. Hani hoşuma gidiyor. Ben en başından beri senin ismini söyledim. Anladın mı? Ben Dilara'yla hani senin bana ilk başta günaydın demen benim zaten hani en başta. Ben etkileşimden böyle hoşlanırım, anladın mı? Ondan sonra yavaş yavaş ilerlerim o konuda.
Senin zaten çok güzel bir kız olduğun için yani başkasıyla şu anda benim şiplenme ya da başkasında gözüm olma gibi bir durumum yok. Yani öyle diyeyim ben sana. Hani Tatyana gelseydi ben Tatyana'ya da böyle ama bir şey falan... Ama sorumun cevabını alamadım. Hani ben neden yokum dedim. Ben neden yokum mu dedim? Ben zaten yokum dedim. Bıraktım orada anladın mı? Ben zaten yokum. Ben yokum demedim. Ben zaten yokum. Ben şöyle Tatyana direkt gelip içeri şey dedi. İşte neyse bunları konuşmayalım. Ne dedi? Pardon. Ya şey dedi işte kötü, sana kötü bir haberim var. Ben Esmer deyince morali bozuldu. O zaman ben yokum. Hani şimdi bunun iki şeyi var, anlamı var. Ben yokum zaten bulmuşum gibisinden senin anladın. Ben zaten yokum. Anladın mı? Ben sordum. Anladın sorduktan mı? Sonra cevapladıktan sonra Esmer, bir süre sonra mı bunu söyledin? Kimse bir süre soru sormadı kıza tamam mı? Böyle durdu zaten donuk bir kız. Ben de dedim ki hani kız katılsın aramıza falan. Hani geldi sonuçta soru soracağız kıza. Herkese de soru sorabilirim bu arada yani bence. Sen de sorabilirsin aynı şekilde. Evet. Yani Esmer mi sarışın mı sevdi? O anda aklıma o geldi. Bence bir iki kişiye daha sordum bunu. Ondan sonra kız dedi ki ben Esmer seviyorum. Ben zaten yokum dedim. Oturdum. Ben soru sordu. Ben evet böyle Tatyana anladığım için çok tepki göstermiyordum. Tatyana sana bence çok yanlış bir kelime kullanmış. Zaten Türkçesinde de sıkıntı var. Anlatamıyor da kendini. İşte derdini ben de o yüzden dedim ki kesin yanlış anlamıştır. Yani, yanlış anladığını çok evet, emin olabilirsin emindim. Bu konuda. Evet. Yani bu yüzden mi senin sabahleyin neyse, modun düştü? Neyse onu boşver. Şey, Yeliz'e şey demişsin çıkışta hani. Dilara Instagram'dan yazacağım gibisinde. Zaten böyle bir kalem getirdim. Artık şuraya Instagram'ını yaz. Ben artık yazışmak istiyorum seninle. Nasıl yani? Yani şuraya Instagram'ını yazarsan artık seninle de böyle sadece burada değil ha, ya da sadece kelebekten değil Instagram'dan seni takip edip artık her seninle... şey burada yaşamak, göstermek istediğin için bunu. Hayır. Senin Instagram adresini şuraya kullanıcı adını yaz. Artık konuşalım, görüşelim. Hani şey anlamında, ha, oradan da unutkan konuşalım. Unutkan mısın ki bunu bana verdin? Ya biraz unutkanlık var, o yüzden. Nasıl unutabilirsin adımı? Arama yazacaksın, Dilara Pusa tak diye çıkacak Dilara yani. Dilara Pusa. Dilara Pusa. Sen yaz yine, şey olmasın ben birazcık unutkanım. Yani ne olursa olsun. O zaman niye bu kadar sinirlendin buna? Bunu mesela her gün getireceksin o zaman. Evet, ben yanıma da koyacağım. Senin yazın sonuçta, anladın mı? Ben böyle şeylere önem veririm ve dün gerçekten ne? Hasret sana şey mi dedi, bu taş mevzusunda dalga mı geçti? Bu şeyde dalga geçti ya. Beyza, şeytan Beyza. Beyza dalga geçti. Ne dedi dalga ki geçmiş? Niye götürmüyorsun, evine götürmüyorsun? Böyle bir değer veriyorsun. Ne anlamı? Önüne yani gelen taştan vuruyor. Ben ağzım payını verdim zaten senin. Ben de senin onu düşündüğüm için kadının bugün, unutur mu ağzını payını verdi? Bugün erkekler evinde de herkese bundan bahsettim. Dilara beni orada koruduğuna o kadar eminim ki dedim. Yani orada da belli ettin zaten. Bir yere koymuşsun falan filan. Hayır, ben amacım şey... fotoğrafım var ya, bütün anıları orada biriktirdim. Çünkü ben hiç böyle şeyler yaşamadım. Ergenlik döneminde de yaşamadım. Burayı aynen böyle lise olarak görüyorum. Evet, aynen lise öyle aşkı yaşıyoruz zaten burada. Dün, öyle hissediyorum. Dün o mevzudan sonra o kadar çok yani böyle hani kafamdaki bazı şeyler pozitife döndü ki. Bazı şeyler pozitife döndü ki hani anlayamazsın. Çünkü o hareket benim için çok önemliydi biliyor musun? Çok değerliydi. O taşı senin hani böyle benim için hayır, bunlar çok değerli. Hayır gelip bir de dalga hayırdır yani. Yani ne alaka anladın mı? Gelip bana birisi orada dalga geçseydi ya taş mı götürdün kıza sana ne kardeşim? Çünkü sen en başta geldiğin zaman da burada hani böyle şeylerden hoşlandığını birazcık belirttin. Hani ben kompleksli bir insan değilim, oraya da giderim, sahilde otururum, kafede bir çay da içebilirim tarzında bir kız olduğun için aynı zamanda bununla birlikte çok güzel bir kız da olduğun için bunlar beni çok etkiledi. Bu şekilde çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Aralarındaki şiplerden de en iyi bence biziz. Evet. Yani çok göz önünde miyiz, değil miyiz bilmiyorum. Nasıl karşı için tarafta da... Çok kıskandıkları için böyle yapıyorlar bence de zaten. Kıskanılıyoruz. Neden böyle? Süremiz... Bitmedi. Galiba. Ya bitmedi. Bence de birazcık daha durabilirim yani. Burada şey yaparsak... Neyse. Ne yapalım, kurallar var. Kendimize kıyılık. Sen de. Konuşalım. Tamam. Burun uzunmuş bu arada. Bak bugün hiç belli etmiyorum değil mi? Evet. Aslında. Bu tarza yakışıyor. Hadi gidelim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi bakalım. Sen de. Ben sana öyle bir güven veririm ki benim resmimi çekip de üyelerimle vesaire ya da bir başkasıyla sana gönderseler de ben bunu biliyorum. Evet. Şöyle bir durum var. Bir tık tutarsız bir yaklaşımın var gibi geliyor bana. Ben tutmak istediğimi tutarım yani. Öyle mi? Şöyle bir şey var. Senin istemeni sağlarım. Deneyim dedim gözümü kamaştıracak mısın diye takayım dedim.
sen beni çağırdın, böyle terlerimi sıcak bastı galiba. Heyecanlandım. Ben seni geriyorum bence. Dediğim gibi beni etkileyen bir tek sendin. Hani kimsenin yanında gerilmiyorum senden başka. Bunu söylesem yeterli sanırım. Evet, fazla yeterli. Senin hiç olmadı mı başka bir merak ettiğin? Peki soralım, bir kırmızı oda hakkım vardı. Onu kimle kullandın? Yeliz. İzlemiyor musunuz? Burada değil misiniz arkadaşlar? Sen fazla aşık oldun bence. Birazcık kendini buraya ver. Dikkat et, sana olmayayım kanka. İkinci hatayı yapmayalım. Yani ne olacak hani? Sen yorumuna devam et. Oğlum bak, onu ben zaten bunu yiyeceğim şimdi ama kanka bak. Bak ben bunu yerim ama kanka. Bak. Ozan demiş ki içine kapanıktı, ben ona tavsiye verdim, bak dışa dön, kendini göster, diyalog kur. Bu tarz bir cümle kurmuş. Üstüne demiş ki ben onu favori seçtirttim. Hayır, ben çocuklardan rica ettim. Berke'den evine gittim ya, tamam. Ben ona soru sordum dedi. O bana soru sordu orada. Tamam, ha. Hani kendini anlatman için. Ben onu açtım. Ben onu dışarıya yönlendirdim. 3 dakika otururduk yani. Dışarıya. Bana soracak biri yok mu yani? Tamam, bir ona mı bir kaldı? Saniye. Onun üstüne demiş ki ben onu favori seçtirttim. Berke'den rica ettim. Ben onu bu böyle var ettim. Bak, ya Berke'nin oyuna bir şey olmadı bu arada. Eşitlik ama bu cümlelerin sonuna bu geliyor. Bu geliyor. Bu cümleleri bu kurmuş. Yani bunu Murat'la Berke söyleyip de onu ben Ozan evet dememiş. Ozan bunu bildiğin kurmuş. Yani Berke ile Murat bak sen var ettin diyeyim, Ozan da evet değil. Ozan bunu erkeklere demiş ki ben böyle yaptım, ben şöyle Ozan yaptım. Ozan diyor bunlar da background'dan. Bunlar da background'da destekliyor. Kor halinde sen bu yaptı, bu çocuk seni yaptı. Gazlıyorlar. Bu destekliyorlar bu yani. R yaptı, kimse bir şey yapamaz. R yaptı dün. Sonra R yaptı. Ben de öyle bir şey demedim. Hani rica ettim belki. Sabah dedi ki ben dedi ne özür dileyeceğim mi dedi Beyza. Ben dedim trip alacağım. Gönlünü alacağım. Trip attı gelmiyor dedi. Ozan dedi ki gönlünü alacağım bak. Demek ki beklediği tepkiyi alamadı senden, tutuştu. Evet. Bana fake geliyor. Ben fikrimi söylüyorum. Ozan'ın bu kadar tripler, evet bozuldu. Hevesi kırıldı, egosu belki ezildi. Umurumda bile değil. Kimsenin egosunu tatmin etmek için gelmedi. Ama bu kadar büyük bir şey yok. Evet, bu kadar büyük bir şey yok. Rol bence fake. Bence erkekler başka bir şey moralim yetişir. O Ozan konusunda ağzını açanlar Murat ve Berke, onlara gerçekten hiçbir şey ya değil. Ya erkekler çok aceleci değil mi? Çok samim. İki çok günde ne oldu? Öldü mü senin için? Hayırdır? Ama işte sorsan ne oldu? Öyle. Nişanlımışlar. Nesiniz? Evet. Sen şimdi biriyle tanışmaya gidince sen kötü bir kadın mı olacak? Ya ben şimdi mesela şey modundayım şu anda. O baskıyı hissediyorum üstümde. Ben Berke ile bir adım çıktı ya. Ben sen bile dedin ağırdan alalım. Evet. Samimiyetsiz iki günde. Yeliz'in kırmızı odaya gelmesini bekliyorum. Merhaba. Ay hiç beklemiyordum. Hayat sürprizlerle dolu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şunu gönderelim. Aa çok garip bir gitti. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel ve enerjik görünüyorsun. Aa öyle mi? Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk sizin evinize geldiğimde ilk dikkatimi çeken sendin bu arada. Ama böyle Mert'le bir anda birbirinize yükselince kendimi durdurdum. Ama seni de tanımak istiyorum. Yani aslında kafamda bir iki isim var. Onlardan biri sensin. Şu an böyle hemen şeyler olsun falan değil de bir tanımak istiyorum, görmek istiyorum seni diye davet ettim. Anladım. Güzel görünüyorsun. Çok enerjiksin bu arada. Teşekkür ederim. Olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyorum. Evet, evet. Enerjimi. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Öyle mi? Hiç hissettirmedin. Ya. Hiç kızlar evinde hiç böyle bir şeyin konusu bile geçmedi. Şok olacak herkes. Öyle. Ay çok garibime gitti. Peki bu durum hoşuna gitti mi? Yani hoşuma gitti mi? Yani hoşuma gidebileceği veya gitmeyeceği bir durum değil. Aslında hani ne pozitif ne de negatif olarak değerlendirebileceğim bir durum değil. Ama arkadaşça bir diyalog kurabilirim. İlk öncesinde evet. Seninle bir arkadaşlık başlatabilirim. Arkadaşla iletişim kurmak isterim. Çünkü şu an Mert'e karşı heyecan olsun işte geriliyorum onun yanında, evet. Heyecanlanıyorum.
o duyguyu tartmak istiyorum. İlk önce o duygu nereye kadar gidecek onu görmek istiyorum. Ama seninle de arkadaş olan diyaloğum olmasını isterim. Çünkü sen de çok... Evet, ilk başta bir böyle bir yanlış anlaşılma, evet, tarzı bir şey oldu. Ama ben orada da dedim, Batın diyalogları hep bir didişme üzerine kurulu. Benim de en sevdiğim diyalog tarzı odur. Hep böyle didişerek, evet, böyle laf atarak diyalog kurmayı ben de çok severim. Onun lügatı öyle. Yani kötü bir amaçlı değil. Evet, evet, değil. Dedim ve zaten sonrasında bunu herkes gördü. Çok sevildiniz, çok sempatik karşılandın. Teşekkür ederim. Ay, beni çok şaşırttın. Ne güzel. Hiç beklemiyordum, biliyor musun? Hayat sürprizlerle doluymuşlar. Onun harici birazcık şeyden de cesaret aldım. Dün sen Mert'e söyledin hani çok iletişim kuramıyoruz gibilerinden. Evet, biraz iletişimden yana bir, aynen, sıkıntı. Yani şu, aslında sıkıntı dediğim, benim en dikkat ettiğim şey diyalog. Yani akmalı. Evet. Ben çünkü şey düşünmek istemiyorum, ne diyeceğim? Ya da susmak istemiyorum. Sustuğumuzda bile o diyalog akan, hani sessizlikte bile iletişim vardır ya. Evet. O olmalı benim için. Onu tam yakalayamadım. Belki gerginlikten, belki heyecandan. Onu olabilir. İlerleyen zamanlarda görürüm diye. O öyle bir kaldı ama aklımda o düşünce hala var bu arada. O çözülmüş bir sorun değil. Yani onu zamanla göreceğim. Diyaloğum devam ediyor mu etmiyor mu? Zaten büyük ihtimalle Mert'le olan yürüyeceğim yolda o belirleyecek. Evet. Nerede bitip nerede devam edeceğini. Zaman diyorum. Daha, aynen, çok yeni, daha tabii, çok tabii, her şey taze. Daha bu evde de çok yeniyiz. Şu an sadece arkadaşlık dediğin, evet, gibi, evet, tanımak, evet, için. Evet. Hayırlısı olsun diyelim. Çok garibime gitti. Aynen. Kaç yaşındaydın? 22. 22. Sen? 30. 30. Evet. Burcun neydi? İkizler. Yükselenini biliyor musun? Akrep. Ah. İki ucu farklı bir değnek. Aynen, evet, aynen. Biz konuştuk bu arada ikizler akrep biri vardı diye. İşte ilk sen zaten laf atmıştın, evet, sanırım hatırladığım kadarıyla. Evet. Çok fenasın sen, çok zorsundur. Yani kendime zorum aslında birazcık daha. Zaten ikizlerin derdi kendinedir. İkizler en büyük çileyi kendine çektirir. Evet, evet. Kendi içinde yer bitirirsin, kendin üstüne bir de akrep. Ay, sana kolay gelsin bu arada. Hayat senin için gerçekten zordur. Zor. Yani ama ön yargılı olmamak gerekiyor. İkizlerin iki yüzlü olması gibi bir durum yok. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü karşı taraf sanıyor ki ikizler böyle iki yüzlü, işte yok adam satar. Öyle bir şey yok. Sadece çok dengesizim. Evet. Hani gel şu an şunu yapalım. Dengesiz de değil, kararsızsınız. Kararsız. Evet. Ben editörlük yaptım bu arada. 18 yaşında 120 makale yazdım burçlar üzerine. Oo. Tabii. Yani seni sana anlatabilirim mesela. O kadar bir bilgi sahibiyim. Evet, ikizler çok eğlenceli bir burç. Terazidir dengesiz olan, ikizler değil. İkizlerin sadece adı çıkmış. Evet. Mesela akrep de kinci olarak nitelendirilmemeli. Akrep sadece unutmaz. Kin beslemez. Sadece unutmaz. Yani o aradaki bazı kelime hatalarından dolayı adı çıkmış. İki burcun, evet, sahibisin. Geçmiş öyle olsun. Yani ama tabii burca göre de değerlendirmemek lazım. Tabii ki. Ben bu arada çok yanlışlarım ikizlerle de, öyle akreple mi? De. Evet, benim yükselenim boğa, asıl burcum oğlak. Oğlak da ikizler çok yanlışıyor. Boğayla da akrep çok iyi anlaşır. Benim en yakın arkadaşlarımın çoğu ikizler burcuydu. Süper. Çok eğlenceliler çünkü. Ben hep up karakterler seçerim kendime. Düşük moda olan insanlarla çok diyalog kurmam ve yeter diyorum. Bu ne, evet, melankolilik, evet, yani. O belli zaten, evet, yakından. Evet, o yüzden hep up insan olur değil mi? İkizlerin de o yüksekliğini, enerjiliğini, o biraz da umarsız mı, umursamaz mı desem ya da gamsız mı desem, hangisi doğru olur bilemem ama. Bende hiç yok mesela. Bir tık daha böyle olaylara pozitif yönden bakıp öyle yorumlayabiliyorsunuz. Kesinlikle ama içimde de çok fazla duygusal bir insanım. İçinde sen, o yüzden diyorum ya, sana zor. Evet. Sen sana zorsun. Kesinlikle. Karşı tarafa değil. Atıyorum ben senin yanında bir şeye üzüleyim, toparlarsın, yükseltirsin. Ama sen bir şeye üzül, kim sana ne yaparsa yapsın, o içte o üzüntü İçimden devam eder. Yaşıyorum. Gülüşün bu arada çok güzel. Gerçekten, evet, teşekkür ederim. Şu an böyle arkadaşla da söylüyor olabilirim bunu. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşla alıyorum bu iltifatını. Aynen, rica ederim. Bitti. Bitti. Tamam. Kalkıyorum ben. Görüşmek üzere. Çok kendine çok iyi bak. Sen de. Gördüğümde onlar o kadar çok şaşırdım ve o kadar çok heyecanlandım ki. Keşke ben nasıl gittim biliyor musun? Aa, çok güzelsiniz falan. Tamam, fiziksellik dediğim gibi. Önemli değil benim için fiziksel. Karakter, seni kim benim çağırdı? Benim için karakter önemli kanka. Kim çağırdı? Tahmin benim için musun? Beni yönetmeli diyor. Anladım. Beni yönetsin diyor. Hani baktığım zaman da mesela oraya gittiğimde de mesela bir Beyza'nın bir de hasret geldi gözüme mesela. İkisi, evet, evet, geldi benim gözüme. Kanka şu an... Başka kimseyi düşünmedim. Çok özür dilerim. Hangisinde daha yukarıdasın? Ben hasreti çağırdığını net düşünüyorum. Ya hasret de daha yanlış. Ben de hasrette konuşuyorum. Hasret çok iyi bir eğlenceli konu. Ve gerçekten hasrete çok eğlenebileceğimi düşünüyorum hasrette.
Okey. Çok eğlenceli. Olabilir. Etkileşim alabilir. Hissettin mi? Mantıklı. Güzel, süper abi. Var. Harika. Ama bu güzel bir şey. Karşıdan o enerjiyi aldın mı? Aldım. Ama zor bir kadın. Zor tabii. Zor. Canım. Zor. O bir kere Almanya onunla geçmişti değil mi? Yönetme durumları. Aynen, söylemişti. Aynen. Zor bir kadın, onu söyleyeyim. Yönetemez. Çok zor bir kadın. Benim biraz enerjim düştü. Enerji ihtiyacım var. O yüzden Kırmızı Oda'ya Leyla'yı davet ediyorum. Hoş geldin ve yine elim boş gelmemiş. Evet. Ben alayım sana yardımcı olayım önce. Sonrasında seni bir öpeyim güzelce. Yine benim kırmızı fincanlarımıza. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Bunu hiç çevirmek istemiyorum ama işte mecbur kurallar, çevireceğiz yani zamanı. Ben onu unutmuştum yine. Evet. Ben de seni görünce unutuyorum ama işte kuralları da unutmamaya çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Çok şık almışsın. Teşekkür ederim. Kolyen de çok güzel. Ha, teşekkür ederim. Sen de öyle. Gözlüğünü niye çıkardın? Gözlüğü neden çıkardım? Ya şöyle biraz ev gergin, böyle bir atışma vesaire falan belki verilmiştir, az çok. Gözlüğü nereye koyduğumu falan hiç bilmiyorum da bunları hiç konuşmak istemiyorum. O yüzden biraz ben da enerjim, evet, onlar düştü. Buraya enerjimin yükselmesi için geldim. O yüzden zaten sen de buradasın ve yükselmeye hemen şu an başladı. Şimdi ben biraz kendimden bahsedeyim sana karşı. Şöyle ben 27 yaşındayım. Fitness eğitmenliği yapıyorum zaten. Evet, az çok biliyorsun artık. Ailemle beraber yaşıyorum şu anda ben. Ondan ziyade... Ailenle yaşıyorsun, evet, değil mi? Tek sen yaşıyordum. Şimdi onlar biraz kentsel dönüşme ve sayfa falan girdi. Bana yerleştiler işte geçici güzel, bir süreç. Güzel, daha iyi. Aynen. Ailenle yaşamam. Evet. Aynen, daha kolay oluyor. Şimdi sana birkaç tane soru sormak istiyorum aslında. Sor. Ve kafana takılan bir şey varsa sen de bana sor, cevaplayayım, olur mu? Tamam. Ben şimdi mesela fitness eğitmenliği yapıyorum ya. Tamam, babamın bu arada tekstil şirketi var. Çok nadiren de olsa yanına uğramak zorundayım. Bir yandan işte bana da işte hani gel biraz artık sen de bir işin ucundan tut da diyor da. Ama benim asıl mesleğim fitness eğitmenliği. Tamam. Şimdi benim üyelerimin yarısından çoğu, hatta %85'i diyelim, tahmin kadın. Tahmin edebiliyorum. Kadın. Ama şöyle bir şey var, ben kendim biliyorum zaten. Benim tamamen orası ekmek teknem. Kırmızı çizgim var zaten benim üyelerime karşı. Asla herhangi bir şekilde bir şey yaşanmaz. Ben mesela üyelerimle beraber bazen işte ders sonrasında kahve de içebiliyoruz mesela. Hani ben mesela hani sana dün kıskanç mısın vesaire falan diye sordum ya. Senin bunlar hoşuna gider mi? Ama şöyle bir gerçek var. Tamam, sen cevap vermeden söyle. Ben sana öyle bir güven veririm ki. Benim resmimi çekip de üyelerimle vesaire ya da bir başkasıyla sana gönderseler de sen onlara şu cevabı verirsin. Zaten bana Murat varsayım yapıyorum, işte Ayşe ile olduğunu, Fatma ile olduğunu zaten bana söylemişti. Benim haberim var ve öğrencisi. Ben bunu biliyorum. Evet. Dersin, ben sana öyle bir güven şey veririm yani. Birisiyle oturman değil de bunu başkasından duymam olur. Evet. Şimdi anlatayım sana hemen hızlıca. Allah'ım, bu niye bu kadar hızlı ilerliyor? Evet. Yani. Zaten şu an zamanın yok üyelerinle kahve içmeye. Şu an işin ara verdiğini düşünmüyorum. Evet. Çok bu konuda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben de çok spor yapıyorum. Belli oluyor ve benim zaten. Spor hocam arkadaşım. Çok yakın arkadaşım. Hı-hı. İşte onun kız arkadaşıyla da çok yakın arkadaşım ben. Bilirsen problem genel yok. Genel olarak evet, benim yani ki muhtemelen bilirsin yani, söylerim sana. O konulara takılan bir insan değilim ben. Yani yobaz bir insan değilim. İnsanlarla tabii ki de iletişim kurabilirsin. Kızlarla ya da işte normal arkadaşlık muhabbeti var. Bunu evde de konuştuk. Arkadaşın olmazsa zaten bundan kuşku duyarım ben. Yani değil bu mi? Yaşına gelmişsin, hiç mi bir tane arkadaşın yok kız? Benim de arkadaşım var erkek. Olacaktır da zaten. Tabii hani bir şeyler ilerlerse ve doğru bir şekilde mesela giderse, hı-hı, tabii ki de hani bunlar olacak. Bence olması gerekiyor. Olması gereken bu arada tanışmamışsam ya da tanıştıktan sonra, şunun altını çiziyorum net bir şekilde, içime bir his doğuyorsa, hani beni tanıdıkça mısın anlayacaksın. Hı-hı. Boşu boşuna öyle evham yapmam, ben kıskançlık tribine girmem falan gibi. Net söyler misin mesela? Eğer bir şey hissediyorsam o kızda, hı-hı, bunu söylerim ve hissimde asla yanılmam. Bu konuda, hı-hı, bana saygı duymanı istiyorum. Hı-hı. Sende de illaki olacak. Tabii atıyorum ki de. Yani bir tanesi tam kardeşim gibi, iki tanesi benim çok yakın arkadaşım. Hı-hı. Tanıştın diyelim ki ya Leyla, tamam bunlar okey de şu okey de bu birazcık beni şey yaptı. Hı-hı. Ben onunla zaten artık mesafeyi, nasıl davranmam gerektiğini bilirim. Hı-hı. Sen bunu söylemesen de bilirim, anladım, bu arada. Bende de zaten öyle şöyle bir durum var. Hani sen diyorsun ya, kadın üyen ya da kadın arkadaşın oldu. Ben ondan öyle bir enerji aldım ki hani sana karşı. Ben sana bunu söylerim diyorsun ya. Bende zaten benim karakterimde
Şöyle bir yapı var. Ben zaten bunu hissediyorsam hayatımda varsa birisi ben zaten onun bir çizgisini çekerim. Bazen bu zaten sana gelmez o. Yani karşı Yo. Tarafa belli etmiyor. Hani bilmeyebilirsin yani. İçten ha, evet olabilir. Belki içten içe yaşıyordur. Ben bunu veriyorum. Erkek halimi anlamam. Sen kadınları daha iyi tanırsın hemcinslerini. Keza aynı Aynen şekilde. Aynen öyle. Yani hemcinslerini sen daha iyi tanıdığın için hani bak belki sen Murat hissedememişsindir bunu. Hı-hı. Ama ben böyle bir şey hissettim. Ben böyle bir şey aldım hani ondan. Bunu da derim ki Murat bak bir gözlemle Hı-hı. ya da şöyle bir Çok dene güzel. Kadınım çünkü ben nasıl yakalayacağımı biliyorum. Hı-hı. Şöyle gözlemle bak haklı çıkacağım gibisinden tamam. ama bunu ikinci kez söylemem. Belki şöyle bir açıklamam olur. Sana öyle gelmiştir ama senin beni uyarından sonraki tavrın biraz daha inceleme yönelik olur. Ama İncelerim şöyle böyle özür dilerim. Hı-hı. Üç kişiyle diyelim ki tanıştık yani örnek olarak söylüyorum. Tamam. Üçünden bir tanesine söylüyorsam bana söyleme. Sana öyle gelmiştir diye. Hmm. Bana öyle gelseydi diğer ikisinde de gelirdi. Abi bu ne çabuk bitiyor. Ben gerçekten çok sinirleniyorum. Neyse kalkmak zorundayız. Evet. Kalkalım. Bir dahakine yarım yapacağım evet, onu. Evet. Ozan'ın modu bakalım yükselecek mi? Ben hep kafam Ozan'da. Evet ben senin gelişini merak ediyorum. İkna edebilecek mi seni? Ben çok fazla pas vereceğini düşünmüyorum bu arada Ozan. Ki zaten hemen... Onun, Rümeysa'nın sana çok fazla pas... Çünkü sana kızgın olduğunu düşünüyorum. Hadi. Ha kızgınlığı olduğunu... Asıl tam tersi olması lazım. Kız evirdi çevirdi konuyu haklıya getirdi. Haklı Bence bilmiyorum negatif mi geçer. Bence pozitif ılıman bir... Ya Ozan çok... orada geçebileceğini düşünüyorum ya. Bakalım. Ozan çok affedersin de mesela hepimiz bahsettik değil mi mesela? Batuhan bahsetti, Bad bahsetti, Hepimiz bahsettik, sen de iki haktan bahsettin. Yani o da dedi ki zaten ben Ozan'la yemeğe çıkacağım. Bu okey. Ve Ozan'ın burada ben yanlış anlayacağını da düşünmüyorum. Tamam. Dede. Sen anlat ben bir şey Bu yüzden söyleyeyim. Kanka Kırmızı Oda'ya da Oğuzhan'ı tanımak için çağırmış olabilir. Yani o konuşmadı, hiç şey yapmadı. Belki kanka. Oğuzhan'la görüşeyim tamam. diye yapmıştır. Şöyle bir, Bence çok özür diliyorum, lafınızı bölüyorum. Şey şunu kaçırıyorsunuz. Piregala'da tekrar sorulacak. Kırmızı Oda, yemeğe Böyle. Kimle gitmek istiyorsun? Böyle bir detay var yani. Kırmızı Oda'ya çağırdı. Tak diye etkilendi. Bitti. Yemeğe de bu sefer Oğuzhan'la giderse bu adamın... Yok onun tercihi saygı duyuyorum buna yine ben. Buna zaten sen saygı duyacak bir adamsın kanka ben ama... Ben şeye de saygı bunu... duydum. Kırmızı Oda'ya çağırdı. Ben sadece kendi fikrimce... Çağırmaması gerekiyor. Olumsuz bir davranış yani. Anladım. Keşke yapmasaydı diyorum. Bu Anladım. Ne kadar yanlış algılandı ya da ben bunu ne kadar sert ve kötü söyledim. Hiç kötü söylemedim. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Ama ha? o da zaten anlaşıldı. Ozan ona bahsetmiş zaten o. Ozan'a. Ozan sadece bize yanlış anlattı. Bilmiyordum ki bro işte. Zaten o açıklamayı bekleyene kadar bir modum düştü haliyle. Aynen. Biraz Anlattıktan sonra sen biraz bir topladın zaten. Tartışma durumları da olunca iyice bir mod düştü. Kızcağız açıklamayı yapınca biraz daha sanırım biraz daha... netleşti ama Kırmızı Oda'da belki daha detaylı. Sen olacak. Özür yani. Dilemen saçma oldu senin adına. Abi, Sonda özür dilerim. Bana anlattı ben anladım. Ben de ona söyledim yanlıştı dedim özür dilerim ama dik durman lazım o zaman. Evet. Bence bu konuda dik ben dur abi. Ben dik durduğumu düşünüyorum kardeşim. Ben anlayış kapasitesi yüksek bir insanım. Özür dilediğim durum da ortada. Ben etkilendiğim kız arkadaşımı burada düşürecek yere gömecek bir insan değilim. O cümleleri o Öykü Hanım'ın anlattığı şekilde ya da o niyetli de kurmuş bir insan değilim. Rümeysa'ya karşı bunu asla yapmam. Oraya çekildi veyahut öyle bir algı oluşturduysa bu durum, ben öyle bir algıyla kullanmadım dedim. Öyle bir algı algılanıyorsa ve dışarıdan insanlar bunu böyle yorumlayacaksa öyle bir durum yok diyorum, söylüyorum. Kendisinden de bundan dolayı eğer böyle anladıysa özür dilerim dedim. Şey söyledin, Mert de aklımda böyle kuşkularım var. Acaba mı dedin? Buna niye söyledin ya? Çatlayacağım sapandan biri. Dünkü Kırmızı Oda'dan sonra iletişimden yana ben hala... Oğlum ben size dinliyorum, siz beni niye dinlemiyorsunuz? İlişkim hakkında konuşuyorum. Ben böyle saygısız. Benim ilişkin aklımda sorular var. Yani aklımda soru işareti var. O da şu, Mert'le hiç bir zaman diyaloğumuz sarmayacak mı diye korkuyorum. Çünkü gerçekten benim için diyalog çok önemli. Bir iletişim benim için... Hat safhada. Ben böyle diyaloğun akıp sarmasını isterim. Bugün Kırmızı Oda'ya... Kırmızı Oda'da diyaloğun sardı bugün. Sen ondan Bravo, daha... Başkası çağırmış. Daha sıcakkanlısın. Başka yedek yok ama değil. Yani yeriz evet, bir şey yani söyleyeceğim. Bir de bana bir tık daha şey geldi. Şimdi doğru kelime değil bu kelime. Bunun doğrusu ne olur siz söyleyin onu ya kullanayım. Enerjiniz belki. Bir tık daha Uyuşmadı. Benden... Yani ben daha yükseğim. Evet, ben enerji de öyle olarak. Düşünüyorum. Enerji daha olarak karşı hissedilen duygudan bahsetmiyorum. Enerji olarak. Sosyalim, ben daha atılganım. Konuşkan, yeri Daha konuşkanım, daha girişkenim.
o bir tık daha arka planda, geri planda kalıyor gibi hissediyorum. Ama zıt bunu çeker ya. Evet, yani bir de bunu Yeliz, tanımadan bir de anlayamadım anladığım kadarıyla. Yeliz yönetebileceği bir erkek değil de onu da yeri geldiğinde bak, yönetebileceği bir erkek istiyor yani bence. Yönetebildiğim bir adamı istiyorum aslında mutlu bir ilişki yaşayabilmek için. Diğer türlü toksikleşiyor çünkü. Ama senin eksik kaldığın yerlerde de onun seni tamamlayıp yönetmesini ama istersin ben herhalde. Evet, ben 7-24 yönetmem. Ben onun hayatında bazı noktalara değinirim, bazı noktalarda ben hükmederim. O da ben de aynı şekilde bazı noktalarda, yani eşit miktarda baskın karakterler olmak isterim. Öyle biridir. Biraz daha mı? Bir ama şey söyleyeceğim. İşte, bunu konuşmak için çok erken. Çok erken. Adamı 5 dakika ama dedim tanıdın ya, yani. Bu çok erken olduğu için kafamda soru işaretleri oluyor. Bunu bence tanımadan göremezsin. Ona karşı olan tavrımda azalma oluyor ki. İşte onu evet. Söylüyorum. Buse ile konuşacak konularımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden Buse'yi çağırıyorum. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, senden ne haber? Gayet iyi değilim aslında. Evet, tahmin edebiliyorum. Evet, neden demeyeceğim. Maalesef. Oturdum. Şeyi unutma. Biraz enerjim düşük. Evet. Biraz değil aslında, bayağı enerjim düşük. Çünkü... söylemek istediğim bir şey var mı aslında bununla alakalı? Dün söylediklerim. Okey. Başka ilave etmek istediğim bir şey var mı? Şöyle, beni yanlış anlamaman üzerine bir şey söyleyeceğim. Okay. Çünkü dün de aslında söyledim ama sen orayı pek almamışsın. Yok, hepsini aldım. Gibisin. Yo. Aldın mı? Gayet hepsini aldım. Ama söylediğin şey çok fazla enerji, mod düşürebilecek bir olay. Çünkü niye biliyor musun? Niye ben ifade etmek düştü? İstiyorum sana. Tamam. Romantik yemeğe davet ettiğimde, senin yanıma geldiğinde yaşla alakalı asla olmaz diye düşünüyordum. Okey, ama ondan sonra şu an öyle düşünmüyorum. Berk'i gördükten sonra dedin. Gördükten sonra değil, kendini tamam. Tanıttıktan sonra. Tanıttıktan sonra, tamam, hiç önemli değil. Ya, yanlış tamam. Hatırlıyor olabilirim. Ondan sonra 3 gün geçti üstünden ve birden Kırmızı Oda'da da güzel iletişime geçtik diye evet, düşünüyorum. Geçtik devamında zaten. Hiçbir konu yokken aramızdaki yaş farkı kafamı karıştırıyor dedin. Ama karıştırıyor diyorum bak. Yine evet. Net bir şey söylemiyorum. Sadece ama... düşündüğüm bir nokta varsa bizimle ilgili yaş konusu. Evet. Onda da haksız olduğumu düşünmüyorum. Çünkü şöyle, ben aslında burada kendi tarafımdan bakmıyorum sadece evet. Olaya. Ben burada senin tarafından baktığım için aslında böyle düşünüyorum. Okay. Dikkat edersen. Çünkü ben eminim ne istediğimi biliyorum. Gayet netim bu konuda. Evet. Ama sen henüz çok... belki bilmiyorum, karakterin işte henüz seni tanıyamadım. Evet, yavaş yavaş tanıyacağız. Senin ne istediğini bilmediğim için ve ben bu noktada eğer sonunda bir şey olmayacaksa hiç vakit kaybetmemek, onun yerine yolumuzu kapatmayalım o zaman, başkalarını tanıyalım. Okey. Şeyinde doğru. Söyledim. Evet. Sen bir zaten şey orada dile getirdin tabii. Çok dinliyorum. Özür dilerim lafını böldüm. Şimdi şu an şey dedim bana. Berke'yi ilk gün, Berke'yi seni tanıdıktan sonra böyle bir şey düşünmüyorum demişsin. Ama şu anda da mesela tanımıyorum. Göre. Dedin. Anlattıklarına, kendini anlattıklarına evet. Göre olgun geldin ya ama evet, o ilk gündü ve ilk tanıtmaydı. Tamam. Belki sen böyle biri değilsin. Nezaketen geldin bize, kendini böyle evet. Tanıttın. Ben diyorum ya yo. İşte asla olmadığım ki... bir insan gibi kendimi tanıtmam bu arada. Tamam, işte ben bilmiyorum, bir izin verirsen tanıyacağız tamam, diyorum. Ben zaten kestirip atmadım dikkat evet. Edersen. Sadece yavaş yavaş ilerleyeceğiz diyorum. İşte biraz daha rahat iletişime geçtiğimiz bir kısma geçelim. İşte daha kapılar açılsın, evet. Gidip gelelim, daha konuşacak fırsatımız evet, olsun evet. Baş başa. 5 dakikayla olacak iş değil bu çünkü biliyorsun ki. 5 dakika değil, 50 dakikayla da olacak bir şey değil. Aynen öyle. Belki günlerimizi, haftalarımızı alacak. Evet, evet. O zaman bakacağız. Ama şöyle bir durum var. Bir tık tutarsız bir yaklaşımın var gibi geliyor bana. Yani şöyle, tutarlarsa bugün... tutarsız. Hayır, hayır, şöyle değil. Ben tutmak istediğimi tutarım yani. Onda evet. Sıkıntı yok. Öyle mi? Evet. Hayır, öyle değil. Ben istemezsen... Şöyle tamam. Bir şey var, senin istemeni sağlarım. Heh, öyle. Bu daha doğru oldu. Evet, istemeni sağlayacak şeyler yaparım, öyle tutarım. Problem değil bu. Üçüncü gün diyelim, yaş problemi ettin. Bugün veya önümüzdeki hafta şey diyeceksin mesela, hayır yaş artık benim için problem değil diyeceksin. Bu da olabilir. Belki ondan üç gün sonra tekrar yaş problem diyeceksin bana. Hayır, öyle o kadar tutarsız değilim bu arada da. İşte ama sen... Bunu tamamen sağlayacak kişi sensin. Bana bunun problem olmayacağını kanıtlayacak olan, eğer öyleyse tabii ki, gerçeği oysa,
Bunu yapacak olan sensin yani. Buna ben zaten müdahale edemem, karışamam. Üç yani, günde nasıl peki birden değişti? Ya üç günde bir anda değişmedim. Ama belki ilk gün hayır diyorsun. Aynı şeyi söyleyip duruyorsun ya. İlk gün hayır diyorsun. İlk gün hayır demedim. İlk gün yaş evet benim için problemdi. Ama ben senin bakış açından da bakabiliyorum. Çünkü üç günde düşünüyorsun değil mi? İlk kırmızı odaya geldik daha. Evet. İşte ekranda verildik, konuştuk, muhabbet ettik. Bugün çok sinirlendim bu arada o ekran muhabbetine. Onu ayrı söyleyeceğim. Hangi ekran? O erkekler evine çok sinirliyim. Yani çok büyük bir saygısızlık yaptılar bize. Çünkü o çok saygısızlık. Yani biz tabii, tabii. Görüşemedik. Sabah günaydınlaşamadık. Günaydınlaşamadık. Ben gece çok az uyku uyudum. Kafamda bu konu olduğu için. Sabah çok enerjisiz girdim içeri. Gerçekten çok kafama takıldı bu konu çünkü. Hiç laf da atamadım. Çünkü içimden o enerjiyi hissetmedim. İçimde o enerjiyi hissetmedim. İyi, karşılaştığımızda... Ben boşuna sinirlenmişim. Hayır. Şöyle bir şey var ama. Onlar kavga etti ve benim iki hafta önce omzum çıkmıştı ayırmaya çalışırken. Geçmiş. Omzum yine ağrı yaptı. Hiç hoş bir hareket değil. Hiç değil. Onların yaptığı. Evet, ama dün senin yaptığın da hiç hoş bir hareket yani. Değil gibi geldi. Ya da kırmızı odada gelip bana ben baş başa söyleyebilirdin. Bak şimdi ben dün senin yaptığın hoş bir hareket değildi diyorsun ama ben dünkü yaptığımın en azından dürüst bir davranış olduğunu dürüst düşünüyorum. Dürüst bir hareket ama kırmızı sonradan odada bunu söyleyebilirdim. Sonradan da bunu yapabilirdim. Ama iyi de o arada şimdi sonuçta biz eve gidiyoruz ve bunun bir de istişaresini yapıyoruz kızlarla. Konuşuyoruz, evet. Fikir alıyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Herkesin ilişkisine göre de ben bakıyorum acaba... Şimdi yaşlar küçük. Evet. Benim yaşım 29. Evet. Ben ona göre düşünmek zorundayım. Doğru. İstemsizce çıkabilir bu. Sen bana bu konuda hak vermelisin bence. Hak veriyorum ama sadece, dün Öykü Hanım sana sormasaydı mesela Batuhan hakkında kafana takılan bir şey vardı. Çünkü ben geniş zamanda 5 dakikayı bunu sığdırmak istemiyorum. Seni tanımak için görüşmüyor muyuz burada? Doğru söylüyorsun. Niye tamam. Sıkıştırayım böyle konuları? Şimdi peki. Bugün evler arası gidip gelsek bir gün. İnşallah. Görüşmek üzere. Öyle. Yani trip mirip atma. Trip falan yok, trip atmam. Atıyorsan. Dur kapını açayım senin. Ha, buyur. Ben alışık değilim diyormuşum. Buyurunuz hanımefendi. Oğuz, biri var mı aklına bugün? Var. Tati. Ne? Tati. Tati değil ya. Merhaba. Neyse. Senden beklediğim hareket oydu benim. Oğlum kıza da Hümeyra deyip durma be. Sen Tati Hanım'a mı diyorsun? İkinci dediğine ben seni okuyayım. Ha? İkinci dediğine okuyayım. Diyorsun. Senin elinde olsam onu denir. Yani... kararsızım ben de ya. Tatyana şu an birazcık boşlukta gibi. Boşlukta gibi de... Yani tanıma fırsatı acaba birbirimize versek nasıl olur diye düşünüyorum. Sana uygun olarak diyorsan... Evliliği de 5 yıl boyunca düşünmediği için... Ve anaç ruh da yok. Sana uymuyor. Tamam sessiz olabilir, şey olabilir ama kafa yapınız farklı. Evlilik ben de zaten hani... Hemen değil anladım ama anne ruhu istiyorsun ya sen. Sahiplenici bir anne ruhu. Anne ruhu Tatyana da olabilir 5 sene. Yani onunla da 5 sene sonra evlenebiliriz. Sıkıntı yok. Zaten birbirimizi sarmamız lazım. Bir vakit geçirmemiz lazım. Şöyle bir şey ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Rümeysa'yı da demişti. Aklında 2 kişi vardı. Ozan'la Ozan zaten. Demek hala aklında varsın. Yani olmasam zaten çağırmazdı kırmızı odaya. Ama güzel bir şey. İşte kafamda bazı sorular var, onları da ona soracağım zaten. Bence netleştir bir mesaiyle git. Böyle böyle değilse net ol de. Bence de. Seçenek olmak istemiyorum. Bitti. Aynur Hanım gelsin. Ne? Sen kalkmamıştın ama ben kalkayım. Nezaket göstereyim. Aa, merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür edersen. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Deneyim dedim, gözümü kamaştıracak mısın diye takayım dedim de. Sen beni çağırdın, böyle terlemişsin. Sıcak bastı galiba. Heyecanlandım. Ben seni geriyorum bence. Yok, ben çok terleyen biriyim. Aa. Üzüldün mü? Üzüldüm senin adına ama iyi olmuş. Nasıl geçiyor? Erkekler evi nasıl geçiyor? Güzel. Sizin? Bizim de güzel. Beni hala orada sevmiyorlar mı? Yok, seni seviyorlar artık. Hani ilk gün biraz daha böyle resmiydim vesaire. Artık biraz daha hani bence Görkem iyi biri.
böyle daha iyi. Hani böyle kıyafetin ilk gün böyle biraz şeydi ya. Takım. Evet, onu bence bir daha... Bu bir abla tavsiyesi tabii. Uyumak istersen. Ablam. Ben seni daha büyük bekliyordum. O yüzden yaş takıntım var deyince ondan şey yaptım. Yani sebebini öğrenmek istedim. Yani büyüyüm ama senden. Takıntın olarak ne? Onu merak ettim. Yani takıntı olarak ben yani yanımdaki güçlü erkek severim. Yani güç yaşta tabii ki de tecrübeli olmuş olabilirsin. Bu değil ama sadece. Yani ben seviyorum. Büyük olduğunu bilmek bana kendimi güvende hissettiriyor. Peki sana geniş omuz ve büyük olması. Benim için bunlar önemli detaylar. Tamam, geniş omuz tamam da ben hani sana 30 yaşındayım deseydin. Yani ilk günkü halinde mi ama? İlk günkü halinde mi gene sen hayırdın bu arada? Ne takılmışsın? Ne yaptım ilk gün o kadar ya anlamadım. Ya bilmiyorum ki. Yani şu an bir tık daha normalsin ama ilk gün izleyeceksin kendini. Ya zaten hepimiz için geçerli bu. Hepimiz kendimizi izleyeceğiz. Düzeltmemiz gereken şeyleri göreceğiz yani. Hani belki heyecandan sen öyleydin ama şu an daha normalsin. Tabii senin de sana... Bana Aynur teyze deyip elimi öpmüştün. Elini öpmedim, öpeceğim dedim ama öpmedim. Ama öptürmeyeceğim, merak etme zaten. Aynur teyze sana gıcıklığına söyledim. Ama hoş değil de o yani, kadar. Ama abla olabilirim. Abla olabilirim ama teyze olmam. Hala abla diyorsun ya, sanarsın 40 yaşında kadınsın. 2 yaş. O 2 yaş ne demek biliyor musun? Ne demek? 20 yaş. Hiç öyle bir şey değil. Evet, o 2 yaş şey 20 yaş. Çünkü siz, yani sen şu an 22 yaşındasın değil mi? Bakmasın da ama zeka yaşın 12 şu an. Yani yaşanmışlıkların 12 yaşında bir çocuk. Ne olarak? Çünkü erkekler böyle. Ben genç olgunlaştığım için bunu düşünüyorum. Ya ben tecrübelerim vardı tabii ki de. Kim biz nasıl yaşantımızı falan neler yaşadık vesaire bilmiyoruz. Muhakkak vardır. Onları da anlatırsan öğreniriz tabii ki de. Hani sen böyle anlatıyorsun. Çok şey yaşamış gibi. Anlat yaşamış arada. Gibi değil mi bu arada? Gerçek hepsi. Yok, ki sen bana duymuş, sanırım duymadım bu arada. Ne yaşadığını bilmiyorum. Ya sen bana bir galiba yalancı mı, sahtesi mi, olan gibi falan dedin. Hayır yani böyle bence bu kadar da rahat hani hepimizin dediği bir şey bu arada. O yüzden genel konuşabilirim. Senin rahatlığın rahatsızlık edici bir rahatlık gibi geldi kızlara. Anladım, ama ben de diyorum ki bence öyle değilsin, öyleymişsin gibi davranıyorsun. Sence? Yani sence ben, de mi bu? Bence daha normal bir insansın ama birazcık böyle bir şey yapıyorsun gibi geliyor. Ya eğer böyleysen kötü. Zor. Hani ben gene iyisini düşünüyorum bu arada. Tamam, senin güzel düşüneceğin tabii de. Ya ben birazcık okuyorum son sınıf. Ay, sınavlarım vardı. Sen mezun oldun. Ben mezun oldum. Aferin, onu başarmışsın. Ben çok şey başardım. İşte yolda olanlara da elimi uzatmıyorum. Yolda değilim, o yüzden sıkıntı yok. İşte olmamışsın mezun. Sen yoldasın şu an. Ne açıdan yolda? Yani mezun daha olmamışsın, yoldasın. Yo, yolda değil. Kendi işimi yapıyorum. Aynı zamanda okulum var. Tamam ama okulum son sene, istersen bitirebilirim. Bu sene de bitiriyor. Yani. Sen küçük şeylere takılıyorsun. Küçük şeyler de değil. Tabii birazcık yani. Senin hakkında sert de konuştum. Onları gördüm mü görmedim mi bilmiyorum. Ben onları görmedim ama eğer benim hakkımda sert konuştuysan... Yani ama sonradan, bu da bir karakter meselesi. Karakter olarak değil, birazcık ilk izlenim olarak senin nasıl ön yargın varsa bana karşı benim tabii, sana tabii. var. Ya ben seni birazcık söyledim, egoist buldum. Şey buldum ama ben gene de... Özür dilerim, istersen bekliyorum yani. Ama gene de bak yolundan sapmadım. Gene de seni birazcık tanımak istiyorum hala. Ama senin çok ön yargın var. Bilmiyorum böyle biri... Böyle biri derken. Hep böyle burnu havada, egoist bir tip gibi gözüküyorsun ama içinde güzel bir çocuk var gibi yani, onu hissediyorum. O yüzden seni hala bırakmadım. Düşünce olarak. Düşünce olarak yani, yoksa niye çağırdım? Arkadaşımla burada niye oturayım? Arkadaşım. Teyze, tamam teyze ayrı. Teyze ayrı mı? Evet teyze, elini öpeceğim orada. Sıkıntı değil. Elimi bulursan öpersin. Elimin tersini bulursun sen önce de bu gidişle. Olsun. Yani dikkat ettiğin şeyleri anladım az çok, evet. Yani ben daha böyle olgun, oturaklı insanlardan hoşlanıyorum. Sen de iyi bir insansın. Sen nasıl sen benim için diyorsun, sen egoist değilsin. Yani çünkü kızlar evinde öyle değilim gerçekten. Bilmiyorum tabii, orayı göremediğim için. Ay yine çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Öpeyim mi? Yok. Görüşürüz. Tamam, tamam. Görüşürüz.
Çok böyle boncuk 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 gittin ya. Kimseye boncuk değil ama tek bir kişiye ya boncuk. Ya tek bir kişi zaten ondan örnek veriyorum. Ona karşı çok boncuk gittin mi diye söylüyorum ya. Acaba o biraz bundan sıkılmış olabilir mi? Kanka, o şu olamaz. Anda daha böyleyse kim bilir ileriki kanka, boyutta beni çok sıkar. Kanka benim kafamı karıştıran olay da bu zaten. Şimdi bak çok ilgi isteyen bir insanım dedi. Ama aynı zamanda mıç mıçlığı sevmeyen bir insanım dedi. İşte o dengeyi arada tutmak senin. Kanka ben onu ayarlayabilecek bir insanım ama tutarsızlık hissediyorum abi. İşte tutarsızlık da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Kanka yanlış anlamını istemiyorum. Bence sen o ayarı kaçırıyorsun gibi hissediyorum. Kaçırmıyorum. Bilerek yapıyorum. Ne yapıyorsam bilerek yapıyorum. Bence kaçırmıyor. Bence tam söylemesi gereken şeyleri söylüyor. Teşekkür ederim kanka. Hayır, tabii hayır, herkesin şöyle. Yapısı farklı yok, ama sen ben de böyle algılamış olabilirsin. Ben buna da saygı duyuyorum. Evet, ben de sana saygı duyuyorum. Yanlış değil bu arada. Yok, her yorum yapabilirsin, sıkıntı yok. Tutarsızsan kimseyle anlaşamazsın bu arada. Tutarsızlık evet yapmak. Ya. Niye doğrusun? Hayır dersin hayırdır, evet dersin evettir. Ama tutarsızsan... Bugün evet, yarın hayır çok dersin. Çok sıkıntıdır yani. Yarın yine evet. Çözemezsin yani. Hani bugün işte taşa... Buse miydi? Buse evet. Bu B yapıp götürüp, işte sorsa zarf verip... İşte acaba işte biraz da bahsettiği ilgi böyle bir şey aslında. Bunlar ilgiye ilgi gösteriyor baktığında. İnce düşünceli olmaktır bunlar mesela. Yani mıçmışlık değil bir yapmış yani, olduğu davranış. Kanka mıç ben ilk günden gidip ona şey. Tek taş alıp götürmedim mesela. Aynen öyle. Ama anladın mesela mı? Bunlar içinde sen erken çok olduğunu mu düşündü? Efendim? Ama mesela bunlar içinde erken olduğunu mu düşündü? Yo, erkenlik bir şey yok kanka. Bir peçeteden gül yapmak çok büyük bir şey değil ama bir kadını çok mutlu edecek bir şey. Çok basit bir şey. Ufak ediyor. Şimdi sen bunu en başında söylersem ben derim ki 4 sene ben olmaz çünkü bir fark var arada. Benim sen 4 şunu senem, istiyorsun. Senin daha yeni tabii 30'una girmen derim evet. Yani. Tabii her şey nasıl kısmet tabii ama şimdi bugün kısmet. 4 sene diyor belki atıyorum. Bir sene sonra çıkar bir değişiklik yoktur. Ama o da olabilir tabii hani ki. Bir düşüncesi vardır. Adam mesela şunu dese ben her konuda kendimi hazır hissediyorum. Ben işte bir ilişki yaşayayım. Tamamen işte birbirini tanırsın. Atıyorum bir sene içinde. Ben de öyle istiyorum mesela hani senelerce uzatmak gibi bir evet. Planım yok. Evet ben bu kişiyle evlenirim dediğim zaman bekleyecek bir şeyim olmasın isterim karşımdaki insanda. Her şey oturmuş, hayat düzeni. Hmm. Hani benim isteğim bu, senin isteğin de bu anladığım kadarıyla. Bunu düşünmesi çok normal. Hani karşıdaki insan düşünüyor mu? Bazı insanlar düşünmüyor. Hiç düşünmeyen insanlar var. Bu kız neden vakit kaybetsin ki? Bunu tabii ki de düşünecek. Çünkü vakit kıymetli bir şey yani. Ama bunu bir daha bu kadar geri o da vakit deneye kaybetmek istemiyor bak bence. Nedir, ne mesela değildir. Birkaç gün tanışabilirsiniz, konuşabilirsiniz, vakit geçebilirsiniz. Ondan sonra sen... Tanıma yoluna girmek istiyor değil mi? Sen dersin ki tamam ben kararlıyım. Ben bu çocukla yani yapabilirim. Evet. Doğru söylüyorsun. İşte ama o senin tarafına daha yüksekli olacak bu zamanda. İşte ondan bir iki daha üzülecek. İşte ondan sonra daha üzülecek diyorsun. O sen diyor mesela net bir şekilde ne istiyorsun? Ben tanımak istiyorum hayatım. Ben zamana yaya yaya. Dikkatini çeken tanıma. Başka biri var mı peki? Hani Berke ile tanıştım yok. Olmadım. Şunu da tanıyabilirim yok, dedi. Yok ev içinde yok. Ama bu demek olmuyor ki olmayacak. Bu arada Berke için de geçerli. Çünkü neden? Biz direkt hani bir girişimde bulunduğumuz evet. için zaten o süreçte kendine yakın bulan buldu. Eşleşti. Şimdi ben zaten alıcı gözle bakamadım ki bir fırsatım bile olmadı aslında benim baktığın zaman. Ha yakın gelen de tanıdıklarına göre oldu mu için. Dersen yine yok da. Yine en yakın Berke'ydi. O yüzden biz Berke'yle zaten ben Berke'ye okey dedim. Yoksa orada hani kibarca yemeğini reddederdim. Belki şu merdivenlerdeki heyecanı gözümün önünden evet, gitmiyor. Evet o çok o jesti benim zaten çok hiç çıkmayacak aklımdan. Çok hoşuma giden bir jest yani o kırmızı evet. olayı. Hatta o zarfı burada başta da çok evet. hoşuma gitti. Burada yani. Zaten duruyorduk ya ellerimiz tuttu. Burada başta da dedi ki hani tutmama gerek var mı? Belli demesi, zaten. Evet hani. bu kararlılığı çok hoşuma gitti bu arada. Ama bu kararlılığını her zaman bu kararlılıkta mı olarak görmek istiyorum işte. Kırmızı Oda'ya Yeliz'i çağırmak. Selam. Hoş geldin, selam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sarılabilir miyim? Annem izin vermiyor benim sarılmama. Tamam evet. O zaman emir bir yerden. Evet. Ona katı kural koydu dedi ki sarılamazsın dedi. Sadece dedi elini tutturabilirsin. Tamam. Öptüremezsin dedi yanağından. Anne sözü bir şey diyemem. Evet anne sözü. Büyük yerden. Artık ilerleyen zamanlarda annem... Tamam kızım derse o zaman sarılırız. Ne derse odur o zaman. Evet. Nasılsın? İyiyim. Asla istemiyorum evet.
akıldan çıkabiliyor. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Seni görünce hala heyecanlanıyorum. Ama aynı zamanda artık mutluyum da, bir mutluluk da var. Ben de heyecanlanıyorum, geriliyorum yine. Aynı gerginlik devam. Evde ufak tefek gerginlikler oluyor bizim evde de. Ya evet, sabah niye öyle bir gerginlik çıktı? Ufak tansiyon yükselmesi diyebiliriz. Yani biraz geçerli bir sebep yoktu ama yine de tansiyon. Bazen ufak şeyler bile etkileyebiliyor. Evet, de erkeklerde daha şey oluyor. Ortamında gerginliği de var derken isterseniz alevine bile ufak şeyler bile. Kızlar evi nasıl? Bu arada hiç bizim hakkımızda konuşuluyor mu? Benim hakkımda konuşuluyor mu? Konuşuyoruz. Senin tahmin edebiliyorum mutlaka. Senin hakkında çok konuşuyorum bu arada. Evin içinde sürekli seni konuşuyorum. Güzel. Ben de hep birilerini bir köşeye çekiyorum. Şöyle böyle anlatıyorum hep. Kızlar evinde konuşuyoruz. Kızlar evinde ayrıca kızlar arasında da kaos çıkıyor. Yani bilindiği üzere. Ama güzel, ben alıştım. Tepkiler nasıl peki ikimiz hakkında? Umarım güzel tepkiler alıyoruz. Kimileri çok sıcak buluyor bizi. Kimileri de yani uzun süreceğini, olacağını düşünmüyor. Zaman gösterir diyorum ben de. Hepsini yanıltabiliriz. Evet, yanıltabiliriz. Biraz bizim elimizde. Evet, bizim elimizde. Zamanın ne göstereceği benim için çok önemli yani. Aslında çok uzun süreye yaymak istemiyorum. Neden? Neyi? Bir dakika, neyi uzun süreye bir arama, hayır şey, bu geçiş evresini. Hani o yola giriş evresini çok uzatmak da istemiyorum ama çok aceleye de getirmek de istemiyorum. Yani kıvamında olmalı her şey benim için. Kesinlikle. Öyle. Emin olduğun zaman zaten şöyle bir durum var. Böyle bir şeye başlayacaksak bundan emin olmanı isterim. Kafanda herhangi bir şekilde bir tereddüt ya da şüphe duymanı istemiyorum. O yüzden bana sormak istediğin her şeyi sorabilirsin. Aktifik düşüncelerim bile dahil. Onun dışında başkalarının yorumlarının düşüncelerinden etkilenmeni istemem. Lütfen gel bana sor. Her şey dediğin gibi bana sorabilirsin. Onun dışında... Dün bir Tatyana olayı vardı biliyorsun. Evet. Yine sonuç olarak heyecanlıyım. Yani bu Tatyana olan bir heyecanın dışında genel olarak da bir heyecanım vardı. Çıkarken kurmuş olduğum cümleyi farkında bile değildim. Yani bu tamamen aslında her zaman standart bir söylem bile olabilecekken yanlış zamanda zamanda söyledim aslında cümleyi tamamen. Umarım bu da seni... Yani o olayın üstüne Tatyana dedi ya, benimle tanışmak ister misin, istemez misin diye sordu. Sen de arkadaşça evet ama ben Yeliz'le tanışmayayım, yani Yeliz'le devam etmek istiyorum dedin. Konu orada kapandı benim için çünkü o da görmüş oldu senin net tavrını. Bu arada bu kızlar evinde konuşuldu ve ben dedim Mert'in bir başka kadın tarafından çağrılmasını isterim. Çünkü orada nasıl bir tavır verecek, nasıl bir tepki verecek bunu görmek istiyorum. Bu benim için Mert'e bakış açımda çok büyük bir etki, çok büyük bir pay sahibi olacak demiştim. İyi ki de oldu, hani iyi ki de gördüm diyorum. Çünkü hep aklımda bir soru işareti kalırdı. Acaba başka bir kadın Mert'e yönelse, Mert bana karşı olan ilgisini eksiltir mi? Aynen. O benim için bir hep soru işareti. O aydınlandı, evet. O güzel oldu benim için. Güzel, o zaman bir soru daha soracağım. Hızlı başladık. Yani aslında ilk günden gerçekten ben de beklemiyordum böyle bir şey. Sen de beklemiyordun yani. Evet. Bu ikimizin de beklediği bir şey değil de bir noktada hızlı gittiğimizi düşünüyorsun. Bunu da eminim ki evet, belki evet ama kendinden gelişen durumdu. Sadece hiç aklından geçen bir kişi daha var mıydı? Yani şunu da tanımak ister miydin? Yani ikinci bir seçenek bir ihtimal. Yok, hayır. Ben zaten Öykü Hanım da dedi. İlk günden beridir. Yani ilk gün senin, bu arada hepsini beğendim. Yani beğeni olarak. Hepsi birbirinden yakışıklı, hepsi birbirinden güzel görünümlü çocuklar. Ama dediğim gibi beni etkileyen bir tek sendin. Onun dışında birinden etkilenmedim. Birine karşı bir heyecanım, bir hani kimsenin yanında gerilmiyorum senden başka. Yani bunu söylesem yeterli sanırım. Evet, fazla yeterli. Yani adam ben de şöyle söyleyebilirim. Tek ilgim sana. Senin hiç olmadı mı başka bir merak ettiğin? Ya en azından seni sadece... tanımak istiyorum. Yani ben burada benim önceliğim seni tanımak. Yani seni tanımak istiyorum. İlgim sana. Teşekkür ederim. Evet. Peki benimle ilgili merak ettiğin, en çok merak ettiğin şey ne? Sormaya çekindiğin. Aslında sormaya çekindiğim bir şey yok. Yani bunu ya zamanla mesela dün de şey demiştin. Hani iletişim kuramıyoruz ya da ne soracağımı düşünüyorum gibisinden. Evet. Aslında bu da daha yeni olduğumuz için, daha birkaç gündür buradayız ve hani bu sohbetleri yapma fırsatını daha yeni yakalayabiliriz. O yüzden biraz daha kendimizi yeni ifade etmeye başlıyoruz. Evet. Ufak ufak sorular sorup bir noktada birbirimizi tanıyoruz. Daha öyle büyük sorulara değil de daha ufak sorular birbirimizi daha iyi tanımamıza sebebiyet veriyor. Evet.
Umarım şu an için her şey senin için de güzel gidiyor. Çünkü benim için güzel gidiyor. Kırmızı Oda'dan önce biraz soru işareti vardı kafamda. Kızlar evinde de konuştum bunu. Bu Kırmızı Oda bir tık daha netleştirdi diyebilirim. Güzel. Çünkü gelmeden önce konuştuk. Hatta kızlar dedi ki Kırmızı Oda'da dedi hani... Bitti mi sürekli? Ay ya. Tamam, güzel, bir daha çeviriyoruz. Bir kere daha çeviremiyor muyuz? Peki ufak bir elini küçük alabilir miyim? Tamam hadi, onu yapabiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim, görüşmek üzere. Bat da zaten şu an ne yapacağını bilmiyor. Dün sana yükselmiş, sabah Tati'ye yükseldi, anladın mı? Bat da bir arayış içerisinde, kime tutunsam çabası içerisinde mi bilmiyorum. Ondan önceki sabah da bana yükseldi, anladın mı? Benle konuşmaya çalıştı falan. Bat da sürekli böyle, onun da ben daha demin de söyledim. Bence aklında birkaç isim vardı. Belki bu isimlerden biri ben olabilirim, olmayabilirim. Ki ben olduğumu da düşünüyorum. Ama bilmiyorum ya, bakacağız. Bunlar kısmetse olur evinde ya sonuçta, kısmetse olur hasret. Hayatım her şey olabilir. Tabii ben ki de belki de iki gün şey sonra ben Batlı muhabbeti keseceğim. Sen görüşmeye başlayacaksın. Yani belki ki ben, belki mesela ben de 3-4 gün sonra Oğuz'la çıkmaya başlayacağım. Bunlar tabii canım. Olabilir. Yani... Ne? Ne olmasın ya? Nasıl? Bu dünkü gibi dün bir şey yapacak ki yapacak ondan sonra... Sonra bana geliyor. Dilara bir şarkı vardı ya. Madem seni çok istiyorlardı, öylece ortaya koymasalardı diye bir şarkı var. Hiç biliyor musun? Hiç ben de çok güzel bir şarkı var. O neydi kız? O neydi kız? O neydi kız? O neydi kız? Madem seni çok istiyorlardı, öylece gidek, gidek, kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana ne ne ne. Belki izliyorlardır bizi. Birazcık elit davranalım. Kırmızı Oda'ya Rümeysa'yı davet etmek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Beklemiyordum seni. Evet, sana olan birkaç sorum var. İlk önce onları sormak istedim sana karşı. Dün yayındayken şey demiştim. Yani Oğuzhan'la görüşelim dedim ve konuyu kapatalım demiştim. En son cümlen oydu. Konuyu kapatmak istedim dedim daha doğrusu. Yani orada benle alakalı konuyu mu kapatmak istedin yoksa farklı bir düşüncen mi vardı? Bunu sormak istiyorum. Yani şu şekilde sana zaten bunu dedim. Seninle ilgili hiçbir fikrim yok ya. Hı-hı. Bundan dolayı seni çağırdım. Yani sonuçta Ozan'la zaten yemek yiyeceğim. Hı-hı. Hani seni de bir tanımak istedim, sonra bir karar almak istedim. O anlamda bunu söyledim. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum ya, seni tanımıyorum. Hani bir Kırmızı Oda'ya gideyim, bir fikir oluşsun. Hani benim düşüncem buydu aslında. Bir fikrim olsun seninle alakalı, ona göre hani karar vereyim. Çünkü hiç kimseye şu an öyle şey değilim ben. Hani gördüm, aşık oldum. Bu zaten bana sahte geliyor. Evet, oyunculuk yapıyorlar bu arada. Ya ben kendimi yeteri kadar ifade edemediğimi, tabii ki de hani ilk... heyecan, ilk geldik, ilk günlerimiz. Evet, bende de zaten çok heyecan var. Çok heyecan var. Evet, ne dediğimi bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum. Çok iyi tanıtamadım kendimi. Hani dedim ki, ya acaba gerçekten Murat kendini çok iyi tanıttığı için mi hani Murat'ı seçti? Yoksa gerçekten Murat'ın... Ozan. Ozan'dan etkilendiği için mi seçti? Yoksa gerçekten hani o daha aktif olduğu için mi onu seçti diye düşündüm. Bunu sormak istiyorum sana. Hani ben şu an kimseye karşı şey değilim. Yani gördüm, aşık oldum, çok hoşlanıyorum. Elim ayağım titriyor. Bu modda değilim. Hı-hı. Hani normal bir heyecanım var. İşte sizin evinize geldiğinde mesela erkekler evine geldiğinde de bir heyecan var. Hani genel olarak bir heyecanım var. Kişisel olarak öyle bir heyecanım yok şu an. Çünkü yapı olarak böyle işte görüp çok hoşlanıyorum, etkileniyorum. Öyle bir insan hayatımda olmadım. Daha mantıklı bir insanım. Benim tanımam lazım. Evet. Bana işte ilgi göstermesi, değer vermesi. Bunları görmem lazım, davranışlarını. Yani insani olarak nasıl biri olduğunu bilmem lazım. Mesela işte yardımsever mi, merhametli mi? İşte atıyorum, garsona nasıl davrandığı bile benim için önemli. Hani orada direkt benim için biter mesela. Hani anladın mı? Yani, ben de seni tanımadan... ilk gördüğümde tabii ki sana ilk sorum zaten hani annelik içgüdün nasıldı? Ki ben kendime bir eşten yanı sıra bir anne, aslında çocuklarıma bir anne, güzel bir anne arıyorum. Ve sen orada işte 30-20 çocuklara eğitim veriyorum dediğin an tamam dedim. Zaten hani fiziksel görünümünü beğendim. Buna hiçbir şekilde
inkar edemem. Zaten bu yüzden. Bu da çok önemli bir faktör. Ama bu... Tek başına yetmiyor. Evet. Bu eğitmenliği yapman. Otizm çocukları çok severim. Bunların eğitmenliği yapman beni gerçekten etkiledi. Ben şunu söylemek istiyorum sana. Ben senden hoşlanıyorum. Fakat ben ilgimi çok eskiden, hani benim eski ilişkilerimde çok flörtöz bir insan değildim. Hep ciddi bir ilişkim vardı. Ve bu zamana kadar da iki ilişkim oldu. Benim de aynı. Ya bu konularda da çok böyle hani tecrübeli de değilim açıkçası. Ama gerçekten hani şunu belirtmek istiyorum sana karşı. Senden hissiyat aldım. Senden hoşlanıyorum. Bilmiyorum tanımak ister misin beni ama Ozan'ı seçtin. Ben bu normalde bu kırmızı odayı seni de çağırmazdım. Ama sen bana dün bir adım attın kırmızı odaya çağırarak. Ya ben de o adıma karşılık bu adımı atıyorum. Yoksa benim karakterimde asla eğer bir arkadaşım bir kızdan hoşlanıyorsa ki sen seçmişsin. Ama yani yanlış düşünüyorsunuz bence. Genel olarak erkekler evinde çok değişik şeyler var. Hı-hı. Arkadaşlar şimdi geleli 2-3 gün oldu. Hani kimseye hani ne kadar tanıyabilir? Biz buraya bir tanışmak için geldik. Bence burada en emin adımlarla ilerleyen ben kendim olduğunu düşünüyorum. Çünkü tanımadan ben direkt bir kişiyi bir tanıyayım, bir göreyim. Hani uyumlu mu, kafa yapısı nasıl, geleceğe karşı düşünceleri nedir? Bunları öğrenmem lazım ki hani o kişiyi seçeyim ve onunla devam edebileyim. Ben bu zihniyette biriyim. Hani direkt seni gördüm, sen başkası sonra işte ona kayayım. Öyle bir insan değilim yani, yapım bu değil. O yüzden sinirlerim bozuk zaten. Ya ben Ozan'ın davranışını da yanlış buldum bana karşı. Çünkü o da benim arkadaşım fakat benimle muhatap olma gibisinden bir şey söyledi. Bilmiyorum çok mu alındı. Fakat dün bana bir adım attın. Ben de sana bir adım atıyorum. Çünkü ne kadar sessiz olsam da senden hoşlandığım gerçeğini değiştirmiyor. Senden gerçekten bir etki aldım. Seni tanımama zaman verirsen tanışırız. Fakat eğer Ozan'la bir yola girmek istiyorsan... Ben kesinlikle engel olmam ve... Ben şu an kimseyle bir yola girmeyi düşünmüyorum. Hı-hı. Daha tanımıyorum yani. 6 dakika gördüğüm bir insanla bir yola giremem açıkçası. Hı-hı. Yani o yola girebilmek için biraz işte çabalaması, kendini tanıtması gerekiyor bana. Yani bir ilgi değer görmem lazım, tanımam lazım. Ondan sonra buna karar vereceğim. Şu an öyle bir karar aşaması yok benim. Ama en azından seni için dövecek gibi bakan bir insan ama ya dermişim. Ama gerçekten öyle bakmıştım yani. Evet, bit istemiş. Geldiğin için çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Çağırdığım için. Rica ederim ben de. Seni hani tanıyorum artık. Yani Geliz de çok konuşkan birisi. Mesela atıyorum ilk kadınların evine gittiğimizde 2-3 tane soru zaten mesela bana ondan geldi. Ki diğer erkek adaylarımıza da mesela Geliz sormuş. Konuşkan bir yapıya sahip birisi. Çok çok. Bir yerde tıkanacak mı? Tıkandığında Mert'in boğulacağını düşünüyorum. Ve sonrasındaki adımı. İşte o zaman ne olur? Burada bir soru işareti bıraktım. Şöyle söyleyeyim. Şu an mesela Yeliz bir adım atarsa bana değerlendiririm ben. Ben şu an atacağını çok düşünmüyorum ama sen zaten arkadaşça tanıma yolu var yani. İletişim bir yerde artık tıkandığında ya da artık Yeliz ya hani benim kafamda soru işaretleri vardı ya yavaş yavaş oturuyor ya da artık oturmuyor dediği anda top sana dönebilir. Onu söyledin zaten. Nasıl geçti onu söyle en azından. Normal yani. Kendimi açıklıyorum yani. Sürekli bir kendimi açıklama şeyine düşüyorum. Bu durum beni mutsuz ediyor yani. Bende mi sorun var? Anlamıyorum ki hani birini görmüyorum. Yok aslında. Sert misin acaba konuşurken onlarla? Yok yok o anlamda değil. Hani bu kadar kolay mı böyle birinden etkilenmek? Bende mi sorun diyorum hani. Onlar etkilenmeye takılmıyor ama bence şu an. Yok. Ben kendim takıldıkları yok. Konu farklı. Evet, ilk kırmızı odam. Rümeysa'yı çağırmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Ne haber? İster misin? İyi değilim. Oraya mı geç? Bir gerginlik oldu, yanlış anlaşılmalar vesaire oldu. Konuşalım istersen. Yanlış anlaşılma olduğunu düşünmüyorum ben. Gayet açık yani.
Nedir açık olan şey tam olarak? Yani ben orada sana üzüldüm sonuçta, hani beni bekliyorsun, hak verdim. Ki sonuçta hak verilecek bir şey de yok aslında şey olarak. Burada sonuçta sen çok kaptırmışsınız bence kendinizi. 2-3 günde evli, hani iki çocuklu ortada kalmış gibi davranıyorsunuz. Ben de samimi bulmuyorum yani. Hmm. Hani yanındaki konuşanları da samimi bulmuyorum. Bunu zaten söyleyeceğim yüzlerine de. Benim sana karşı olan duygularımı samimi bulmuyor musun? Bunu hayır, konu o değil. Hoşlanmış, beğenmiş olabilirsin. Hı-hı. Bunda bir sorun yok. Tamam. Ama ben seni tanımıyorum. Sadece 6 dakika gördüm seni. Tamam. Anladın doğru, mı? Bir sen geldin, bir ben geldim. Bir de işte hani seçim olan gün, o günde, o günkü hani elektriğe şeye göre hani karar verdim. Ben hani böyle çok hoşlanıyorum, aşık oldum. Hani öyle bir şey söylemedim kimse için. Çünkü tanımıyorum. Ben insanları tanıdıkça bir şey hissedebilen bir insanım. Tamam. Benim yapım bu şekilde. Zor bir karakterim var. Bu zamana kadar hiç öyle kolay, hemen olan bir ilişkim de olmadı. Hani tanımam, gözlemlemem lazım. Zor karar alıyorum ama bu kararı aldıktan sonra da sağlam bir şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü hani ciddi bir yolda ilerlemek istiyorum aslında. Yani. İstediğin ciddi bir ilişki. Tam olarak benim evet. de duygularım yükseldiği kişiyle ciddi bir ilişki yaşamak. Evet ama hani... Bakalım aslında aynı şeyleri istiyoruz. Tamam ama... Ben neden burada biraz daha sanki aceleciymişim gibi gözüktüm? Ya... Aceleci olarak değil yani. Daha seni tanımıyorum. Sonuçta hani seninle bir yemek yiyeceğiz. Benim başkasını tanımak istemem ki bunu hani gidip İstiyor de... İstiyor musun gerçekten başkasını? Hayır. Başkasıyla da konuşmak, tanışmak. Olabilir tabii ki yani şey olarak... Tanımıyorum sonuçta. Hani ben adım atmak istemiyorum hani. Ya şunu bilmeni kimseye... isterim. Ben bu soru bana yöneltildiğinde evde Rümeysa dışında hani herhangi başkasıyla iletişime geçer misin ya da olmadı diyelim. Hani senden etkilenmedi. Başka bir biriyle olur musun gibisinden sorular. Ben yani duygularımı bu kadar dile getirdiğim bir durumda pat diye Rümeysa olmadı. Dur o zaman şuna yürüyeyim olacak bir insan değilim. İşte nasıl bu kadar kısa sürede duygu oluştuğunu anlayamıyorum. Belki de yaşayarak görürsün ya yani gerçek olup yapım, olmadığını. Benim yapım bu şekilde değil yani açıkçası. Şöyle çok uzun zamanda hani güven duydukça zaman içerisinde böyle birisiyim dedin ya ilişkilerde. Ya en azından 6 şunu dakika, diyebilmem 6 lazım. 6 dakika gördük birbirimizi vesaire dedin evet, ya. Evet ya en azından. Peki her 6 dakikada tanıştığın her insana evden giderken falan böyle bir kalp vesaire yapar mısın? O anlamda değil yani. Hani sonuçta seni aşık ben olduğum hangi anlamda, anlamında onu anlamam değil gerekirdi. Yani. Tabii ki hani de o bir aşık değil tatlı tabii. Bir şey yani anladın mı? Hani o an seni seçtim. O an hani bir o an onu istedim açıkçası. Hani anlık olarak bir şeydi benim. Önceden planladığım bir şey değil yani. O ya, planlayarak an kime yaptığını daha düşünmüyorum zaten. Ha, ben de hani doğaçlama kendiliğinden evet. olduğu için o etkileşimi ne bileyim aldığımı hissettim de evet herhalde o an ben de işte senden hani bir tık daha fazla aldım ama bu hani çok yükseliyorum, çok hoşlanıyorum, ölüp bitiyorum anlamında değil. Hani net karar vermem için seni daha çok tanımam lazım. Bunu demek istiyorum yani hani şu an tek odam seni tanımak mı diyorsun? Burada da netleşemiyoruz da. Ben evet. bu arada daha farklı... Yani biraz daha vakit geçirebilsek bir şey söyleyeceğim. En azından diyeceğim ki... Zaten eve yeni girdik. Vakit geçiremiyoruz, evet, konuşamıyoruz. Bu arada o kendi tanıtımlarımızdan sonra ilk defa bir araya geldik. Bu kadar yakın evet, muhabbet ediyoruz. Evet, onu söylüyorum işte ben biraz daha kızlar erkekler evine gidip gelme durumları yaşansa evet, aslında yani, daha iyi tanıyacağız ama... Evet, ben şunu söylüyorum. Yani en azından şunu diyebilmem lazım. Aa evet, ben işte Ozan'la hani anlaşabileceğim bir karakter... Hani onunla konuşayım, hani yine hemen tanışma yoluna gireyim, çok etkileniyorum falan değil. Hı hı. Ama hani şu an hiçbir fikrim yok şey olarak. Tanıyarak bu fikri hani, edineceksin işte tabii bunun ki. İşte bunun için de zaman lazım diyorum. Ben de biraz daha işte konuşmalarla vesaire kendimi gösteriyor. Ve senin o yaptığın olay beni gerçekten, sen ileride de o zaman böyle bir şey yapabilecek bir karaktersin. Hangi yani, olay? Sen bir olaya dünkü, çok net takıldın dünkü, ya. O olay... Dünkü olay mesela çok yanlış sözler söylemişsin. Hatırlatır mısın beni bana? Beni kimse, ben işte... sessiz duruyordu. Ben açtım. Şöyle böyle. Yani bunlar çok yanlış şeyler. Ben konumun tamamıyla tam olarak cümleyi bu şekilde kurdum mu kurmadım mı bilmiyorum ama... Sonuçta oraya çıkıyor. Oraya çıkıyor. Ben benim bunu ne niyetle bir yani şey hani söyleyeyim. Seni gömmek adına böyle bir cümle kurabileceğimi düşünüyor musun? Beni gömmek değil konu. Ben samimiyetsiz öyle bir şekilde... Oldu bir dakika. Ya. Ben samimiyetsiz bir şekilde iki günde görüp çok hoşlanıyorum deyip bir ilişki yaşayacağım ama... Kendi duygularıma göre
bir ilişki yaşamayı tercih ediyorum. Tamam, bunu... Benim yapım bu şekilde, süre dolmuş. Yani pek... Yarıda çok kaldı. Farklı bak, yine aslında bir durumla gelmiştim buraya ama hiç istediğim gibi geçmedi yani. Nasıl bir durumdu? Daha farklı gideriz dedim de bilmiyorum. Öyle konuşmalar yapıp nasıl daha farklı gidiyorsun? Peki soralım, bir kırmızı oda hakkım vardı. Onu kimle kullandın? Yeniz. İzlemiyor musunuz? Burada değil misiniz arkadaşlar? Sen fazla aşık oldun bence. Birazcık kendini buraya ver. Dikkat et, sana olmayayım kanka. İkinci hatayı yapmayalım. Yani ne olacak hani? Sen yorumuna devam et. Oğlum bak, onu ben zaten... bunu yiyeceğim şimdi ama kanka o... bak. Bak ben bunu yerim ama kanka. Bak. Gelirken mesela bugün Beyza'yı görme heyecanı vardı içimde. Yani onu kırmızı odada görmek istedim bugün. Ama... Ama bir yandan tanıma yolunda Yeliz de olsun istiyorsun. Aynen. Hani Beyza'yla böyle tam ilerlemeden diyelim. Tabii ilerlerse veya ilerlemez bilmiyorum şu an. Kafamdaki o ilk günkü girdiğim kişileri netleştirip ondan sonra karar vereceğim. Onlar da o kararı verecek mi bilmiyorum tabii yani. Sırf benim vermem de olmuyor. Ama istesem de alırım. Diyorsun. Murat, hocam Murat. Esam. Kadın önemli benim için. Yani bir kadına nasıl davranılmaması gerektiğini annemi düşünerek hatırlıyorum. Berke ne anlatıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Yani kız bunlar resmen alay ediyor. Bunun bu kadar aldatılmasının sebebi o kadar ortada ki ilişkilerinde. Çok belli mi diyorsun? Bir yere... Şunu düşünmesi lazım zaten. Hani ben bir ilişkimde bu kadar aldatılıyorsam, acaba bende mi bir problem var davranışlarımdan ötürü? Ya da gerçekten hayatıma giren insanlar doğru bir insan değil mi? Yani belki de gerçekten hiçbirisi doğru değildi ya da yapıları öyleydi, aldattı. Çok yanlış bir şey. Ama... Bu şekilde gidersen zaten kadınlar çok sıkılır. Kadın ruhundan anlayan bir insan bu kadar ipleri eline vermez. Ve bu kadar daha dur bismillah daha yeni, çok yeni, çok hızlı gitti. Varsa diyor benim diyor bir eksiğimi söyleyeyim diyor. Söylüyoruz, kabul etmiyor. Eksiği? Yok, yapım benim bu diyor aslında, kabul ediyor. Yapım bu diyor. Ben yakaladım orada. Ama okey, onu biz bilmiyorum. Tamamıyla mıçmıç olması ve çok erken başlaması bu duruma. Eleştiriye yani... açık bir... Ben bir şey yaptım, hani dedi ya hani eleştirebilirsiniz diye, ben söyledim zaten, eleştiriye açık birisi. Kabul etti ama diyor ben diyor buyum. Olmaz. Buyur tatlım, ha anlat. Senin yani çok moralim bozuk. Tamam söyle. Ben de şöyle çok moralim bozuk göreyim. Yani. Hayatım tamam. Senin niye moralin bozuk? Yani niye sürekli erkekler hani bir şey bekliyor, anladın mı? Hemen hani daha çok kısıtlı bir vakit geçirdik. Ben hemen bir karar vermek istemiyorum yani. Her şey benim için dış görünüş değil. Bir insanın, yemeğe gideceksin, sabrediversin. Yemekte konuşursunuz işte yani. Ne uzattı içi daha önemli benim ya. İçin yani. Odaya girdin, ne dedi ilk? Nasıl diyalog başladı? Nasılsın falan. Ben dünkü söylediği şeyi de söyledim. Hani böyle konuşup ne bekliyorsun ki dedim. Hani nasıl bir... Hani böyle çıkmayı beklemiyordum buradan gibisinden. Hani böyle üzüldü falan. Ben de dedim ne bekliyordun dün o şekilde konuşup dedim. Yok ben sessizim için beni açmışsınız falan dedim. Hani ne alaka dedim. Ben oraya takıldım kaldım ya. Yani. Biraz daha soğuk bir duvar gibi davrandı bana. Hissiyatım o yöndeydi. Yine de seninle yemeğe çıkacağız işte, seni tanımak isterim falan. Ha, yani başka tanımak istediğin insan da olabilir mi gibi sorular sordum. Yani daha ilk günler sonuç olarak gibisinden falan bir hissiyat, öyle bir cümle kurdu. Evet, bu kötü olmuş. Bunları vesaire, bu konuşmalar geçerken bilmiyorum yani hani tatlı getirdim. İşte herhalde burada yiyemesen de eve götürebilirsin, yersin gibilere gerek kalmadı zaten yani söylemeye. Allah Allah. Beyza, evet. Sana küçük bir hediye vereceğim. O nedir? Ama çok yakışacak sana. Korkutma beni. Yani. Korkacak bir şey değil. Şakalardan hiç hoşlanmıyorum. Korkacak bir şey yani... değil. Ay. Gel sen cadı olduğun için bak nasıl yakıştı sana. Sen bir cadısın diye. Aa, bir şey yakıştı ama.
Ya Rabbi, o bana bak şükürler izin Geberciğim. Gerçekten sen. Vallahi başkaları da var. Sen de istiyor musun? Ne oldu yine sana neyin battı Dilara? Ya çok da öyle. Hediye vermek istedim. Bak bundan sonra teşekkür ederim. Dur bakalım da başka ne var hadi gel. Yani o sensin. Neyse şapkamla gideyim bari. Hediyeyi vermek içinden bile gelmemiş. Kanka şimdi böyle diye... Hediyeyi vermek içinden bile gelmemiş. Gibi yani oraya öyle sebebiyet verdi olay biraz. Çünkü... Ne yapmayı planlıyorsun? İşte tanımak istiyorum dedi ya hani zamanla emin olduktan, güvendikten sonra ilerleyeceğiz. Onunla konuşmaya, kendimi tanıtmaya, anlatmaya, duygularımın gerçekçiliğini hissettirmeye çalışacağım, çabalayacağım abi. Nasılım? Evet. Şey olarak... Tam cuk oturmuş. Çok yakışmadı mı bana? Çok yakıştı. Şu anki kombinine efsane oldu bu arada. Anladın mı? O yüzden bilemiyorum ya. Hani böyle küçük bir şey anlayabilsem hani kimle daha iyi anlaşabileceğim ya da bir kötü bir şey özelliğini görsem ben böyle bir insanla yapamam diye. Anladın mı? Ona göre ben robot. De hani yön vereceğim de öyle bir şey yok şu an. Robot, biraz daha excuse me, sorry. Hani sen özel konusunda netsen. Benim fotoğrafımı çeker misin? Şöyle bir fotoğrafımın olmasını istiyorum. Bana bak, yukarı bakma, bana bak. Kalem bulamadım. Şöyle bir poz vereceğim, çek beni tamam mı? Aşırı yakışmadı mı robot? Sen de yakıştırdın, evet, kabul et. Evet diyecek. Aa, bana cadı demedin. Ya sen de bana aşıksın. Ben tamam, Beyza mı gelsin ona bir soralım. Beyza gelsene. Sorsana bekle robot. Mısın diye. Aşık değilsin biliyorum tamam hemen yok deme. Beyza'ya yakıştı mı? Ya, o da teşekkür ederim Beyza'cığım. Çirkin cadı. Oğuz Bey hayal ettiğiniz gibi bir kısmetse olur günleri yaşıyor musunuz acaba? Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ben şu anda kendimi çok mutlu, huzurlu hissediyorum. Evet. Tek tek sorularımın cevaplarını da aldım. Tamam. Yarışmayı da İstanbul'dan kazanıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Bey, Leyla Hanım'la istediğiniz enerjiyi yakalayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Ben konuşulacakları merak ediyorum. Ben biraz çok dillendirdim konuyu. Belki Leyla da çok dillendiriyordur. Nazarın kesinlikle inanıyorum. Ve dillendirmek istemiyorum. Artık evet ben... O zaman buradan anlıyoruz ki çok güzel bir enerji uyumunuz var. Doğru mudur? Cevaplamak istemem. Tabii ki de ama nazara inanırım o yüzden. Peki. Sessiz kalmak. Nazara mı geldi? Zaten ne zaman soru sorsam sessiz kalıyorsun. Ama öyle bir sorular soruyorsun ki. Çok da zor sormadım kanka ya. Aslında evet. Cevabım tatlı. Net olan bir şey sordun yani, aslında. Cevabı net olan. Çok tatlı bir cevap verdi adam yani. Bütün soruların cevaplarını aldım. Kanka ben biraz nazara inanıyorum ya. Ben de inanıyorum. Nazara olur artık. Ben inanıyorum. Aynen bence de bu arada. Kötü gözler değdirir ister istemez. Ozan. Kahvesini tamamladım. Oo. Bu arada sabah şey dedi ki ben hani böyle herkese selam veriyor yazık. Ben de onlara böyle biraz hani şey yaptım hani... Yazık ya. Demeyeyim de. Ya hani böyle yalnız yani herkese selam. Yalnız olmasın aşkım. Ya ne bileyim ben de hani böyle içimden gelerek dedim ki günaydın Onurcuğum ne haber dedim. Hani öylesin yani arkadaş ya. It's all friends. Ondan sonra dedi ki ha dedi günaydın dedi nasılsın dedi. Tam böyle konuşmaya başlıyoruz. O sırada olsan ki pis şekilde sinir oldum açıkçası. Ya belki onu tabii kötü niyetle söylememiş olabilir ki kötü niyetle söylemediğine eminim ama hani bunun... Artık goy goyunu ya da gırgırını yapmaya gerek yok. Yani abartmaya da gerek yok. Ya Hasret dedi, dün dedi kaç kişiyi dövdün dedi eve giderken. Ne alaka şimdi bu konuyla? Şimdi bu ne kadar alakası var? Bir de durduk yere de ne alaka? Ha durduk yere hani lafını kurmaya ise hiç senin şey senin kankan mı yani? Hani dostun mu? Hayır hani bir olay olsa mı? Böyle hani laf olarak ha, söylersin. Durduk yere yani günaydından sonra ne alaka? Ha, mesela evet. Biz bir konu açarız. O konunun içinde hani bir boks olur. Ondan sonra dersin ki evet. Hasret hani sen de boks yapıyorsun. Dün gece bir giderken evet. Birisini dövdün mü? Dersin. Evet. Hiçbir şey o çocuk diyor olur ki. Ama şu an çocuk diyor ki nasılsın dedim. Teşekkür ederim. İyiyim demeye kalmadı. Dedi ki Hasret dedi dün gece dedi eve giderken dedi birisini dövdün mü dedi. E şimdi bu ne kadar saçma sapan anladın mı? Sen beni niye canavar olarak gösteriyorsun ki insanlara? Ki ben öyle bir insan değilim yani. Ne gerek var? Hani ne gerek var? Ne kadar gereksiz? Ne kadar şey? Yani beni bunu söylediğim gibi pişman ediyorsun. Evet. Evet. Sen ne dedin? Ondan sonra zaten bir ortalık karıştı. Ben geldim. Dedim ki ya dedim, sen beni dedim neden dedim, canavar olarak dedim, göstermeye çalışıyorsun ben onu anlamadım.
Ya ıyık. Ben. Ya ıyık mıyık böyle hani bir... Görken. Bir şey Görken balık burcu. Görken balık burcu. Hani bir açık bu muhabbete tam ben böyle geçerken bu sefer... Onu biz, ben dedi burada kızlarım sohbeti dön. Sen de bir yerde basa bir yere girme gereği duyuyorsun. Kanki bunlar birbirine girdi mi? Ay. Ondan sonra çocukla temas... Olsun kavga ediyor. Beyza aynen Beyza diyor ki temas oldu ben gördüm. O temasları kesildi zaten. Evet. Nasıl birbirine girdiler ama. Hat kesildi. Olsan sinirli yani biz Trabzon'da arkadaşlar şimdi. Ben seni şu an aslında anlayabiliyorum. Çünkü kafan senin burada değil. Sen hiç o son cümlesine çok takıldın. Bunu son cümlesine konuşabilirsin. Ondan öncesine Kırmızı Oda'daki ondan önceki gün dün yaptığı konuşma... Belki bu seni gece uyutmayacak bile. Şu anda benim de kafamda... Dün akşam mı uyumadık ki kanka? Burada, evet, sen çok burada değilsin. Ben şu an başka yerdeyim çünkü. Peki aklından geçen şeyler neler? Yani Kırmızı Oda hakkında ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Bunları hiç konuşmadık seninle. Ya şöyle söyleyeyim, çok klasik olacak belki ama gerçekten nötr ya. Gerçekten ne? Nötr yani, sıfır. Ha nötrsün. Yani şöyle... ortaya hani bir taraftan yana daha çok biraz daha ortada diye düşünüyorum. Kırmızı Oda'ya çağırdım kişinin. Ama kafalar karışık. Ama dün çok belli etti zaten kendisi de bunu bence. Ya ben işte dün zaten bu adım atmasaydı ben asla ve asla. Adım atacak bir adam değilim. Dün kendisi böyle bir adım attı ben de adımına karşılık bir adım atayım dedim. Yani hani yoksa kesinlikle eğer tercihi bu olduysa ki bu kesinlikle benden saygı duymak düşer ki hepimizin de o şekilde düşüneceğini düşünüyorum. Sen de öyle bir adam olduğuna ben kefilim kanka. Ben de kefilim. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar Öykü Hanım. Hoş geldiniz Öykü Hanım. Nasıl keyifler? Her zamanki gibi çok güzel gördüm. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Leopar. Nasıl geçiyor gününüz? Her şey yolunda mı? Sen çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Diğerlerinden ayrılmak istedin herhalde. Yani. Buna Dilara sağ olsun. Evin hediyesi mi diye sorayım. Evet, Dilara'nın hediyesi. Dilara hediye etti. Öyle mi? Evet. Ev halkı olarak da... Kıyafet kombinime çok uymasa da en çok bana yakıştığı düşünülüyor. Robot bile onayladı yani. Ben taktım, evet. Kombinime uyuyordu. Ona rağmen robot sen değil Beyza dedi. Hak ettiğini düşünüyor yani. Yani. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Beyza? Ben bu konuda aslında böyle cadı olduğum... Bak kişilik olarak böyle... Biraz geri kal, yüzünü göremiyoruz. Arkaya doğru al. Hah, yüzünü aç. Şöyle Öykü Hanım. Ben böyle kişilik olarak heyecanlıyım. Böyle sürekli aktifim, böyle hiperaktif bir kişiliğim olduğunu düşünüyorum. Hatta arkadaşlarım şey derler böyle bıcır bıcır bir orada bir burada falan. Böyle bir kişiliğim var. Hani konuşmayı da seviyorum. Bazen konuşmayı böyle bilerek hararetlendirmeyi de seviyorum. Ama bunu yaptığımda da yaptıysam bunu bilerek böyle olsun diye yapmışımdır. Bunu söylerim zaten. Ama bazen yanlış anlaşılabiliyorum. Yanlış bakalım anlaşılmışsın, anlaşılmamış mısın? Ama kendi çok uzun ifade ettiğini söyleyebilirim. Evet. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Hemen oylamayı hatırlatmak isterim. Kısmetse olur, aşkın gücü ve El Poder Del Amor yurt dışına oylarınızı göndermek istiyorsanız kullanacağınız uygulamaların adı iki kadın, iki erkek pozitif, iki kadın, iki erkek negatif oy kullanma hakkınız var. Ayrıca adreslerimizi ısrarla takip edin lütfen. YouTube, Instagram ve Facebook'ta kısmetse olur aşkın gücü official'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Başvurularımız için de productionhouse.com.tr'den bu evde yaşama hakkını kazanabilirsiniz eğer elemeleri geçerseniz. Hemen erkekler evine bağlanmak istiyorum arkadaşlar. O gelin. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Bomba gibiyiz siz nasılsınız? Vallahi biz de öyle gibi görünüyoruz nasıl görünüyorsak. Çok siz güzel söyleyin. Görünüyorsunuz. Keyifler nasıl? Çok iyi diyormuşuz. Kendi adıma çok güzel. Herhalde günü en iyi geçen Görkem'di diye düşünüyorum. Oo. Ne dersin Görkem? Ya en iyisi demeyelim de bence iyiydi ya diye düşünüyorum. Nasıl yorumluyorsun gününü? En azından geçenki konuşmamızdan daha iyiydi. sıcakkanlılık olsun, sohbetimiz olsun. Bir tık daha iyiydi. Seni mi çağırdı Görkem? Bak Aynur hiç üstüne alınmıyor. Yani aynen Aysun'la görüştüm. Aynur'la değil ya. Aysun'la görüştüm. Çok affedersin. Çok affedersin. Peki nasıl Aysun'la aranız? Ne Aysun'la olur diyorsun? İyi. Aynur'u sevmedim. Aysun daha iyi. Tamam sen o zaman şöyle yapıyorsun. Aysun, Aynur teyzenden fikir alıp Aysun Hanım'a uyguluyorsun. Tabii ki evet. Değil mi öyle oluyor? Çok iyi arkadaşlarmış zaten ikisi. Anladım. Şey mi peki... Ay işte bu yüzden... Saygıda kusur etmiyorsun değil mi? El öpme olsun.
Yok, elini öpmedim, estağfurullah ya. Bu gidişlerimi derdi. Ama hiç yani ısrarla sordu. Öpeyim mi diye. Yo, hayır. Ha, öpeyim mi dedi. Evet. Öpeyim öyle diye başına koyayım mı dedi. Yani. Şaka yaptım ya. Bence Görkem şaka yollu flört etmeye çalışıyor. Görkem zaten yani azimle bu işi yapar mıyım acaba yoluna giriyor. Ama yani duymuyorum. Yanlış yer. Azimle bu yolu yapar mıyım? Şaka yollu hani böyle belki güldürürsem. Şakayla kırık enerji göndermeye çalışıyor. Nein, öyle bir şey ne yok. Hissediyorsun Aynur'a karşı? İyi bir arkadaşımız. İyi bir ablam. Yani evde konuşmasan, evde konuşmasan sanki ben zorluyormuşum gibi olacak ama. Yani beğendiğini söylemedin mi sen? Görünüş olarak beğendim, evet söyledim zaten, yoksa niye görüşeyim? Ha yani. Aynen, aynen. Ya ben de onu dedim ya hani. Sonra arkadaşım deyince konu başka oluyor. Bak arkadaşım diye Batı çağırıyorlar kırmızı odaya. Gördün mü? Değil mi Bat? Nasıldı kırmızı odaları? Benim mi? Evet. Güzeldi. Dün genelde çok... arkadaşça geçiyor da seninkiler, onun için soruyorum. Yani şu anlık öyle ama kendim farklı düşündüğüm arkadaşlarım da var. Peki soralım, bir kırmızı oda hakkım vardı. Onu kimle kullandın? Onu kime kullandın? Açıklayayım mı? Sadece isim soruyorum. Yeliz. Haydi. Haydi. Hayda. Şaka yapmıyorsun Murat. Murat ciddiymiş. Bir şey söyleyeceğim. Harbi şaka yapmıyorsun. Doğruyu söylemişsin. Arkadaşça mı bro? Bak. Arkadaşça. Ha. Niye kanka bu kadar seçenek var? Bunu ya? Neden Mert sormuyor da başkaları soruyor? Mert niye Mert sormuyor? Tamam ben bence soracaktım de. Zaten de biz sorma fırsat gelmedi sadece. Ve şöyle bir durum var. Yani aslında zaten Yeliz'le ilerlemiş olduğum bir tanışma yolu var. Ve bu gayet pozitif olumlu olarak gittiğini biliyordum. Bu tanışma sürecinde çağırma amacın sadece gerçekten arkadaşça mıydı? Yoksa herhangi bir şekilde farklı bir düşüncen var mıydı? Bu senin için çok fark eder mi peki? Yeliz'in verdiği cevap önemli benim için. Değişen bir şey yok. Süper, güzel. Tabii ki de tanımak isteyebilirsin. Şöyle söyleyeyim, kızlar evine ben ilk gittiğimde ilk elektrik aldığım insan Yeliz bu arada. Bunu bu zamana kadar söylemedim. Onun harici bir iki tane daha isim vardı kafamda. Yani bir oturup konuşmak istedim. Hemen karar vermek istemiyorum. Beyza sen de lütfen beni yanlış anlama. Şu an tamamıyla enerjim senden yana. Yeliz'i de tanımak istedim. Öyle arkadaşça bir muhabbetimiz oldu. O kadar karışık. Peki bir şey sorabilir miyim? Kafam karışık değil bu arada. Kim dedi ben sana? Dedim. Peki yani sen zaten senin... güzel giden bir iş, yani tanışma yolunda neden böyle bir şey arasına girme ihtiyacı duydun ki? Güzel gittiğinizi pek düşünmüyorum ben ki çünkü. Ki bunun için gayet güzel yorumlar yaptım ben. Sen ki bunu yapmış zaten olabilirsin biliyorsun. Ama Yeliz o yorum... Sordun da aslında nasıl geçti. Aynen öyle. Çok güzel geçtiğini anlattı Mert yani. Yeliz öyle bir yorum yapmadı ama dün. Senin tam olarak sen Yeliz'in yorum nereden biliyorsun ki? Yeliz gayet kendi güzel söyledi. Gayet güzel yorum yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Bir Yeliz sorunu var dedi. Dün kendisi yaptığı yorum arkadaşlar hepimiz duymadık mı? Ben hep tamam nerede? Bir iletişim problemi var dedi. Bir akıcılık yok dedi. Tamam bunun için gerekli açıklamayı yaptım zaten. Çok da güzel giden bir ilişki yok burada. Hayır, tamam bir sen de soralım istersen bir daha. İletişimizde bir sorun var mı? Soralım. Yeliz soru sana soruluyor. Ne soruldu? Mert sormak ister misin? İletişimimizde bir sorun var mı ya da bir problem görüyor musun kurmuş olduğumuz iletişimde? Bugünkü kırmızı odaya kadar aklımda bir soru işareti vardı ama bugünkü kırmızı oda soru işaretlerinin %50'sini aldı. Yeterli. Teşekkür ederim. Sonuçlandı mı? %50. Oha yarısına. Oh bu da bir cevap. Tamam, evet. Ama %100 olamaz zaten. Ama Mert onu %100 yapacak bir adam. Yani bu zaman içerisinde değişecek bir durum. Bu artacak olan çok erken. Daha, peki daha ya erken. Bunu bir saniye. Şimdi %50 cevabını aldıktan sonra oradaki yansımasını merak ediyorum ben. Mert o zaman Bat çağırmaya devam edebilir mi isterse? Ya bu durum hoşuma gitmez kesinlikle. Bir daha çağırırsa Yeliz giderse ne hissedersin? Kötü hissederim. Yeliz'in ne yapmasını beklersin? Efendim? Yeliz'in ne yapmasını beklersin? Sert tepki göstermesini beklerim. Peki Bat sen çağırır mısın? %50 sana hala bir umut mu? Kapıyı kapatmadı bence. %50 güzel bir umut bence. %50 çok... Peki Yeliz umudu veriyor mu? Kanka Beyza diyorsun ya az önce mesela. Bence, Beyza, bence bu soru işareti olarak kalsın. Yeliz bence bir cevap vermesin. Eğer cesaretiniz varsa denersiniz. Bat ben çağırır. Gereken, evet özür dilerim Öykü Hanım. Ben gereken cevabı Bat'a zaten odada verdim. Gereken çok cevabı efendim. Ben de verdim zaten. Evet tamam. O da verdi. Yani Bat'la bu konuyu konuştuk zaten biz.
Ama hala umudum var dediği için soruyorum. Ben soruları soruyorum, cevaplarına göre sana bunu yöneltiyorum. Ha, yani benim açımdan mı? %50 umut hala olabilir yani. Onun için olabilir ama benim... İşte müsaade et. Ha, tamam. Cesareti olan bence sizde hemen her şeye böyle yaptığınız için ondan sonra erkeklerin hepsi ne kadar da yükseldiler bize diye kızıyorsunuz. Tamam, doğru diyorsun. Yani. Geri vitesi yapmayalım yani ya. İçimizde ne varsa söyleyebiliriz. Evet. O zaman Beyza'yı da tanımak istiyor. Yeriz yani doğru mu anladık? Yani demek ki burada eğer Bat seni çağırırsa Mert senin davranışını değerlendirecek. Belki böyle hanım, bir şey yaşarsak bakalım başımıza neler gelecek. Ben bir soru sorabilir miyim gerekli burada? Cevabı verdiğini düşünüyorum. Kim soru sormak istiyor? Ozan, ben. Evet Ozan. Kızlar evinden Bat'ın yaptığı örnekleme yani ben bazı kişileri bu evde çözemedim. Bir sürü ağızlarından isim çıkıyor. Yani kızlarda bu durum nasıl bir etki yaratıyor? Şu anda Ozan'ın konuyu açması zaten içinde böyle bir şeyi çözmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Herkesin yazılması benim dikkatimi çekti açıkçası. Bir Beyza Nur dedi, Hasret dedi, o dedi, bu dedi yani. Kızlar da çözecek bir olay. Şu an öyle bir durum yok. Aynı anda konuşmayalım. Aynı anda konuşmayın beyler. Hayır, hiçbirimizin ilişkisi yok. Şu an konuşmak istiyorum. Mesela tanışma var şu an. Bir dakika Öykü Hanım. Olsan. Benden mi bahsettiniz içinde çözmesi gereken bir şey var derken? Hayır. Ozan. Ozan mı dedim? Ozan. Yok, hani... Ozan açtı konuyu. Ha, kendi onun içinde çözmesi gereken yani kızlar farklı isimlerle görüşmeyi tercih ediyorlar. Bundan bir rahatsızlık duyuyorsun galiba. Doğru mu? Ya nasıl değerlendiriyorlar diye sorduğun zaman. Kızlar rahatsızlık duymuyor mu kızlar acaba? Kızlar bu durumu nasıl karşılıyor? Yorumlarını merak ettim. Ya bir kızlar şey nasıl değerlendiriyorlar? Daldan dala olayı oluyor gibi biraz. Bence kafası çok karışık. Ya nasılsa ki biz iki isim verebiliyorsak onlar da kesinlikle verebilir. Bu Bat'tan kesinlikle dolayı söylediğim bir şey değil. Hı-hı. Değil. Yani değil Ozan ki da isterse iki isim söyleyebilir. Çünkü burası tek bir kişiyle odaklanma. Yani evet birini bulma programı yani bir aday bulacağız, seçeceğiz ama bu tek bir kişi hakkı, yani tek bir kişi hakkınız var demek değil. Vallahi Rümeysa'nın yaptığı dün kesinlikle evet yanlış bir olay. Sen bunu bir dinler misin? Bir dinle. Evet. Bence Bat daha beterini yaptı bu arada. Bir saniye sonra sana da söz vereceğim. Önce bir Bat'ı dinleyelim çünkü Bat ve Murat. Ya şu cadı şapkanı bir çıkar ya. Bat prenses gibi Murat, kızsın. Şu cadı bir saniye, şapkanı bir çıkar. Duyuyor musun beni? Bat ve Murat. Beyler. Ozan ve Oğuzhan'la ilgili meselede, daha doğrusu Ozan'ın Rümeysa'yla ilgili olan fikrini şekillendirmesinde böyle ver gazı gibi konuya dahil olundu. Bunu bir net çizelim değil mi? Evet. Buna itirazı olan var mı? Yok. Peki ben abartıyor gibi ifade ediyor olabilirim belki ama net bir şekilde Rümeysa'dan hesap sorulma hakkı olduğunu Murat söyledi. Diğeri de bunu asla yumuşatma ve çizgini de bozma diye destek veren de Bat'tı. Yanılıyor muyum? Yani bu benim İtirazı bir... İtirazı olan var mı? Sonra ben böyle bir şey söylemedim diye çıkmasın. Benim yani bir ilişkim yok. Öyle bir durum çıkmasın da hani. Yani arkadaşların yorumları bunlar. Hani Ozan'ın işte yanında bilmem ne Ozan yönlendirdiği gibi de olmasın. Kendi fikirleri bunlar. Kesinlikle. Kendi fikirleri ama sonra sen hani bir yükseldin ya. Senin yükselmene sebebiyet verecek bir durum oluşturmadı mı sence bu? Ya yükselme sebebiyeti başka bir durumdu. Onu da sen kendin sahipleniyorsan bu çok daha güzel. Ben dediklerimin arkasındayım. Tamam, bu sorumluluğu sahipleniyorsa o çok daha şık. Yani. Çünkü onunla ilgili eleştiriliyorsun ya. Evet, yapmış kullandığı cümlelerle eleştiriliyor. Bu Rümeysa için ama iyi bir şey değil. Ozan haberin ya olsun. Gerçekten tamam, yani bu ayrımı hani yaptıysak ne... peki. Peki konuya gelelim. Yani bunu sahiplenmesini gerektirecek bir ilişki durumunuz ortada yok bence. Kesin. Yani anladın mı? Biraz zaman gerekiyor bunun için. Ben böyle düşünüyorum. Tavsiyen için teşekkür ederim. Umarım anlarsın ve uygularsın. Bir şey söylemek istiyorum. Onur evet dedi, Fatih seni dinliyorum. Yani herkese yürüyor dedi. Bir kere yürüyor çok çirkin bir kelime bence. Herkes derken yani iki kişi... Yani sosyal medyada kullanılıyor, kullanılabilir. Yani günümüz argosu içerisinde. Ömrünü yitirebilir ama biz programda kullanmazsak güzel olur. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Rahatsız edici olan şey birçok kişiyi tanımaya çalışıyor olman. Ben birçok kişiyi tanımaya çalışacağım tabii arkadaşlar. Bir kişiyi tanımak istesem giderim anneanneme derim ki köyden getirin birini evleneyim ya görücü usulü. Bu nedir arkadaşlar? Ben de bu soruyu zaten hani... Buraya geldim herkesi tanıyacağım ya. Çok doğru söylüyor. Allah Allah. Bak, nasıl doğru arkadaşlar? Bir saniye, bir sözümü kesmeyin arkadaşlar. Bir kere sen dedin ya nasıl iki kişi? Kaç kişi?
Kanka Beyza diyorsun. Çok özür dilerim. Hasret dedin dün, bir şeyler söyledin. Ya i̇lişkileri var mı? Neyle de hasret oluyor, ben söyledim. İlişkileri var mı? Söyledim. İlişkileri yok şu an. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu an bu evde kimse bir ilişkisi ulan, yok. Bu iki isimden çok farklı kişiler söyledin. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir konuşmak istiyorum. Sürekli değişiyor. Dinler misin kardeşim? Hasret hakkında yaptığım yorum sabah. İzlemiyor musunuz? Burada değil misiniz arkadaşlar? Sen fazla aşık oldun bence. Birazcık kendini buraya ver. Dikkat et, sana olmayayım kanka. Olsana, ne fark edecek? Bak kadınlar var karşı tarafta. Anladın mı? Evet, İkinci tamam, hatayı yapmayalım. Ne olacak hani? Sen yorumuna devam et. Oğlum bak, onu ben bunu yiyeceğim şimdi ama. Bak ben bunu yiyeceğim. Bak s**tım burada, bak çok olsun. Sakin olun. Tamam. Bak doğru bir şey söylemedin. Rica tamam, ediyorum ben lütfen. Ben kızlara bir yani şey sormak istiyorum. Yani birbirinizin damarına bilerek basıyorsunuz. Gerek yok bu kadar. Ya ben herkese yürümüş vibe'ı... Bak burada, çözmemiz gereken şeyler oldu. Sakin olup oturur musunuz herkes? Çözmemiz gereken şeyler olduğu için yanlış anlaşılmalarınız var. Yüz yüze çok rahat konuşamıyorsunuz. Bu dönem böyle geçebilir. Buranın sizin psikolojik direncinizi de test ettiğini lütfen göz önünde bulundurun. Dolayısıyla... Hazır fırsatımız varken konularımızı konuşarak değerlendirelim. Baş başa kaldığınızda bir meseleniz varsa çözemiyorsanız bütün gün 5 saat sizin. Şimdi bu sebeple Bat, seni bir uyarmak isterim öncelikle. Şunu söyleyeyim, öncelikle iki kişi bu. İki kişi, Öykü Hanım size soruyorum. İki kişiyi tanımak istemek yanlış bir şey mi bu programın? Kısmet olur da ilişkisi olsa dahi herkesi tanıyabilirsin. Tamam, net yani, cevaplı bul arkadaşlar. Karşınızdaki kişinin rızası olduğu takdirde. Rıza, evet. Kabul. Yani peki, kimse buna itiraz edemez. Ben ilk girdiğimde elektrik aldım. Onu da görmek istedim. Bundan peki daha doğal ne var? Arkadaş diyor iki kişiden fazla. Ya kim? İki tamam, kişi. Tamam, istediğim yorum yapamaz mıyım ben Yeliz sana? Beyza Nur Yeliz. Başka kim? Tamam, istediğim yorum yapamaz mıyım oğlum sana? Tamam, siz... Oğlum olumlu mu olumlu konuşma lan. İstediğim gibi konuşurum sana. Olumlu mu olumlu konuşma lan. Siz sürekli kahvaltı bıktım. Beyler konu konuşmak istiyorum. Öykü Hanım tahrik ediyorlar ama farkında hayır, mısınız? Hayır öyle bir şey değil ama sen karşılıklı bir kere bir hançeri soktuktan sonra uzatmayın. Uzatmamak için sabırlı olmanız gerekiyor. Konuyu uzatmayın. Uzatmayın. Öykü Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Şu an mesela Yeliz'le Mert'in bir ilişkisi var mı? Yok. Yok. Şu an tanıma yolunda diyebilir miyiz? Hayır ikisi de öyle demiyor. Evet. Zaten yüz yüzlemedi. %50 bir açık kapı bıraktı evet, genel olarak. O yüzden şu an için Batın Yeliz'i tanımaya çalışması ya da kırmızı odaya çağırması normal değil mi? Bir şey söyleyebilirim. Buna sen cevap ver. Ben erkekler evi şikayet ediyor. Buna sen cevap ver. Açık kapı mı bıraktı? Açık kapıyı ben... Hayır, açık kapıdan kastım %100 Mert demedi ve ilişkiye başlamadınız. O benim aramdaki %50'likten bahsetti yani, ama bu şey demiyor yani. Soruyu değiştirelim. Hayır, onu demek bakın, istemiyorum ben. Benim soruyu demek ve istediğim kişiyi şey... değiştirelim. Biz tanışmıyor muyuz? Efendim? Bu da kendini oradan Allah ekmek çıkarıyor. Biz tanışma Allah yolunda mıyız diyor. Öyle misiniz? Bence tanışma yolunda. Leyla'ya soralım. Yani ben sana soruyorum. Leyla sorduğu için bence soruyorum. Bence kesinlikle tanışma yolundayız. Peki Leyla? İstediğim cevap. İstediğin cevabı aldı. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Peki teşekkür daha ederim. Ciddi mesele. Şimdi bunu bir çözmemiz lazım. Çünkü sıkıntısı olan başkaları da var arkadaşlar. Formatı biliyorsunuz. Biz burada... Sizin dejenere olacak bir ilişki yaşama noktasına gelmeden aslında öncesinde romantizmle harmanlanmış uzun bir kur dönemi yaşamanızı istiyoruz. Bu kur yapmak, flört etmek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu süreçte her birinizin hür iradesiyle, karşılıklı rızasıyla birbirinizi tanıma hakkınız var. Bakın bu saatten sonra yine bu dengeyi de siz kuracaksınız. Sizce Murat ve Leyla başkalarını tanıyabilirler mi? Tanıma yolunda izlediler. Diyebilirler mi? Tanıyabilirler mi başkalarını? İşte burada önemli olan bizim tepkimiz. Dilara tanıyamaz diyor. Erkekler evinden de bir yorum alayım. Yorumlayın. Bence yorum tanıyamaz. Ben hayatta tanınmayacağını düşünüyorum. Eğer bir kişi varsa hayatında... 2, 3, 4 bu şekilde gider. 2'den kesinlikle sonrası da gelir. Zaten benimle bir olan varsa, bir kadın yani zaten cevabını şu verir. Demek istediğim şu. Ben bir sınır çizildikten sonra evet, artık bu tepkileri gösterebilirsiniz. Aynen öyle. Ancak şu anda değil mi bunu çözmeye çalışıyoruz. Şu anda Mert ve Yeliz evet çok sağlam bir yolda yürüyoruz demekle birlikte
herhangi bir şekilde adı konulmuş. Bakın tanıma yolu adını da şu anda siz koydunuz. Bizim böyle bir kuralımız yok. Aynen öyle. Bunu da siz koydunuz şu anda. Daha önceden yaşananlardan etkilenerek bunu yapmayın. Bunu sonsuza kadar da tanımayı açık bırakarak devam ettirebilirsiniz. 100 gün boyunca da tanıyabilirsiniz. Kesinlikle. Kendinize sınırları kendiniz koyuyorsunuz. Bizim böyle bir sınırımız yok. Ben bir şey söyleyeyim. Yani o yüzden ama Öykü Hanım... Ama bu sizin doğrularınızla çatışıyorsa bunu dile getirerek sizin kişiliğinizi ortaya koymanız demektir. Biz de bunu görmek isteriz zaten. O yüzden... Kimine doğru, kimine yanlış. Evet. O yüzden daha çok kimin Leyla'yı çağırdığı değil de önemli olan ben burada Leyla'nın tepkisine bakarım Öykü Hanım. Vereceği cevaplar benim için daha önemlidir. Yani öyle bir keskin bir şekilde girmeli ki hani ben sadece neden çağırdın diye erkek adaylara sorarım. Tepki gösteremem. Sebebi ise şu an bizim bir ilişkimiz yok. Şu an için biz tanıma yolundayız. Hı hı. Ama burada olan en önemlisi Leyla'nın tepkisi. Bunu hepimiz farkındayız. Ben de Berke ile mesela ilk günden bir şey oldu ama bu demek olmuyor ki Berke birini tanıyamaz, ben tanıyamam ya da kızlar Berke'yi çağıramaz diye bir şey yok. Çünkü çok yeniyiz. Ama benim daha adını koymadık vesaire. Buna zaten açığız bu arada. Dünkü Rümeysa'ya vermiş olduğumuz akıl da buna yönelikti. Aklında kalmasın. İlk günden tanı ki ona göre başlangıç yap dedik. Evet. Ama kızı linçlediler resmen erkekler evet, tarafı yani bunu yaptığı için. Benim için böyle şeyler söyleyip ki bu sonra neden biz onaylamamızı bekleyemezler yani. Ama bu sayede şimdi bunu tartışıyoruz. Yaşanması gereken bir şey varmış demek ki. Bir örneğe ihtiyacımız var. Verdik bu arada. Efendim? Biz sonrasında Rümeysa'ya hak verdik yani. Biz öyle yani. Görmedik ama. Aynen. İşte biz en azından ben kendimce verdim yani tanıyabiliriz. Murat beni haklı bulmuştu Murat'cığım, ama bir günde fikrini değiştirdi. Murat'cığım Rümeysa'nın seninle ilgili bir sıkıntısı var. Söylemek istediğini söyle, içinde kalmasın. Evet yani ortalığı karıştırıp şu an hak vermenin bir anlamı yok. Çok ağır cümleler edildi. Berke'nin söylediği şeylere de gerçekten çok sinirliyim dünden beri. Yok oy verdim. Ben de sana oy verdim yani çocuk değiliz sonuçta biz burada. Oy verdim işte biz şöyle yaptık, biz favori seçtik. Hepimiz birbirimizi seçiyoruz zaten. Sen beni seçtiysen ben de seni seçtim. Çok yanlış buluyorum bu konuşma tarzını. Rümeysa olayında şöyle bir hak verdim. Çünkü zaten Rümeysa ilk günden beri Oğuzhan ve Ozan aklımdaydı. Ama Oğuzhan biraz daha sessizdi dedi. Ama daha çok böyle hep Ozan hakkında güzel ifadeler, yorumlar, işte bu yemek olayları falan gelişti. Ben daha çok... İşte bu kırmızı odaya ilk Rümeysa çağrıldığında direkt Ozan'ı çağırır düşüncesiyle hani sonrasında Oğuzhan'ı çağırması Allah Allah ne değişti hani birden tamamen Ozanlardaydı kart neden birden Oğuzhan'a döndü diye bir düşündüm. Ama sonrasında dedim ki hani tamam Ozan'la güzel böyle bir meç vesaire falan oldu ama bir ilişki şu an için yaşıyorlar mı yaşamıyorlar. O yüzden Oğuzhan'ı da tanıyabilir mi tanıyabilir. Peki dün neden İşte diyorum ya fikirler dedi. Değişebiliyor. Dün öyle düşünüyordum. Şu an ise böyle fikirleri kolay değişen bir yapım mı var? Hiç olmadı vallahi. Yok. Fikirler biraz değişebiliyor. Biraz çeliştin çünkü kendine. Bak ben şu an en güzel örneği kendimden veriyorum. Ben şu anda bir ilişki yaşamıyorum bu evde. Leyla ile ben şu an tanıma yolundayım. Peki, dün neden siz... o zaman Ozan haklı bak... diyorum cümlesi? Şu an tezatsın bro onu hayır, demek istiyorum. Hayır ben ne diyorum bak en güzel peki, örneği ben şu an şey... kendimden veriyorum abi. Peki fikri yani... değişmiş konu bu. Tamam. Sadece bu arada kendisini değişmiş. Biz erkekler evi olarak fikrimiz aynı. Aynen öyle. O size yani göre, sadece, bana göre. Sadece Murat'ın fikri değişmiş. Yani ya arkadaşlar erkekler evi olarak. O sizin ben senin yani fikrini merak ediyorum. Rümeysa'nın Oğuzhan'ı kırmızı odaya çağırması erkekler evi tarafından hala haksızlık olarak. Tabii ki evet. Yani yanlış ben, olarak. Öykü Hanım konu biraz benimle alakalı ama Rümeysa'ya bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi burada kimse haksızlık olarak görmeye çalışacak. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Siz öyle mi düşünüyorsunuz? İlk önce soracağım. Ben bir şey söylemek istiyorum ya. Ya benim konu biraz benimle ilgili ya bir Rübeysa'ya bir şey söyleyebilir miyim? Birazdan söz vereceğim bir Oğuzhan cümlesini. Evet Oğuzhan'dayız kanka. Evet Oğuzhan sordu ben bir şey söylemek istiyorum. Rümeysa'ya attığım oyla alakalı ben bunu sana yaptım seni popüler yaptım asla demiyorum. Sadece olayımız şu haksızlık olarak görmüyorum istediğini çağırabilir ama Ozan benden rica etti. Böyle bir şey yapar mısın dedi ben de evet tabii yaparım dedim. Fakat kendim de düşündüm. Ben Mert için oy atacaktım, Yeliz'e atacaktım. Tamam, başka ama Rümeysa demedi sana. Evet, ama şunu anlatmak istiyorum. Ozan bunu rica ettiği için o da ilk kırmızı odasını ince bir davranışla onu çağırabilirdi. Tamam, sen evet. Haksızlık olarak görmüyorsun. Başka var mı haksızlık olarak görmeyen?
Ya ben şaşırdım sadece, beklemiyordum. O kadar ben ince hareket yapmıyordum. Kimse beklemiyordu. Kimse bekliyordu. Kimse bekliyordu. Anladın mı? Adam yemeğe çıkıyor. Evet evet. Bir bakıyorsun pat diye mesela Oğuzhan çıkıyor kırmızı olaya. Hani herkeste bir şaşkınlık var, anladın mı? Hani şaşkınlık. Aynen şaşkınlık. Hani ben haksızlık diye buluyorum, bir şey yok kanka, anladın mı? Haksız yani. Ama Rümeysa ben de şaşırdığımı iddia ediyorum. Ben ne dedim? İlk günde dedim. Ben dedim çok şaşırdım, hiç beklemiyordum. Herkes, sen de şaşırdın ama. Ben çok şaşırdım. Şey olarak da gördüm, hatta haksız dedin. Sonradan dedin ki kanka, hani sen şimdi fikrin değişti. Tamam, empati kuruyorum çünkü. Önceye kadar da yine şey düşünüyorum. Yok, bir saat öncesine kadar değil, sen kaçırmışsın. Bir saat veya düne kadar ama sonuç olarak değişti mi? Tamam. Süre zaman fark etmiyor, sonuca bak. Bugünün doğrusu yarın değişebiliyor. Bugünün yanlışı yarın doğru olabiliyor. Peki. Bir tane doğru vardır. Peki. Ama görelim. Bir peki. Tane doğru vardır, iki tane doğru yoktur. Genel olarak fikirler değişebilir. Tamam, burada konu Murat. Bunu kaç kere aşık değil oldu? Arkadaşlar. Mesela Murat'ın değişiyor değil mi? Murat'ın fikri değişmiş, bunu sonra tartışırsınız. Burada konu kızların farklı isimleri davet edip edememesi. Siz genel olarak Rümeysa'nın bu davranışını doğru bulmuyormuşsunuz erkekler evi olarak. Murat'ın da fikri dünden bugüne değişmiş. Oğuzhan, senin görüşün nedir bu konuyla ilgili? Şöyle Öykü Hanım, ben kısaca özetleyeyim. Ben şaşırdım ama hatta Kırmızı Oda'ya gitmeden önce diğer arkadaşlar gibi haksızlık ettiğini düşündüm Ozan'a karşı. Fakat Kırmızı Oda'ya gittiğim zaman sen biraz daha sessizsin. Hani... Seni hiç tanıma fırsatım olmadı şeklinde bir konuşma yaşadık. Yani bir konuşma yaptı. Yani düşündüğüm zaman da gerçekten ben buraya ilk gün geldiğim zaman yani Ozan hediyeler aldı. İşte getirdi, hediyeler verdi, kendini tanıttı güzel bir şekilde. Ben ilk günün biraz heyecanıyla vesaire burada kendimi tanıtamadığımdan mı acaba hani Ozan'ı tercih etti gibisinden bir fikri benimsedim. Peki. Bu yüzden sizin kırmızı odanızla ilgili yoruma değişti. Geleceğim. Yoruma geleceğim. Kendini ifade edemediğini ve Kırmızı Oda'da bunu söyledin değil mi? Ama açık açıkta vesaire söylediğin başka bir şey var. Kendimi ifade edemedi değil. Beni sessiz olduğum için yeterince tanıyamadığını dile getirdi. Ha. Ama bilmesini istediğin bir şey söyledin Kırmızı Oda'da. Bilmesini istediğim bir şey söyledim, evet. Ne dedi? Tanımak istedim. Söyleyemedi. Söyle ya, ha? Merak et. Ne söyledin? Hadi söyle. Yani... Sen söylemezsen cümleyi ben söyleyeceğim, senin söylemen daha şık olur. Yani ondan elektrik aldığımı söyledim. Elektrik Hanım. Değildi kelime. Efendim? Kelime elektrik değildi. Artık söyle şunu. Sana karşı, ona karşı hissiyatlarımın olduğunu söyledim. Yani cümleyi Oo. Alayım, tam cümleyi. Hadi cesur ol. Utandırmayın onu. Ondan hoşlandığımı söyledim. Güzel. Ya işte burada karakterler o kadar ortaya çıkıyor ki yani bunu söylemek yani niyet kim bilir ya bir günde neler düşündü birikti de bunu sana söylemeye gel. Şurada cümleyi burayı bize söyleyemedi yani. İşte öbür tarafta da bir pişmanlık var ama hata yapmış olmanın üzüntüsü var. Keşke yapmasaydımlar var. Değil mi Ozan kafanda da? Bir takım gelgitler var. Çok gelgitlerim yok açıkçası. Hala Rümeysa'ya olan duygularımda netim ben. Hı hı. Ama mesela bu Kırmızı Oda'da konuşulan diyalog hakkında ne düşünüyor Rümeysa? Merak ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim Öykü? Rümeysa. Ben bunu zaten açıkladım. Ben 2-3 kere gördüğüm bir insana işte aşık oluyorum, çok seviyorum diyebilecek bunu bir insan değilim. Bunu beklemiyor karşındaki insan Rümeysa. Yani tanıdıktan sonra karar vereceğim ve o kişiyle devam etmek istiyorum. Yani sağlam ilerlemek istiyorum açıkçası. Yani ikimizi de tanımayı düşünüyorsun ve ona göre mi karar vereceksin? Bunu çıkarıyorum ben buradan. Yani gözlemleyeceğim ne derseniz. Yani. Peki Ozan, senin bu durumda dün söylediğin bir şey daha var. Seçenek olmam ben demiştin. Kesinlikle arkasındayım. Ve bu durumda mücadele etmem de dedin galiba. Yani çok açıkçası şu an burada konuşulan durumlar Kırmızı Oda'da Oğuzhan'ın senden hoşlanıyorum demesi sonucu ben Ozan'a daha eğilimliyim yöneliyorum gibi karşılık çıkmıyorsa karşı taraftan ve iki taraflı görmek izlemek istiyorum diyorsa ben seçenek olmak istemiyorum. Var mı söyleyeceğim bir şey? Bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu şekilde düşünüyorsa... Yani...
Fikrimi benim söyle. Hani ikinizle de tanışıp görmek istiyorum. Bakmak ya istiyorum. Konu o değil. Ben illa hani gelip benimle tanışın diye bir şey yok. Yani sonuçta çağrıldım ve gittim Kırmızı Oda'ya. Ben zaten kendim çağırmayı düşünmüyordum yani şeyi. Ben şunu net öğrenmek istiyorum. Senden hoşlanıyorum kelimesi söylendiğinde ki karşılığın ne oldu? Aynı şeyi söyledim. Sana ne söylediysem ben yapı olarak 2-3 günde hemen böyle bir şey hissedebilen bir insan değilim. Zor bir karakterim. Benim bir insanı tanıyabilmek için yani onunla bir yola girebilmek için bana olan davranışları, ilgisi, ya karakterini çözmem gerekiyor. Çünkü dış görünüş benim için evet önemli ama ben onun karakterine bakarım ve o şekilde devam ederim. Yani ben ilk gördüğüm insana işte çok hoşlanıyorum, çok etkilendim, hemen bir yola girelim. Bu bana samimiyetsiz geliyor. Benim hakkımda işte böyle yorum yapan insanlar da mesela onların yaptığı da bana doğru değil. Ben de... İlk günden hemen böyle bir şeye giriyorlar. Burada hiçbirimiz 2-3 günde yani evlenmiyoruz, nişanlanmıyoruz. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tabii ki de tanıyacağız. Ona göre bir karar verip yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet, bu ilişkiye dönüşecek. Bunun neyi yanlış? Tabii ki de burası bir kısmetse olur programı. Ya ikimizi de tanıyacak. Sonuçta tanıdığı zaman sevgili olmuyor veya evlenmiyor. Birbirimizi tanıyacağız. Hı-hı. Yani hangisi, hangi erkek ona karşı gerçekten bu adam, bu erkek olur diye dedirttiriyorsa o erkek olur. Ben Rümeysa için seçenek değil, asla zaten ben de seçenek olmayacağımı belirterek ben artık yokum, devam edin şeklinde zaten bir söylemde bulundum. Fakat Rümeysa'nın o Kırmızı Oda'ya beni davet ederek bu söyledikleri gece kafama, yastığı kafama koyduğum zaman çok düşündüm. Değiştirdi benim fikirlerimi. Tamam. Bu şekilde düşünüyorum ben. Peki. Ben seçenek değil ama Rümeysa için savaşmaya hazırım. Ya. Güzel. Peki. Sen bir şey söylemek ister misin Rümeysa? Söylemek istemiyorum. Peki. Burada bırakalım zaten. Yani çok son bir karar vermek zorunda değilsiniz. Ozan da buradaki senin tavrına göre hareket edecek. Yani daha doğrusu ben kendime güveniyorum. Bunun benzeri bir durumu dönüp şöyle değerlendirebiliriz. Berke ve Buse arasında da var galiba. Siz başkalarını mı tanımak istiyorsunuz? Ben değil. Yani ben bu şu anki hani ekip için söylüyorum. Elektrik aldım ya da enerji aldım biri henüz yok içeriden açıkçası. Berke dışında. Berke olmuştu zaten. Hala da geçerli fikrim. Bende sıkıntı yok ama dediğim durumlar var. Berke'nin morali çok bozuldu bugün değil mi Berke? Evet, fazlasıyla bozuldu Öykü Hanım. İlginç bir şey yaşıyorum. Yani en fazla duygularından ziyade aldığı enerjiyi belli eden insan bendim belki burada erkekler evinde. İlgi seviyorum dedi. İlk etapta verilebilecek ilgiyi bence verdiğimi düşünüyorum. Devamında ilk gün yaş problem değil dendi bana. Şimdi eskileri öyle bir, herkes her olayı biliyor. Seyirci de izledi oraları. Peki. Tamam, olayları anlatmayalım. Biz sizin yeni güncel fikirlerinizi ve fikriniz niye değişti, sen niye moralin bozuldu, bunu niye dert ettin mesela? Evet, bunu niye dert ettim? Çünkü bir tutarsızlık görüyorum. Ha. Bugün bana hayır, problem değil diyen insan yarın evet problem diyor. Devamında belki tekrar hayır problem değil diyecek, tekrar problem olabilecek bir konu. Bir cümle vardı. Neydi? İlk günden itibaren tam olarak yanlış söylüyor olabilirim lütfen. Ben de hatırlıyorum. Sen oraya çok takıldın. Evet. Kırmızı Oda'dan çıkar çıkmaz takılan söyleyeyim bir şey. Söyleyeyim mi? Söyle. İlk günden beri Berke ile görüştüğüm için diğer adayları tanıyamadım. Hı hı. Diğer adaylarla ilgilenemedim gibi bir cümle duydum. Fırsat olmadı. Ha, yani... Özür diliyorum diğer adayları tanımasına engel olduğum için. Neyse tamamlasın ben sana. Böyle şu anlık başka bir şey yok. Bunlara çok takıldım. Bu ses al. Evet böyle bir şey söyledim. Ama şöyle aslında iki taraf için de söylüyorum. Ama o kendi açısından baktığıma hiç bir türlü buna kapatmış kendini. Ben burada dün de söyledim. Dedim bize ki, de göster o bakış açısını. Işte ben de ki... anlamak istiyorum mesela. Tamam. Ha. Şimdi ben... Yaş konusuna dönüyorum önce. Şimdi bu yaş konusunda ben kendi açımdan beklediğimi, istediğimi
söyledim. Kısa süreçte bir şeylere ulaşmak istiyorum artık. Zaman kaybetmek istemiyorum ya ben hani. Hı-hı. Ama onun bakış açısından baktığımda da o bunlara işte herkesin bir evlilik yaş beklentisi vardır. Atıyorum ben 30'umda evleneceğim. 30'umda bu kararı vereceğim. Bir sınır koyarız ya kendimize. Nasıl nasip olur olmaz orası ayrı da. Şimdi Berke'nin de belki buna hazır olmadığı veya kafasında belirlediği bir sene, bir zaman vardır. Ve ben o zamana uyamayacak olabilirim. Çünkü benim öyle bir vaktim çok yok. Çok uzun vadeli kaygılar. Çok uzun vadeli kaygılar. İşte ben maalesef ki böyle düşünüyorum. Bu arada erkeklere ve size çok kızgınım. Çünkü sabah çok saygısızlık yaptığınızı düşünüyorum bizim için. Biz günaydınlaşamadık bile. Yani şimdi o yaptığım yorumlara olsa... ooo wow diyorsunuz ama bize bir günaydını layık görmediniz. Kavgayı tutuştunuz. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Düştü. Ve modum düştü yani. Evet, takıldım buna. Evet. Haklısınız. O günaydın olsa belki bunlar olmayacak. Belki. Evet, evet. Çünkü ben de rahatlayacaktım yani, belki mesela. Güzel konu değişiyor. Konu değişiyor. Kaldığımız geliyorum yerden. Konuya. Geliyorum merak etme. Helal olsun. Rümeysa'dan daha iyi şey. Sakin evet. Konu değişmiyor. Ay ne kadar. Sen ne diyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Öykü Hanım Rümeysa'dan daha şey. Yüksek yani. Diye bir cümle söyledi biri oradan. Rümeysa'dan. Daha şey. Kim söyledi onu? Birisi benim için Rümeysa'dan ben daha şey demiş. Görkem söylemiş. Görkem. O ne demek? O ne demek? Rümeysa'dan daha iyi çevirdiğini söyledim konuyu. Ne oldu? Daha ne işte? Daha iyi çevirdiğini söyledim. Konuyu. Ne oldu? Konuyu aynen. Ne yaptı? Söylese cümleyi tam kur. Daha konuşmayı beceremiyor. Bu senin konuyu değiştirmesinden bahsediyor. Sen söyle. Ben erkekleri bir araya sokmuyor herhalde. Görkem cümleyi tamamlarsın. Mesela'dan daha ne? Daha iyi konuyu çevirdiğinden bahsettim. Ha tamam. Benim bir konu falan çevirdiğim yok. Sen ne anlatıyorsun? Patavatsızlıkta da senin üstüne çok yok ama Görkem. Çok boş konuşuyorsun biliyor musun? Böyle mi kalmayı planlıyorsun? Bu mu? Peki evet devam edelim. Alakası yok oğlum. Allah'ım sen önce patavatsızlığını düzelt, karşındaki kadına abla teyze demeyi bırak. Evet. Adını ezberle, yaka kartı var. Birazcık benim dikkatli adımı da artık konuşma. Sonra tamam mı? Örnekleme yaparsın tamam mı? Benim ben kimseden bir şeyden... emir almam. Sizin dediğiniz şeyleri de yapacak sana değilim. Sana burada emir veren yok. Yok, kadar rica da olmaz. Ben kendini düşünüyorsam söylerim. O olduğunu anlarsın öyle boş zaten. Boş şeyler değil yani. Ben burada kendini düşünüyorsam söylerim. Biraz bir, boş Leyla, konuşuyorsun ama. Sen de çok boş konuşuyorsun. Ben bir şey demiyorum ama. Tamam dinliyorum insan ya gibi. Ya demeden ne diyebilirsin tamam mı? Pardon. İnsan gibi dinliyorum. Sen de deme hakkın yok bir şey. Seni burada savunan insanlardan biri benim zaten. Tamam ama kardeşim o zaman bırakmadım. Sus dur. Ben kendi yorumumu yapıyorum. Orada çocuğa özür dileten kişi Rümeysa'ydı en son mevzuda. Kendi diletiyor. Tamam Rümeysa'yla ne alakası? Ben şu an Rümeysa'yla ne alakası? Şu an neden benim adımı geçirdin? Acaba onu ben miyim? Burada, mi? Yok konu Berke, değil. Berke'yle... Konu değil burada mevzu. Önemli tamam, olan en sonda suçlu gene Berke'ymiş gibi oldu. Yaşmak için peki, konuşma Görkem boş ya. Boş konu çok boş konu. Görkem burada yapılan eleştiriler yapınca elin. Bir saniye kızlar yükselmeyin. Konu şu an yapılan... Tamam onun gibi dedim. Hani Rümeysa neden benim ismimi geçiriyorsun diyor. Onun gibi oldu mevzu çünkü. Çünkü burada gene suçlu Berke'ymiş gibi lanse edildi. Gene en son ya top Berke'ye geldi. Ya ne alakası var? Erkekleri suçlu kız. Erkekler evine dedi ki bir günaydın tamam. Bile bize çok alakası gördünüz dedi. Buna Berke'yi ya suçlamak oluyor. Ya günaydın deseydi mevzu kapanmış İkisi birbiriyle miydi? Bambaşka. Ya sen bu şeyle alakalı fikrini söylesene. Çok boş bir mevzu ama boş da niye dinlendiriyorsun? Sen boş. Peki, benim mevzu sen boş yorum yaptın. Bir onu kabul et önce. Konuşma açık konuşma. Sen sizince daha iyisin. Şimdi bir şey... Görkem bir saniye sana geleceğim. Çok saygısızca daha iyisin. Gerçekten çok sinirleniyorum. Burada saygısızca olan bir şey yok. Eğer günaydın deselerdi konu çözülecek mi? Bana göre saygısızca davranıyorsun. Bana göre saygısızsın. Tamam sen de bana göre saygısın. Sesini yükseltme bana. Ne? Düzgün konuşacaksın benimle. Ya o fikrini ben gayet söylemez düzgün konuşuyorum. Benimle düzgün konuşacaksın. Kimseye aşağılamadım. Üstümüne dikkat edeceksin. Bir şey söyleyeceğim. Görkem. Buse burada bir şey söylüyor. Benim adımı geçiriyorsun. Ne alaka? Fikrini onun tamam, söylediği konuyu şey çevirme üstünden... Tamam konuyu çevirmesini söyledim. Konuyu çevirdim. Ben hangi konuyu çevirdim? Konuyu çevirdi. Yani burada erkekler atıyorum Onur kavga etmeseydi, günaydınlaşsalardı mevzu ben kapanmış mıydı? Ben hangi konuyu çevirdim? Belki kapanacaktı ya sen ben müsaade edersin. Nereye kapanacak? Başlayabilir miyim? Arkadaş her şey birbirine karıştırırız. Ay Allah Allah her ne şey saçma bir yorum bu ya. Şimdi senin fikrince kişiye ait bir görüş bildirdiğin için itiraz edilmesi çok doğal. Hani herkesin kabul edebileceği bir şey söylesen olur. Oradan tabii ki yani. Aynur'u söyledi, Leyla söyledi galiba değil mi? Teyze, Aynur'a niye teyze tamam, diyorsunuz? Tamam bunu Aynur kendi söyleyebilir. Senin birikken bir şeyler var demek ki. Niye o zaman sen benim oranın sözcüsü Leyla ise söylesin, konuşsun. Bu kadar basit. Ben kötü bir şey söylemem zaten. Yani saygısızca bir şey de değil. Rümeysa da niye farkıysa bilmiyorum. Şu an susuyorsam Murat için susuyorum tamam mı? Tamam bu kadar basit konuşabilirsiniz zaten diyorum. Ben de kendimi konuşabilir bunu söylüyorum. Size konuşmayın demedim zaten siz dediniz. Diyemezsiniz. Sen dedin Aynur. Tamam ben demedim siz dediniz zaten ben demedim.
Tamam kızlar, görkemli probleminiz var. Bu başlığı da buraya bırakıyorum. Yok. Yok zannediyorsunuz, yani. Var. Haberiniz yok. Şu ana kadar yok. Onun bence problemi gerçekten var. Benim de yoktu ama var yani. Problem var mı sizce? Bence var. Var tabii ki var. Var yani. Var. Çözemediğiniz ya bir şey var. Şu ana kadar yoktu. Şu ana itibaren mi var? Yani benim de aynı. Açan sensin. Mevzu yoktu. Ben ona şaşırdım. Leyla'nın anlatmasına şaşırdım. Demek ya ki biriken bir şey var. Ya insanları eleştiriyor ya. Şimdi kızın muhabbetine Rümeysa'yı katıyor ya mesela. Örnek veriyor. Ama bir örnek verdi. Tamam da alakasız yerde verdi. Yani gereksiz parladım. Rümeysa gibi çeviriyor diyor. Bu bana ya. Bir şey. Bu kadar düşünceli bir insansa hayatım. Bu kadar düşünceli bir insansa önce bir kendi üslubuna bir bak. Ne var üslubunda? Bundan onu bahsediyorum. Bizde ne olduğunu bile farkında değilsiniz. Esas konu bu. Görkemle ilgili evet. Konu bu. Evet, görkemin üslubu. Yani burada hatta başka mevzu var. Burada parladıkları mevzu başka. Bu bizim için sorun olan bu. Bu başlığı buraya bırakalım. Ayrı ayrı herkes bir şey söylerse, sıkıntısını söylerse çözemezsiniz. Yok, genel konu bu. Konu değil. Döndük konuya. Berke. Efendim Öykü Hanım. Evet, konu değişmeden önce sözü Buse'ye veriyoruz. Sonra konuşuruz. Dinliyoruz. Okey, unutma yani. Evet. Hangisini? Şimdi ben görkeme takıldım, konuya geri dönemiyorum. Sen yani genelde bazı kişilere takılıyorsun galiba böyle. Tamam, tamam. Laf sokmadan ne konuyu dedi? Çözelim bence. Ne dedi? Bir dakika anlamadım. Takıldığın noktalar oluyor galiba. Takıldığın nokta? Bazı kişilere böyle genelde takılıyorsun dedi. Rap mi yapmalıyım hoşuna gitmek için mesela? Evet. Anladın mı? Ben konuşmak istemiyorum. Bir de bayıl Ferah yani. Ben böyle laf sokmalı, daha şimdiden laf sokmalı şeylerle... Yaş konusunda işte, haklı olduğunu mu? Yaş konusunda belki de haklıyımdır mesela. Bence de haklısın. Bence de haklısın, çok haklısın. Haklıyken haksız konuma düşmek bu olsa gerek bu arada. Sorun yok benim. Ben Berke'nin bu arada hiç haksız olduğu bir durum yok. Hayır, ben Berke'yi tanımak istiyorum. Başka, gerçekten başka biri yok. Evet. Sadece tanımak istiyorum. Ama bu zamanımız olduğu sürede olabilecek bir şey. İşte inşallah gidip gelebilirsek, bir oturup konuşabilirsek. Az kaldı. Ki ona evde de, şeyde de, kırmızı odada da söyledim bu arada. Dedim ki gidip gelmelerimizde daha rahat konuşuruz. Bana diyor ki yaş muhabbetini niye kırmızı odaya geldiğini söylemiyorsun. Ben 5 dakikayı saygısızlık olmasın diye bu konuya harcamamışım. Çünkü ya, birbirimizi bir şey tanımak bu ilişkinin devam etmemesini oraya gerektirecek bir konu. Ne? Bunu ilişkinin devam etmemesine gerektirecek bir konu bu. Tabii ki bana bunu en başta söyleyeceksin. Ona göre belki kırmızı odaya bile gitmeyeceğiz yani. İyi de kırmızı odada 5 dakikamız var. Belki birbirimizi tanımak bir şey söyleyeceğim. Kırmızı odada ne konuşacağız eğer benimle ilişki düşünmüyorsan yaşın benden büyük olduğu için. Senin kırmızı çizgin aşkım. İyi de ilişki az önce bile mesela diyorsun şey galiba haklıyım yaş konusunda. İlişki düşünmüyorum mu diyorum. Sen bu söylediğinden bak şunu anlamıyorsun. Yaş konusu kafana takılıyorsa demek ki biz bir ilişki yaşayamayız. İlişki yaşayamayacaksak niye kırmızı odada varız abi? İlişki yaşayamam demiyorum ki hala ama anlamıyor aslında. Yok gayet iyi anlıyorum. Bak anlamıyor, bir şey söyleyeceğim. Hızlı giden atın. Ne dedi? Gayet açık net söyledi sana. Evet, yaşla ilgili bir sıkıntım var. Ama bunun böyle olmayacağını sen zaman içerisinde bana kanıtlarsan. Evet, mi? Aynen söyledi. Böyle söylemiştim mesela. Yani hangi kanıtlamadan bahsediyoruz Öykü Hanım? Bunun da bir zaman eve için. Yeni, eve yeni girebilecek yaşı olan biri çok de ihtimal var denildiğinde. Ben öyle bir şey tam olarak ağzından biliyorsa, olabilir. Olabilir. Arada da. Evet ya. Olabilir. Ben o örneği ben, arkadaşlar yani hani... Ya bu örneğin bile Berke'yi ne kadar rahatsız şey edebileceğini ölçmüyorsun. Çok doğru ya. Bir şey söyleyeceğim. Aşk, kadın, erkek, aşk, sevgi... Dışarıda bunun garantisi var mı? Hiçbir hayatta yerde bunun garantisi yok işte, var mı? Yani hiçbir yerde görüyoruz, dışarıdan yaşıyoruz. Dışarıdan biri gelirse yani böyle olursa diye o ihtimal her zaman istiyorum. Yok mu? Biri geldiğinde belki tanımayacak mı, kaymayacak mı yani o zaman? Böyle mi? Hayat. Hiç zannetmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Belki Berke'yle ben konuşuyorum ya arkadaşlar, üst üste konuşmayalım. Ne dediğinizi anlamıyoruz. Ben konuştuğum benim sözümü kesiyorsun diye değil. Sadece gerçekten ne düşünüyorsanız onu duyalım diye. Aynı anda konuştuğumuz zaman ne seni anlıyorlar ne beni anlıyorlar. Şimdi dışarıdan böyle bir ihtimal, Berke ile beraber mesela Ozan'ın sorusu için söylüyorum. Dışarıdan biri geldi ve daha çok beğendiği biri oldu. Olamaz mı? Yaş kriteri de var ortada ama. Yok, Berke'nin de olabilir. Benim olamaz bu arada. Ben eğer Buse ile tanışma yolundaysam, bak bir şey söyleyeceğim. Kadınlar evinde şu an bir sürü birbirinden güzel kadın var zaten. Ama ben seninle görüşüyorum. Belki bunu da söyledin değil mi? Eğer yani başkalarını tanıyamıyoruz, ilk günden beri seninleyim gibi bir cümleyle çıktın kırmızı odadan ve döndün dedin ki ne var o zaman, ben de tanırdım. Ben de tanırdım o zaman, aynen öyle. Birbirinden güzel kadın var kızlar evinde. Ben de güzelliğine bakarak
beğenerek birini çağırabilirdim kırmızı ya, odaya. Bir şey soracağım. Belki sen benim güzelliğim dışında neyime tutulacak kadar tanıdın beni. Ben bakışlarına, çok merak ediyorum. Bana bakışlarına bakarken ki böyle bana hissettirdiklerini. Anlıyor musun? Bazı insanlar bunu anlayabiliyor. Demek ki sen böyle şeyler anlayamıyorsun. Anlayamıyorum. Ben anlayabilen bir erkeğim. O zaman bana bu zamana kadar tamam, anlamadığın için bir farklılık yap başkalarından, dışarıda yaşadığım ilişkilerden. Bana bunu anlat, kanıtla o zaman. Ben de bunu istiyorum belki. Evet, anlıyorum. Ya bunda ne var ki yanlış olan? Ben onu anlayamadım yani. Peki. Ben benimle görüşürken yeni bir aday gelirse öyle onu da tanımak şey, istiyorum diyecek bir kadınla görüşmem. Attım bombayı ortaya. Ben böyle bir şey söylemedim bir şey bu arada. Söyleyeyim. Tamam, sen peki Batı beğendiğini söyledin mi? Batı beğendiğimi söylemedim. Çağıracak kimsem olmasa o tarz bir cümle kullandım. Batı ya, ben oyun, tanıdım. Ya biz oyun oynuyorduk. Arkadaş olarak da burada herkes biliyor. Ben arkadaş olarak aynen öyle. Ya burada aslında bir konuşalım. Burada hoşlantı falan yok ki. Burada ben Batı arkadaş olarak çok kesinlikle benim kalemim belki olduğunu düşünüyorum de dedim. Hayır, konu başka bir şey. Hiç burada bir saniye. Burada senin alman gereken şahıs kısım değil. Kısım Batı değil yani bu arada. Bakış açısı. Yani yenge olarak öyle anılıyor konumunda olmaktan hoşlanmamak mesela. Ben de öyle düşünüyorum. Daha erken olması. Sen daha oralara gidilecek bir yolda yürürken burada bir duralım, bir zamana yayalım isteği var. Bakış açısı orada Bata ya bayıldığı için değil yani. Bir şey söyleyeceğim. Çok samimiyetsizsiniz bu arada. 2-3 gün içinde kimse yıldırım aşkıyla böyle şey olmuyor. Ya kim yıldırım aşkı diyor ki sen şimdi? Evet. Mesela, ya bir şey söyleyeceğim. Yani. Ne kadar tanıyorsun? Kimse yıldırım aşkı. Ben net olmayı seviyorum abi. Ne kadar tanıyorsun ben ki? Neden sana güvensin bu kadar? Abi ben net olmayı seviyorum. Son dakika gördüm seni. Sakin. Ben bir şey söylemek istiyorum. Son zaten tamam, çok bir şey söyle. Söylemeyeceğim. Şimdi bir dakika konuyu unuttum. Belki en son ne seni demiştim? Seni görünce aklı gidiyor belki. Evet. Senin hakkında bir şeyler anlıyorum. Senin hakkında fikir şimdi sahibi şimdi bir şey diyeceğim. Dedi. Ben böyle bir cümle kullanmadım bu arada. Sen çok onu nereden çıkardın? Hasret attın bombayı harbiden. Bunu hasretin bence diye söylediği bir yorum. Birileri geldiğinde tanımak isterim, tanıyacağım. Ben öyle bir şey ağzından çıkmadı. Çıktı mı sana karşı böyle bir şey? Evet dedin. Sen bir dakika önce evet dedin. Bundan konuşmana ben sana evet, öyle bir şey sordum. Sen dedin ki evet hemen olabilir gibisinden söyledi. Ben hayır öyle bir şey söylemedim ya. Çünkü bir şey diyeceğim de. Her şey yaş olsaydı dışarıda bir sürü var bu arada. Yani yok değil arkadaşlar. Biz var var hepimiz için var ama. Hepimiz için var dışarıda. Yani tamam da olay yaş değil zaten. Buse dağılıyorsunuz Buse topla. Bir dakika ben diyorum ki. Tutarsız konuşuyorsun diyorsun ki yenge denmesini istemiyorum olsun tutsun kolumdan bana yani bunu hissettirsin. Bak doğru söylüyor bir dinlesene. Bak sen tutarsız konuşuyorsun. Ondan önce diyorsun ki ben yenge muhabbetine dahil olmak istemiyorum. Öyle çünkü şey gelecekte hani. Ya Hasret sana teşekkür ediyorum ya. Sana gerçekten teşekkür ediyorum. Hani hep erkekler arasında kızlarım. Haklıydı. Öyle yapıyor ama hani. Ya bir şey söyleyeyim. Eğri oturam doğru konuşuyorum. İzleyince göreceksiniz kimin kime nasıl hak verdiğini. O zaman özrünüzü bekliyorum. Bak o da diyor ki sen diyorsun ki önce ben yenge muhabbetine girmek istemiyorum. Ondan sonra diyorsun ki beni tutsun çekip kolumdan desin ki bana hissettirsin bunu. Şimdi sen ne istiyorsun? Ne olsun şey İşte tam onu yaşatabilecek ben erkek olsun benim aslında da pek hak etmediğini düşünüyorum şu anda. Sevgili izleyiciler hemen oylamalarımızı hatırlatalım. Kısmetse olur aşkın gücü ve El Poder del Amor oylarınızı kullanacağınız uygulamaların adı. El Poder del Amor biliyorsunuz İspanyolca aşkın gücü demek. Merak edenler varsa bir kez daha hatırlatalım. Ayrıca bize ulaşmak isterseniz hiç ayrılmayacağınız ve sürekli takip edeceğiniz adresi bir kez daha tekrar edelim. YouTube, Instagram ve Facebook adreslerimiz Kısmetse olur aşkın gücü official sevgili izleyiciler. Buralardan bizi mutlaka ısrarla ve inatla takip ediniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.